Artı Futbol'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Doğrusunu söylemek gerekirse Süper Lig'in 5. haftasında son günde, pazartesi gününde birbirinden heyecanlı, birbirinden çekişmeli, bir hayli tartışmalı iki maç var. Az önce Sivas'ta Sivas Spor 90 artı 6. dakikada bulduğu golle 2-1 öne geçti. Trabzonspor karşısında değerli futbol severler golü Uğur Çiftçi attı. Takımını 2-1 öne geçiren 1-0 yenik durumdan 2-1 öne geçiren golü bu karşılaşmada Sherlock'un bir penaltı vuruşundan yararlanamadığını hemen hatırlatalım. Öte yanda Sivas'ta 90 artı şu anda 5. dakikaya girdik. İstanbul'da 1 bir birlik beraberlik var. Beşiktaş 1, Başakşehir 1. Ee, burada da burada da e, Burak Yılmaz bu sezon ilk kez forma giydi. Penaltı yaptırdı. O penaltıyı da gole çevirdi. Ve Suat boğa bu karşılaşmada son düdüğü çaldı. Beşiktaş'a Başakşehir, Vodafone Park'ta bir bir berabere kaldılar. Öte yanda Sivas'ta 90 artı 7. dakikanın içindeyiz. Trabzonspor yeniden başladı oyuna. Sivasspor'un Spor'un iki birlik üstünlüğü var. E, tartışılan pozisyonlar var. Atan, atılan, kaçırılan e, penaltılar var. E, çokça konuşulacak pozisyon hakem kararı var. Hemen hatırlatalım bugün Artı Futbol'da Erman Toroğlu da konuğumuz olacak. Ve bugünün çok konuşulacak hakem kararlarını enine boyuna değerlendirme fırsatı bulacağız. Aspor ekranlarında yaklaşık 3 saat boyunca hem İstanbul'daki Beşiktaş, Başakşehir hem Sivas'taki Sivas Spor, Trabzon Spor karşılaşmalarını enine boyuna değerlendireceğiz. Canlı görüntüler de ekrana yansıyor. Süper Lig'in 5. haftasının son gününde Sivas'ta artık 90 artı 8. 7 dakikalık uzatma işaret etmişti. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu. Golü atan Uğur çiftçi. Taç atışını kullanacak. Oyun alanında bir sakatlık var. Trabzonsporlu futbolcular hakemin çevresinde zaman ...daralıyor dercesine. E, hakem de saatini gösterdi. Bu arada... E, ...sevgili Serdar da... ...onu da hemen ayağının tozuyla... E, ...stat'tan geldi. Hemen Serdar'ı da alalım. O da... ...Vodafone e, Park'tan. E, golü görebildin mi Serdar? tam Ben çıktım gol oldu. <laughs> Sen çıktın <laughs> gol oldu. Evet. Daha doğrusu oldu, penaltı oldu. oldu. Evet... E, Açıkçası da pek de gol olacağını beklemiyordum, düşünmüyordun değil, Düşünmüyordum değil mi? Düşünmüyordum ama. Yalnız şöyle e, tabi e, futbol severlere hemen şunu hatırlatalım. E, maç boyunca e, protesto tezahüratları vardı, e, Sergen Yalçın lehine tezahüratlar evet. vardı. Onların hepsini senden alacağım ama bir yandan da e, Sivas'taki maçın son düdüğünü bekliyorum. Sevgili Zeki Uzundurukan'a da döneceğim o yüzden heyecan içinde Zeki Uzundurukan'da. Ee, karşılaşmanın hemen onu da böyle alalım Zeki Uzundurkan da geldi o da yanımızda bu yoğun maç gününde maç temposu içinde Sivas'ta da artık uzatma bölümü e, belki bir son şans Trabzonspor adına savunma uzaklaştırdı Sivas Spor'da orta yuvarlakta Bordo Mavili futbolcular topa sahip olmaya çalışırken bir karşı atak şansı bu kez Trabzonspor için o top bir şansa dönüşebilir mi? Vakeme faul bekledi. Bir müdahale olduğu düşüncesinde. Bu görüntüler bir yandan da şu anda nereden görüntüler alıyoruz? İki taraftan da var mı? Bir yandan Sivas'tan bir yandan da İstanbul'dan Vodafone Park'tan canlı görüntülerde ekrana geliyor. O küçük ekranı büyük ekrana da alalım çocuklar. Ee, daha kolay e, müdahale edebiliriz biz de pozisyonlara böylece. Sivas Spor'un iki birlik üstünlüğüyle yüz e, gösteriyor dakikalar evet. Sivas'ta. Yüzü gösteriyor ve Yaşar Kemal Uğurlu da son düdüğünü çaldı. Trabzonspor henüz ikinci dakikada Al Aldiyal'le 1-0 öne geçtiği mücadelede e, Sivas Spor'un e, Fernando ve e, Uğur'la bulduğu gollere engel olamayarak Sağdan 2-1 mağlup ayrıldı. Bordo Mavili takım değerli futbol severler. Trabzonspor Spor böylece 6 puanda kaldı değil mi? Evet yanlış görmüyorum. Arkadaşlarımdan da hemen yenilenen puan durumunu da bir ekrana getirelim. Bu arada o canlı görüntüler ekrana yansırken onu da hazırlasınlar. Sivas'ta kırmızı beyazlı futbolcuların sevinci var. İstanbul'da aslında sanıyorum iki tarafta mutlu olmamıştır ama Beşiktaş bir uzun süre hem 1-0 geride götürdü hem de kalesinde çok pozisyon gördü. Ee, Serdar'a da onu soracağım. Zeki seninle başlayalım. Evet. Ee, yani bir birden sonra bir penaltı vuruşu var. Charlotte'un yararlanamadığı, evet. çerçeveyi bulamadığı diyeyim. Ve son anlarda gelen Sivas Spor'un üstünlük sayısı. Ee, Sivas Sporlu futbolcular da e, Trabzonspor'u mağlup etmenin sevincini yaşıyor. E, ee, tabii hafta içinde Avrupa yenilgisi. Ee, bugün Sivas Spor karşısında alınan yenilgi. Sıkıntılı sonuçlar ardarda arda bu önemli eksiklerin de e, olduğunu tabii ki göz evet. ardı etmiyoruz ama Sivas Spor'un da hakkını teslim edelim. Ee, belirli bölümlerde geri düşmelerine rağmen oyunu çevirmeyi başardılar. Kesinlikle. Ya Trabzonspor enteresandır taraftarı penaltı kazandığında takım sevinmiyor artık. Çünkü yüzde %40'lara indi. Penaltıyı gole çevirme istatistiği Trabzonspor'un %50'lerdeydi. Burada da kaçırdılar. Ee, Ünal Hoca'ya daha önce de seslenmiştim. Bu takımın penaltıcısı kim? Bu takımda idmanlardan sonra penaltı çalışması kim? mı yaptırmıyorsun diye Ünal Hoca'ya sormuştuk. Demek ki çalışmıyorlar. Yani bu kadar penaltı kaçmaz çünkü. Bir oyun ciddiyetsizliği var Trabzonspor'da. Lavvali oynama... ...alışkanlık haline dönüşmeye başladı. Özellikle Bakayemen'in e, oyun ciddiyetsizliğini görüyorum. Yani çalım atıyor, e, attığı pasların hiçbiri yerini bulmuyor, takım yoruluyor. Ve Ünal Hoca'ya şunu soruyorum. Takımın en iyisi Donis Advijer'di. En iyi maçını, Trabzon'a geldiğinden beri en iyi maçını oynarken çıkarıp... ...yerine Koray'ı alması tamamen çok büyük hataydı. Ünal Hoca çok formsuz. Bir defa başkan çok formsuz. Başkan Ahmet Ağoğlu şov yapıyordu. E, oyuncuları aldıktan, transferleri getirdikten sonra hiç şunu düşünmedi ya. ya bu, bu takımın iskeletini oluşturan oyuncular sakatlanınca ne olacak diye. 17 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında geleceğe yatırım yapıyoruz diyor ama haftalardır bakıyorum yedek kulübesinde bir tane hamle oyuncusu yok Sayın Ahmet Ağoğlu. Bağlan televizyona da bizlere de bir anlat şu Trabzonspor'un halini. Ya ben anlamıyorum yani sağlık kurulundan, İtibaren nereye elinizi atsanız, el, yani taraftarın elinde kalır herhalde. Taraftar her şeyi yaptı. 32.500 kombine, e, Fenerbahçe'den sonra... Forma satışları. sonra en çok formayı, Trabzonspor sattı. Taraftar her şeyi yaptı. Ama sizin bir politikanız vardı, öze dönüş hamlesi. Ne oldu bu öze dönüş hamlesi? Zaman zaman konuştuğumuzda hep şunu söyledik. Obi Mikel, Staric, bunları alarak eski başkanların izinden gidersiniz. İbrahim Hocaismanoğlu krallarını aldı getirdi. Olmadı, aşı tutmadı. Sonra Muharrem Usta yine en iyileri getirdi. Ne oldu? Trabzonspor'un bütçesi sarsıldı. Borç çığ gibi büyüdü. Ortada bir başarı yok. Gençlerle başarıya ulaşacaktınız. Geçen yıl oynattığınız 7 genç oyuncuyla, 7 Türk oyuncuyla birlikte bütün Türkiye'nin sempatizini kazanmıştı. Trabzonspor. Bu arada Trabzonspor. Ekranat puan durumu da yansıyor. Evet. Spor 13 puanla ligin zirvesinde. Evet. Fenerbahçe'nin 10 puanı var. Trabzonspor 6 puanda Galatasaray 8 puanda ee, yani Beşiktaş ve Başakşehir 5'er puandalar. Liderin 5. haftada liderin 8 puan gerisine Trabzon düştü. Trabzonspor bu hem, iki takım. Hem futboluyla Trabzonspor'da 7 puan. Hem de bu e, doldurduğu niteliksiz kadroya, doldurduğu niteliksiz yabancılarla birlikte sempati kaybetti. Ya yani, Trabzonspor ka maç kazanır, kaybeder. Geçen yıl aslanlar gibi çarpışıyordu bu genç oyuncular. Nerede bu oyuncular? Aldığınız kulübedeki oyunculara 3, bakıyorsun. 3,5 milyon. Ya nerede bu oydu? geldi. Nerede Hiç. Hep söyledik. 2 yıldır bu adamın futbolla ilişkisi yok. Amerika'da tatil yapıyor. Uğraşmayın. Yapmayın. Almayın. Dilimizde tüy bitti. Ünal Hoca'nın Bratislava'da 2 gol atan oyuncu vardı. İsmini unuttum şimdi. Hocam hatırlar. Ünal Hoca onu istedi. Çok da uygun bir oyuncuydu. da almadılar. Gittiler. Kendi bildiklerini okudular. O bir mükel Yani Anladım. samimiyetten uzaklaştılar. Transfer politikasından uzaklaştılar eski yönetimlerin izinden gittiler ve ortada şu anda formsuz bir Ünal Karaman formsuz bir takım Bak, enkaza dönüşür yapmış, bu takım gitgide gidiyor özgüveni kaybediyor 65 dakika oynamış 5 hafta geride kaldığında 2 şutu var şu ana St kadar gol ya da asist yok için, için sıkıntısı son dönemlerde oynadığı dönemlerde de ağrılarını çok büyütüyormuş benim ağrım var oynamam ya ağrılarla yaşamayı da öğrensin bir tarafta da haftalarca menüsküs yırtığıyla oynayan bir Abdülkadir vardı senin ağrın olabilir tamam da yani ne diye alındın sen? Ne zaman hazır olacaksın? Bu kadar sakatlıklar, sağlık kurulundaki niteliksiz bir doktor yüzünden takımın en büyük yıldızının sezonu kapatması yani bir sürü sorun var. Ama başarılıyken yöneticiler çıkıp konuşuyorlar. Başarısızken kafalarını kuma gömüyorlar. Trabzonspor'da sıkıntı çok büyük. Avrupa Ligi'nde bu takım gruptan geçem de söyledim. Gruptan çıkamaz bu futbolla da zirve yarışının içinde olamaz. Elde bu üç hedeften en mantıklısı zira Türkiye Kupası. Orada da ama bu ciddiyetsizlikle, bu formsuzlukla ve özellikle Yunan Hoca'nın formsuzluğuyla Trabzonspor ilerleyemez. Trabzonspor'un acilen e, radikal kararlar alması lazım. Bir defa bu alınan yabancılar şorlat 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 dediler. Ekuban gol attırıyordu ona. Ekuban olmayınca şimdi takımın hücum gücü de bitti, şorlat da bitti. Ya bir forvet oyuncusu penaltı kaçırır mı ya? Bir de kaçırırsın, tamam direğe vurur ya da kaleci kurtarır ama bu kadar ciddiyetsiz de vurulmaz topa. Yani dediğim gibi birçok oyuncu ciddiyetsizce oynuyor. Bakıyorsun Abdülkadir parmağın canı çıktı bugün. E, Sosa daha ne yapacak? E, Uğurcan daha ne kadar kurtaracak? E, diğer oyuncular nerede? Diğer oyuncular ortada yok. Böyle garip bir Trabzonspor var. Yazık Peki. çok yazık. Bir yılda Trabzonspor ne hale geldi? Burada baş sorumlu yönetimdir, formsuz Ünal Hoca'dır. Taraftar her şeyi yaptı ama ortada bir tane zirveye oynayacak takım yok şu anda. Peki, detaylandıracağız. Sevgili evet. Serdar sen stat'tan geldin, Vodafone Park'tan ayağının tozuyla stüdyodaki yerini aldın. Bir birlik beraberlik var. 1-0 öne geçmişti Başakşehir, Kravelli'nin 54. dakikada kaydettiği golle. Ee, yine gole yakın pozisyonlar da var ama Burak Yılmaz e, hem penaltı ona yapıldı hem de penaltı vuruşunu gole çevirdi. E, Beşiktaş için e, çok sıkıntılı. Geçen seneki o ligin ikinci yarısındaki Burak Yılmaz olmayabilir bu ilk devrede, sezonun ilk devresinde. Çünkü hakikaten arkada da bazı sıkıntılar var. Yani daha kaçıncı hafta Abdullah bir ıstıklandı oyundan çıkarken. Yani evet ya. bu kadar kısa sürede e, tepki olmaz da normal şartlarda ama e camianın tribünlerinin psikolojisi bozuk şu an. Endişe verici bir yüz ifadesiyle geliyor maçlar. Bunlar yani... iki sene önce ya şöyle özetleyelim. İki sene önce, iki sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde daha beşinci maçta gruptan na mağlup çıkmayı, gruptan çıkmayı garantilemiş. Son maçını yedeklerle oynayıp Bundesliga ikincisini yenerek na mağlup çıkmayı başarmış Beşiktaş nereden nereye geldi? Yani taraftar oh be ...forvetimiz varmış bizim de... ...diyor şu an. Ve şurada bir gerçek ki... ...buradaki en büyük transfer hatası... ...bana göre forvetin yedeklenmemesi. İdare ederiz. Kanat forveti bir şekilde... ...forvet gibi oynatırız. E, düşüncesi... ...çok ağır bir fatura çıkardı Beşiktaş'ta işte işte bence. Peki Reha Hocam... ...sizinle devam edelim. Az sonra sevgili Erman Toroğlu'nun da... ...aramıza katılacağını... <laughs> ...hatırlatalım. Çünkü... Bugün özellikle İstanbul'daki maçta Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinde çok fazla tartışma konusu olan pozisyonlar, Onların hepsini sizlerden gelen sorular da var. Burada konuşacağız, detaylandıracağız hem Sivas'taki maçı hem İstanbul'daki karşılaşmayı. Hocam devre arasında da beraberdik. İki karşılaşmayla ilgili de bazı saptamalar yaptık. İkinci 45 dakikada değişen Ne oldu? Böyle kısaca hemen bir toparlayalım 90'lar dakikaları. Şimdi Beşiktaş'ın bu kadar kötü oyuna tez yazılır. Tez yazılır. Bak hem sağ için hem sağ dışında ciddi anlamda karışıklık var, gerginlik var. Ee, yani bugün Beşiktaş bir puan aldıysa Suat Aslanbağ'ın ilk yarı yaptığı çok fahiş hatası var. Artı Başakşehir'in hem maçın 0-0'u beraberlik haline gittiğinde ve 1-0 öne geçtiğinde oynamadığı doğru bir oyun gördük sağ içinde. Oynamadı o doğru oyunla beraber geriye yaslandı. Yani hem Beşiktaş üzerine gelecek hali yok. Takım bütünlüğü de almış. Orada ikinci, üçüncü golü arayayım derken final paslarını yapamadılar. Bencilce davrandılar. Sıfır sıfırken sağ içinde doğru organizasyonla atak yapamadılar. Yani Beşiktaş hakem ve Başakşehir'in Kötü oyunuyla bir puan aldı. Bunu söylemek gerekir. Artı Beşiktaş takımında bir futbol takımında bazı şeyler vardır. Halledebilirsin der. Ya dersin motivasyonu düşük. Ya işte hücum gücü zayıf. Ya savunması iyi, ucumu kötü. Veya dersin ki savunma kötü, ucumu iyi. Bir şeyler halledersin. Bak Beşiktaş takım sıkıntısını söyleyeyim mi? Sağ içi disiplinsizliği var. Bak. Oyuncuların gelen kötü skorlarla beraber özgüven eksikliği var. Hücum sıkıntısı var, savunma sıkıntısı var. Antrenör formsuz ciddi anlamda sağ içine saray etmiş durumda. Ya sağ içindeki oyuncuların net görünüğü yüzünden. Şimdi eee devre arasında konuştuk. Ne dedim? Ya bu takım Manchester City örnek alıp oynamaz. Yanlış oynatıyor Abdullah Avcı. Senin aldığın oyuncu topluluğu, kulüp işte verilen rakamlar. Antrenörü farklı. Sen bir hayal kurduruyorsun gelirken diyorsun ki biz böyle oyun oynayacağız ama bir de gerçekler var. Elindeki oyuncu malzemesi var. E bunların çoğunu da sen aldın. Şimdi bu oyuncularla o oyunu oynayamazsın. Antrenör olarak da radikal karar değişikliği yaparsın. Antrenörlük budur. Esnemek, daha derinlemesini düşünmek, eldeki oyuncularla daha doğru oyun oynamak. Sen Enkudu ile, Diabi ile, Burak'la pas oyunu oynayamazsın. Set ucumu yapamazsın. Pas oyunu Diabi de Enkudu uygun değil. İkisinin futbol bilgisi yorumu tekniği olsaydı zaten buralara gelmezlerdi Türkiye'ye bak. İkisi atletizmi olan evet koşucu oyuncular. Bakıyorsun savunma arkası koşu yok ikisinde. Şimdi Burak da koşucu oyuncu. Üçü de. Sen Adem'le içi devre arası konuştuk. Sol iç oynatıyorsun. 4-1 4-1'de. E, sol iç oynanılan pozisyonda Adem'le işim metraşı fazla. E, geçen sene bu oyuncu bu sol iç oynamak yerine Şenol Güneş de zaman zaman oynattı. Ne yaptı Şenol Hoca? Ya dedi bu orada oynamaz. Adem Leiş gibi Kreatif bir oyuncun varsa ona konforlu oyun oynatması gerek Beşiktaş takımına. Abdullah o konforu arkasında oynatacak. O da üçlüyü oynatacak yüz dönük. Sen Adem'le işte ilk yarı nedir? dedin? Mıstara haritası çıksın. Gereksiz orta sahanın içine giren Atiba'nın pas sollarını kanallarını kapatan bir caner. Yani bunu City'de yapıyor diye Zinchenko veya Mendy aldılar sakat Monaco'dan 40 milyon euroya. Şimdi bu ayrı oyuncular. Ya yani Caner her pozisyonda giriyor. Atiba'ya Atiba bak teke tek konuş. Atiba ne kadar rahatsızlık duyduğunu bu oyunda anlatır. Şimdi bir teknik adam da oyuncunun daha sen antrenmanda bırak maçta anlarsın bunları yaptığını. Şimdi bir şeyleri hayal ettirip oynatmak istiyorsun ama eldeki malzeme buna uygun değilse farklı bir organizasyona geçersin. Nedir? Ya bir kere Dorukan sırtı dönük 8 numarama iki tane Adem'le işte Burak'ın arasına sokuyor. Diğer bir sağda solda Enkudu orada sırtı dönük top as. Sen Dorukan yüzü dönük geldiğinde dip koşu yapar mı? Pas atar mı? Gol atar mı? Evet bunları yapan bir oyuncu gördük de. Atiba'nın yanında iki tane altı numara gibi ama Dorukan'a özgürlük ver. Adem Leic'i arkada oynat. Daha konforlu bir oyun çıksın. Bir de Beşiktaş'ın gelçeği var. Kenar ortası yapmıyorsun. Sağda almışsın. Douglas ne diye aldın? Üçüncü stoper olarak mı? Bak Beşiktaş'ın şimdi izleyenleri böyle teknik taktikle de yormak istemiyorum sevgili Ender. Ya üç tane canarı görüyorsun. Sana da gösterdim. Atiba'nın içine giriyor. Üçünün de savunmada hem Necib'in hem Gökhan'ın hem de Douglas'ın durduğu pozisyon yine savunmada yanlış. Orta saha yanlış giriyor. Caner oyunu sıkıştırıyor. Atiba'nın özgürlük alanlarına giriyor. Atiba özellikle pas kanalı veya pas akışını sağlayamıyor. Bir antrenör bunu görür ya bu kadar Abdullah Avcı'nın inat etmesine gerek yok. Benim arkadaşım severim. İyi bir antrenör ama bir antrenör olarak ya yani farkı ama yaratan... Ama 5. haftada Sergen Yalçın diye bağırıyor. Şimdi böyle bir sorun var. Şimdi böyle bir sorun, sorun çıktı. Bir cümlemi bitirsem enler. Şimdi farkı yaratan bir antrenör olarak farktır o farkı bir antrenör olarak yaratman gerekir. Eğer yaratmazsan Beşiktaş takımının o kırılganlığı çıkacak. Hem sen kendin Başakşehir'de yaptığın antrenör farklı, burada beklentiler farklı. O özgüveni o da kaybetmiş durumda Abdullah Avcı olarak. Bir ekip halinde otursun. Ya biz bir hayallerle buraya geldik. Bu 4-1, 4-1 gibi biz hayal kuruyoruz. Manchester City'nin ile alakası yok oynanan futbolun devre arasında söyleyeyim. Demek ki bir de gerçeklerini oynatmak gerek. Yani bu nedir? Beşiktaş takım 4-2-1-3 oynat ya bu ayıp bir şeydir. Şenol olacağız? sana bir takım bir miras bırakmış direkt kaleye gidebilen. E sen böyle oyuncuları da aldın bir antrenörlük dersin ki ya arada bir şeyler dokunuşlar yaparım. Böyle de oynarsın. Bunda bir şey yok ki. Yani antrenörlük ego yani egoluk değil ki ya. Ya yani ben ondan farklı oyun. Ben ondan farklı şunu oynatacağım. Yani sistem oynatacağım. Caneri sokacağım. Yok pas oyunu. Beşiktaş takım pas oyunu %90 misal sahibi olsan bile öne taşıyamıyorsan ne kıymeti var? Bunun için Bugün Abdullah, Abdullah mesela. Ya, ya 59'a isterse %90 10 olsun ya. Ya bunun ne alakası var? Yani oynanan oyun sağlıklı değil. Pozisyona giremiyorsun. Takım motive, motive edemiyorsun. sağ Sadece disiplinliğin yok. Aynı zamanda da hakem kararı ve Başakşehir'in kötü oyunuyla bir puan alıyorsun. Peki Serdar yani işte hocam işin sağ içindeki detaylarını verdi ama bir de taraftarın duyduğu memnuniyetsizlik, daha sezonun 5. haftası olmasına rağmen o tedirginlik, ileriye dönük umutsuzluk gibi şeyler var. Aslında enseyi çok da erken karartmamak lazım ama e, yani e, sıkıntılar da çok net. E, ve e, her hafta hani biraz daha üzerine koyarak bir şeyler toparlanır diye bekliyor insanlar. Ama bugün ilk şutunu Beşiktaş kaleyi bulan ilk şutunu 53. dakikada çekti. İki yarıda zaten çok ciddi pozisyonu yok. İki yarıda herhalde. kaleyi tutan şut yok. Yok yani. Ee, yani kendi evinde oynuyor. Beşiktaş takımı. Şimdi yani Vodafone Park'ta. saha içi sorunlarını, e, teknik taktik sorunlarını Reha Hocam çok güzel özetledi. Bir de saha dışı sıkıntılar var. Hani saha içinde olsa sadece keşke o bir şekilde hoca öyle veya böyle transferle taktik değişiklikleri çözebilir. Ama saha dışı çok büyük sıkıntı. Daha 5 haftada Abdullah Avcı'ya taraftar istifadeye bağırmadı. Abdullah Avcı'ya taraftar bu nasıl futbol diye bağırmadı. Ama Sergen Yalçın diye bağırması artık Abdullah Avcı'nın tepesindeki bir demokrasinin kılıcıdır. Bir de böyle bir sıkıntı var. Ha Abdullah Avcı böyle bir tezahürattan olumsuz etkilenir etkilenmez onu kastetmiyorum ama, ama Sonuçta işte taraftarın süreç. bir memnuniyetsizliği var. Taraftarın bir yönetim memnuniyetsizliği var ama taraftar yönetimi tepki gösterirken bazı taraftarlar da ıslıkladı. Onu da belirtmekte yarar var. Bu da kötü. Yani ikiye bir bölünmüşlük var tribünlerde. Ee, yani bu sonuç üzerinden yapılan tezahüratlar değil. Daha maçın baş, başındayken, başlamadan önce de yapılan tezahüratlardı. Ee, hocam sağ için özetledim ama savunma da çok yepyeni bir savunmaydı. Karşı Başakşehir'in savunmasına baktığımızda geçen senenin savunması. E, tamam, Epriyan'ın sakatlığı oldu ama en Şükürtel azından Şükürtel yeni geldi ama. Ama ben dediğin ya, doğru. Gökhan yani Mert, en son iki bek Gökhan Tayseri. Gönül en son ne zaman sağ stoper oynamıştı? Stoper Aragonez Aragon döneminde oynamıştı. Ee, öyle bir sıkıntısı da var. Zaten hocam da çok güzel söyledi. Atiba çok fazla bildiğimiz değil Aslında fizik olarak çok iyi. Kondisyon olarak çok iyi. Onun ben e, çok da şaşırmışlar. 4, son 5-6 antrenmanın üst düzeyi. Nasıl baktıysa kendine. Ama teknik taktik olarak çok ciddi sıkıntılar yaşadı sağ içerisinde. E, ve Burak Yılmaz'ın tabii ki bir ürkekliği de var. Ama bunlar, Bu kadar maç eksiğini herhalde. Bunlar aşılabilir ama e, iç barışın olmaması büyük sıkıntı Beşiktaş adına. Peki. Türbünü, kongresi, e, camiası bunlar daha büyük onları sıkıntı. da konuşalım. Zeki şimdi e, bir yandan e, tabii sen e, Trabzon spor maçına daha fazla odaklandın. Burada görüyorum mesela e, Başakşehir'in de e, şımarık oynamakla itham ediyor bazı evet. futbol severler bana gelen <laughs> mesajlarda. Ve e, cezayı kesti bir şekilde Burak Yılmaz. Diyor futbol severler onu da konuşalım bence e, Trabzonspor tarafında da acaba sezon başında Trabzonspor'u çok mu büyüttük ve Ünal hocayı diye soranlar var e, bir yandan da Trabzonspor'un kadro darlığından yani içine girdiği kadro sıkıntısından bahsediliyor e, tabii ki çok önemli sakatlıklar var yani hem Abdülkadir Ömür'ün hem Ekuban'ın sakatlığı ki Ekuban çok iyi başlamıştı sezona e, bir de Yusuf Yazıcı da zaten evet. transfer olduğu için. Orada bir doğal sıkıntı oldu. Ama Sturridge ile ilgili mesela ne zaman oynayacak Sturridge? Ne zaman kurtaracak Trabzonspor'u diye soranlar da ya, var. O kadar ee, Var oğlu var. Ya, almayın diye defalarca söyledim. Ya almayın bu adam yok ortalarda sakatlığı var. Bu adam sizin istediğiniz forvet değil. Ama aldılar. Amerika'da kaç kez ayağına gittiler ve en acısı neydi biliyor musun? Annesinin, amcasının, dayısının gelip Trabzon, Trabzon şehrini incelemesiydi ya. Değil Bunlara mi? kaplandılar geldiler. ya ne, ne durumlara düşürdüler ya ben anlamıyorum. Almayın dedik ya. Ya yani, Trabzon şehri hani acaba bağlarla kafalarda soru işareti olacak bir şehir mi? Ha İsviçre ha Trabzon. Bunu söyleyeceklerdi. Ha gelmiyor musun güle güle? Ya golcü mü yok, forvet mi yok? Aylarca uğraştınız ya. Al işte eseriniz ortada. Oynasa da yani takımı sahiplenip sahiplenmeyeceğini de bilmiyorsun. Ne zaman sahalara döneceğini de bilmiyorsun. Hep söyledik. Ya bu kadar zaten genç oyuncular var kadronuzda. Bu kadar geleceğe yatırım yapmayın. Ne yaptığınızı da zaten kiraya vermişsiniz. Bakıyorsun burada bir tane yok. Hani yedek kulübesine bakıyorsun. Tarihinin en kötü yedek kulübesi var Ünal Hoca'nın elinde şu anda ve ligin en Zayıf yedek kulübesi Trabzonspor'un yedek kulübesi. Ya buradan hani Yunan Hoca formsuz diyoruz ama bu kadrodan da çıkacak ekmek bu. Yani tamam bunda bu takım zirveyi oynayamaz hep söylüyoruz. E şimdi Dil geldi Trabzon'un kalbini söktü aldı. Peki o e, hamleyi yapan, o son golü atan Uğur şu anda Trabzonspor'da evet. muavir arkadaşlarımızın yanında görüyorum kendisini. E, Uğuru, Uğur Çiftçiyi hemen sözü Sivasa bırakalım. Teşekkür ediyorum. Evet ikinci golü atan Sivas Spor'un futbolcusu Uğur yanımızda. Uğur çok e, gitgelli git gelli bir maç oldu. Maç hakkında yorumlarını alabilir miyiz? Sen de ikinci gol attın Sivas Spor'u öne geçiren gol. Ya tabii ki git gelli bir maç oldu ama Trabzon maçı bizim için Sivas halkı için yönetimimiz için çok önemli bir maç. Çok ayrı tutuyoruz bu maçı. Ona göre çalıştık ve hep kazanacağımızı biliyorduk. Gitti geldi ama hep bırakmadık istedik. Gol atmak da bana nasip oldu çok şükür. Kazandık mutluyuz. Bir penaltı pozisyonu var çok tartışıldı. Sen görebildin mi pozisyonu? Düşünüyorum. Arka arkaya iki sene şampiyon olan. Bir de bu Beşiktaş'ı düşünüyorum. Bakıyorum şöyle yazık ya. Yani nerede nereye? Ve yokuş aşağı gidiyorlar. Sana söyleyeyim. Bugün yönetim istifa sesleri var. O hep olacak Sergen artık. Yalçın sesleri var. Bir şey söyleyeyim. Maç 2-0 olsa 5 olur. 2-0 olsa 5 olur. Bir şey daha söyleyeyim. Bugün Başakşehir 12 kişiye karşı oynadı abi. 11-11 oynanmadı ki maç. Hakem Suat Beşiktaşlıydı. Hakem silah giymişti. Çok fazla Bir soru var. Beyaz olsaydı Beşiktaşlıydı ama ayıp ya. Yani şimdi bak. Lajit'le çarpışıyor. Çarpışıyor bilir. Durduğu yeri bilmiyor çünkü hakem. Nerede olduğunu bilmiyor. Çarpışıyor. Onu böyle toparlayayım derken Lajit bunu itiyor. İtemezsin ya. O zaman kırmızı kart. Net kırmızı kart. Peki 45. dakika net bariz gol şansı. Yani hepsini konuşacağız ama ya hiç yani, şey yapmaya gerek yok. Yani, bana göresi yok diyorsun. Sana göresi bana göresi yok abi. Biz bana göre filan derseniz kafanıza bir şey vururum <laughs> Kusura bakmayın yani. <laughs> en yakın ben da benim. Hocam yakında. <laughs> yok vurma abi <var>, olur mu? Sopa da <laughs> var hocam. Tehlikeli bir sopa. Sopayı, bu sopayı <laughs> ne yapıyorsun diyor birisi. Dün de seyretmemiş bizim yayını. Abi yani böyle bir maç. Şimdi Beşiktaş ne oynadı ya? Bana söyler misiniz? Bana Beşiktaş ne oynadı yani? İşte Reha anlatıyor ya 4-3-3, 4-2-4 oradan gidiyor, buradan geliyor. <laughs> ben baktım baktım ne gidiyor ne geliyor abi. Ne oynadı abi Beşiktaş? Bana Beşiktaş'ta ayakta duran bir adam söyleyin. Biraz genel mücadele etti. Gördü. Abi yok ya. Başakşehir istediğini oynadı. Lağbali oynadı mı sizce? Nasıl? Başakşehir. Vallahi biraz lavabali öyle. Eski hocalarını üzmek istemediler herhalde. Çünkü iki olsa dört olurdu sana söyleyeyim. Maç bitiyordu zaten. Zaten o penaltıyı yapmaya gerek yok. Top nereye gidiyor ya? Arka taraftan gidiyor top dışarıya. Yani aptalca bir penaltı yaptılar. Ama ne olursa olsun ya. Şey merak ediyorum. Göksel Gümüş daha merak ediyorum. Ne diyecek? Varda kim var biliyor musunuz? Varda Halis Özker var. Evet. Halis Özker. Hangi maçtan hatırlıyorsunuz? hangi maç biliyor musunuz? Bu bütün Hı. olayların çıktığı maç. Evet. Galatasaray, Başak, Galatasaray. şey evet, Galatasaray, evet. Galatasaray Konya maçının varı baba. Sağda göcek var, vardı o var. Hı. Gene ne vardı şu? o var. Göksel Gümüşda gözlerinden öperim. Sakın beyanat verme. Hı. Sakın beyanat verme Göksel Gümüşda. Burak e, yani daha hazır değilim. E, gol attım ama iki tarafa da maç gitti geldi diyor. Bir yandan da e, kendi seyircinin tarafından ıslıklanmak, protesto edilmek üzücü bir şey. Biraz sabretsinler özenen Beşiktaş'ı izleteceğiz diye de Beşiktaş. hani bir umut evet. açılamaya çalışıyor taraftarlarına. Geçen seneki Fener'in durumuna düşmesin de. Düşerler şu aşamada acilen e, Fikret Orman'ın başkanın kongre kararı alması lazım. Çünkü arkasında Sen Fikret eskiden Şenol Güneş... vermek istiyorsun? Hayır ama yani bu, bu şekilde yürümez. Adam gitmek istiyor zaten. Tribünler birkaç hafta sonra o bir şeyle duruma gidecek. gelirler. O bir bahaneyle. bağıracaklar filan. Benim şahsiyetimle, kişiliğimle oynuyorlar. Ben gidiyorum filan diyecek ya. Bu kadar tepkiyle, bu kadar olumsuz elektrikle ne Abdullah Avcı başarılı olur, ne takım başarılı olur, ne Fikret Orman başarılı olur. En güzeli yönetimin gitmesi, yeni gelecek yönetimde ya Abdullah Avcı ile devam eder, ya da yeni bir hoca bulur. Yani şu aşamada e, başarılı olacağını düşünmüyorum beşiktaş. Bir başım. arkadaşım bir tarif yaptı, doğru. İspini vermeyim. Tanıdığınız birisi. Vazo kırıldı dedi. Öyle mi? Çok erken Doğru. değil mi? Kırıldı. Öyle mi? Kırıldı bazen. Erkeni yok yani bu işin artık. Bu nikah artık olmaz Bas. hocam. Bu nikah dikiş tutmaz sana söyleyeyim. Kenol Güneş ne kadar büyük bir hocaymış ki bütün bu tepkileri sırtlıyormuş Tutuş. yani. Hepsini. Peki zor tutar hocam ya tutar mı? İnşallah tutar, inşallah tutar. Arkadan itiyorlar. Arkadan yayıncı kuruluş itiyor. Futbol Federasyonu itiyor ki Fenerbahçe ile Beşiktaş, Galatasaray'la beraber şampiyonluğa gitsinler. Bir de ne kadar satalım? Biraz heyecan olsun. Para kazanalım diyorlar abi. Şu andaki görüntü oyunu Ortaya konulan piyes Galatasaray'la beraber o. Hatta Galatasaray'da olmazsa iyi olur. Bir daha alırsa çok büyük paralar gelecek. Bunlar da artık çok oldu. Arayı keselim filan diyorlar abi. Çok net ya. Ben öyle görüyorum. Şimdi en basiti görüntü vermiyorlar ya. Şimdi görüntüsüz konuşacağız konuşacağız, detaylandıracağız. Çok fazla soru var. Özellikle Suat Aslan Boğa eksenli. var. Bahçeşehir <laughs> Boğa. <Taşakşehirboğa>. Başakşehir Boğa. Başakşehir <laughs> Boğa. Hangi maçtı ya ben Timsah Boğa dedim Timsah Boğa dediniz hocam. Bursa'sın Bursa'sın Timsah Boğa dedim ama herhalde Mustafa Çiçek. Evet. Timsah Boğa dedim. Evet. Bu böyle bir hakem abi. Bir ara nasıl dağıldı ya. Toz şeker gibi oldu. Bir ara kroki Kudra durumdaydı. Şeker gibi oldu. Kroki durumdaydı. Maçta değildi yani. Suratına bakıyorum maçta değildi. O layık pozisyondan ki... sonra mı dağıldı acaba? Dağıldı dağıldı. Değil mi? Ondan ya. sonra Ya zaten o son 45'te maçı bitirdi ya. Anam Bence anam, 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 orada anam, anam, aklında şu vardı. Ben o kırmızıyı nasıl çıkarmadım diye düşünüyordu. Nasıl çıkarmadım diye mi? Tabii. E, o zaman utanmadan Bence. sıkılmadan maçı bitireceğine ha, bir dakika hocam, kardeşim desin gitsin baksın. Benim de maçta dikkatimi çeken bir de tekrarına baktım. Ee, basit ürünlerimizde ekran da var. Çok yakın duruyor. Ee, yani elini kolunu tutuyor. Tabii futbolcunun da hani layı çaktı çıkarmaya çalışmıyor. Durduğu yer hatalı zaten hocanın. Hatırlıyor musunuz Deniz Ateş bitmeni? Öyle bir yerde durdu ki elindeki kartı aldılar. Burada da adam itekledi. Aslında iteklenen siz diyordunuz ya buradaki... Abi federasyonu itekliyor. Federasyonu itekliyor. Hakemleri kişiliğini futbol itekliyor. Futbolu Aldığı kararı. Çarpışabilirsin. Ben, size, ben sana soruyorum. Genel müdürlen Merdivenlerden çıkarken bizim genel müdürden çarpıştık. Olur ya çarpıştık evet. ya. Hata da genel müdürde. Hata onda. Ben de tuttum ittim duvara. Ne olur? Kovulursunuz. Kovul <laughs> Peki <yok> olmaz. Ben <laughs> kovulurum. İnsan ya kovulmam elektronik. lazım. Evet aynen. Kovulmam lazım abi. Evet. Ve bunu ben genel müdürüme hani merdivenden çıkarken kimse görmezken yapsam belki. Lan Türkiye seyretti. Bütün Türkiye gördü. O kokartları ayakların altına evet. alıyorsunuz ya. Ya nasıl evet. bir kişilik bunlar ya. Bunlar da hakem kişiliktir abi. Hakem oyun kralı filan değildir Yarın öbür gün yani. başka futbolcu başka bir hakeme yaptığında bunun örneğini gösterir. Arda yaptı. Kırmızı kart gördüğünde Arda der yaptı. ki. Arda 14 maç. Layış, Tabii orada başka şeyler de vardı evet. herhalde. Tabii canım, 14 apartman. maç. Hatta gel. Hem de yardımcıya yaptı Arda. Geçen sene ya. Evet. Rezillik ya. Rekor bir ceza Yani almış, şurada hakem konuşmayanlar top konuşalım. Baktım futbol da kötü ya. Trabzon çok maçına bakıyorum o da, o da çok kötü. Çok kötü. Hakemlere diyorlar ki penaltı aldıdırken bir ayak mutlak çizgide olacak. Trabzon'un kaçırdığı penaltı da adam bir buçuk metre önde. Ona da bakalım öyle orada da gördüm. öyle geliyor. Ben evet. öyle gördüm. Evet. Bir de kritik bir, bir, bir soru var. Bir evet. de orada Fernando'nun daha önceki pozisyonun başında ona faal yapıldı mı diye Sivaslılar'dan evet. Evet. gelen sorular var. Evet. Yine o karşılaşmada. Ona da bakacağız, hepsine bakacağız. Evet. Ben penaltıda da iki ayağı da çizgide değilmiş gibi gördüm. Ben öyle gördüm. Bir ayağın çizgide evet. olması evet. lazım. Zaten ben öyle at atış öncesinde belliydi. Hani Sherlock o kadar özellikle kötü attı ki, tamam onu anladık evet. bir kenara koyduk. O ayrı bir şey. Aynı. Ama kural var bir yandan da. Kuralı işlet. Çok net kural. Ve özellikle yapın diyorlar. Bu arada diyor ki Abdullah Avcı bize yakışmayan puanlar kaybettik. Ama sezon başından bu yana bir sürü olumsuzluklar yaşıyoruz. Yakışmayan puanlar mı kaybettik? Bir savunma değil yakışmayan demiş. Yakışmayan bence oyun oynanıyor. Evet. Elbise i̇şte şey, o mu ya? Oyun Yakışmıyor. Değil. ya, ya. Değil. Yakışmayan oyun bu esas oynanan. Bu evet. puan değil. Çok paralar harcamış, oyun kalitesi tartışılan takımlarla ha aramızda 3 puan var. Bir dakika. 3 puan mı? çok paralar harcamış 3 puan var dedi kastediyor. 8 puan 3 5 5'in üzerine 3 koyduk. Galatasaray'ı. Galatasaray'ı kastediyor. Gemiyi limana yanaştıracağız. Beşiktaş taraftarı takıma sahip çıkmaya devam etsin diyor. Yani çok para harcamış, oyun kalitesi tartışılan takımlarla aramızda 3 puan var yani hediye yani puanlar matematik hesapla yapınca Galatasaray'a Ama aranızda yani. futbol olarak kaç puanlık fark var? Bir de ona bakmak lazım. Yani şimdi tamam Beşiktaş'ta Trabzonspor'da iyi oynarsa zirveyle puan farkını kapatır ne ama Ne kadar para harcamışlar? Umut vermiyor. işte. Onlara bir bak, bak. söyle bak. bak. Hedef gene Galatasaray bak. Evet. Fener demiyor. Evet. Fener 10 puan. Galatasaray. Galatasaray. Ya hocam sıkıntı ne biliyor musun? Beşiktaş büyük bir camia. ya. Büyük bir taraftar kitlesi var hepimizin milli gibi. Kadrosu da kötü değil. Ama bu kadro bu oyunla yukarıyı sıkıştırabilir mi? Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ı sıkıştırabilir mi yarışta? Ya yani Bu oyun, oyunu değiştirirse sıkıştırabilir. Ama bu oyunla sıkıştıramaz. Yani onun için alınan bir puandan daha önemli lig. 29 hafta var. Niye sıkıştırabilir? Burada oynanacak günlük skorlar yeri geldiğinde kötü oynadığında oyunu ertelip skor alabilirsin. Ama ben sana bir şey oyun, soracağım şimdi o zaman. Gerek. Bu Beşiktaş takımının daha iyi olabileceğini tahmin edebiliyor musun? Ben edemiyorum. Ediyorum hocam. Daha ediyorum. olur. Ben de demiyorum. Hayatta bu bu herkes için geçerli. Her İyi, hayatta, biliyor musun? hocam. i̇ki sene evet. evvel, iki yabancı sene evet. çok kötü Beşiktaş'ın. çok kötü. İki sene, sene evvel. Beşiktaş yukarılardaydı. Avrupa kupalarına gidiyorlardı. Hem de ne mağluptu. Bu Beşiktaş takım çok geriye gidecek dedim. Bana neler yaptılar? Dedim ki öyle gözüküyor. Göreceksiniz sonunda dedim ya. O zaman ne, gittiler şey ya. Avrupa'da ne mağluplardı. Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde. Bu dedim gitmeyecek Beşiktaş takımı. Görüyorum ya. O zaman göreceksin bunu. Şimdi kolay konuşma. Beşiktaş takımı özellikle Abdullah Avcı'nın bu oynatmak istediği oyun sevdasından vazgeçmesi gerekir. Beşiktaş takımı çok kötü bir takım değil. Bu yarışın içinde de yer alır. Ya yani Beşiktaş takımını ev benzetiyorum biliyor musun hocam ben? Ya bir takım perdesiz ev gibi olmaz. Beşiktaş takım perdesiz ev gibi. Her şey açık ortada. Hocam Vizca Son diye beş... alınan Tyler Boyd şu takımda nasıl oynayamıyor evet. ben onu anlamıyorum. Yani Hocada da sorunlar var. Evet. son 5 son 5 hocam son 5 son 5 resmi maçta bu takım 11 tane gol yemiş. Bir de Lens bu yani, kadrosunda yoktu hocam. Evet. E, e, evet. E, aynen Serdar. Şimdi düşünebiliyor musun? Bir savunma zafiyeti var. Son 5 resmi maçta 11 gol yemiş Beşiktaş takımı. Sıkıntısı var. Hucumda nereden hucum yaptığın belli. Caner senle devre arası hı -hı, sevgili hı. Ender konuştuk. Caner Adem'le hiç en kudu bir çıktığı ısaretesi 145 pardon 45 dakikanın 40 kırmızı orası, yaklaşık var ya 4'te üç bütün aksiyonlar orada gelişmiş. Ya yani perdesiz ev gibi Beşiktaş'ın nereden ucum yaptığı nasıl savunma zafiyeti olduğu ortada. Onun için Abdullah Avcı'nın bu oyun sisteminden bu dizilişten vazgeçip Adem için bir kere özgürlük daha sağ içinde serbestlik verip o konforlu oyunu sağlatıp kendi eldeki oyuncularla farklı bir oyunla Abdullah Beşiktaş takım bu Abcın, yarışta yer alabilir. Abdullah Avcı'nın Rakip takımlara sallamasıyla değil, kendi önüne bakması lazım abi. Sana Hocam, ne? Harcamış, harcamamış. Ben söylüyorum. bunlara girdiği ama. zaman bu senin aczini gösterir. Beşiktaş'ın bu bon senin servise verdiği Para... Ya bırakın başka takım. Sen kendi takımına bak ya. Beşiktaş'ın bon servise verdiği para oyuncuları katmıyorum. 16 Galatasaray'ın 9 küsur. Galatasaray, de. 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 tabii canım Galatasaray bonservissiz oyuncular aldı. demek Oyuncuların kendisine ama verdiği hayır, paraları demek da katıyor. Istediği var oyunculara ya, oyunculara oyunculara ya. maaş yani oyunculara maaşı katıyor. Maaşı, katıyor. Kast bütçe olarak bütçe diyor. genel Ve sezon maaş, maaş bütçesini, da, bütçesini sezon de düşünüyor. Sezon başında da Abdullah Avcı şöyle bir ifade kullandı. Akıllı para. Yani, yani, bu parayı akıllı kullanılmış paralarla alınmış transferlerle yola gideceğiz. Burada biraz da şey işaret ediyor hocam. Hani bu gemi yanaşır. Arada çok fark yok. Ama tabii geldi. yani giriş noktası bence de yanlış. Başka takımın bütçesiyle, bütçesiyle. Çünkü yarın bu sefer o takım sana, o takımın hocası da belki cevap verebilir sana. Bu sefer başka bir polimin içerisine giriyorsun bu kadar olumsuzluğun yanında. Bir de hocama şöyle bir soru soracağım. Transfer döneminde şöyle bir şey yaşandı Beşiktaş'ta. Abdullah Avcı, Adriano ve Kagawa'yı çok istedi. Adriano çok yönlü. Kagawa, işte birlikte çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Kagawa olmadı. Bir tane isim vardı transferde. Beşiktaş onu alamadı. O da gitti Celta sanırım. Rafinha, Rafinha. Barcelona. Hı. diyelim zor, bugün Rafinha kadroda olsaydı. Rafinha. nasıl bir oyun tarzı olurdu mu evet. Beşiktaş'ta? Ya yani Adriano bir kere e, o oyun ezberi var. Yani Barcelona'dan. yani kadroyu alıp nasıl Beşiktaş'ı mı tartışacak? Hayır Rafinha Hı. olsaydı Adam gelmemiş abi. Hı. Yok yok hocam şunu demek istiyorum. Rafinha olsaydı bu kısa paslı oyunu bırakır mıydı hoca? Ya bırakabilirdi. Şimdi bu oyuncu ön grupta oyuncusuyla da bırakması gerek. Enkudu'yla Diaby'le bu oyunu oynayamazsın. Burak bakma sen tam formda değil. Burak koşu yaptığında top atacaksın. Yani Beşiktaş takım topa sahip olmak yani değil. Direkt benim, ucumla oynaması gerekir. Hocanın bir transfer eksik kaldı. Ben de şunu kaldı. söyleyeyim. R Anas, hocam yani bir sürü eksik kaldı. Rafinha'da sen sakatlanma riski yüksek oyuncu. Ben, ben bir şey söyleyeyim, söyleyeyim. mi? Burak bir o... Yılmaz Burak Yılmaz formunu bulup takımda direkt oynamaya başladıktan sonra Abdullah Avcı'nın sistemi falan hepsi hikaye olur. Burak, Burak Yılmaz'ın sistemi ...dizayn eder, Burak bana uzun pas atır der... ...Burak sistemine... ...Abdullah Hoca da bakar... Ama... ...takım kazanıyor, ne güzel der... ...dünya bu yani, futbolcular o düzeni kurar zaten... Aynı. ...ama şu anda o güç yok. Başakşehir'in biz... logosunda neresi var? Neresi? <laughs> logosunda neresi var Başakşehir'in? Hocam şöyle da... söyleyin... <laughs> Bay baykuş mu? Ha? Ben... O zaman Baykuş bu an... Baykuş boğazı. <laughs> <laughs> ben de ne oldu dedim bir anda. Evet. Baykuş. E, o. Baykuş varsa baykuş boğazı. Baykuş boğazı. Demiş ki Okan Buruk hocam. <laughs> <laughs> e, maç elimize geldi ama değerlendiremedik. Çok kötü bir hakem performansı vardı. Douglas'ın pozisyonunu geçiştirmek için ilk yarıyı bitirdi demiş. <laughs> e Doğru söylemiş. Ama kritik bir soru. İlk yarı bitti. Hakem. Vara gidebiliyor mu? Gidemiyor mu? Gidemez herhalde artık ya. Yok gidebiliyormuş. <laughs> Aa, disiplinde falan. Yani var var öyle Disiplinde, bilgi geldi. disiplinde falan olursa gider. Ama disiplin yoksa nasıl gidecek? Yani neye gidecek? Pozisyona mı gidecek? Tabii var odasından uyarı gelebilir mi? Şunu seyretti. Öyle bir bilgi geldi bana. Protokolda var diyor. İlk var yarı adı. tekrar mı oynanacak peki? Orada nasıl olacak? O, zaman, o, zaman, o zaman şöyle olur. Şöyle olur eğer gidecekse. Hı. Gider bakar penaltı mı verecek? Temcid penaltısı. Tempik öyle olur. O, ha, o şekilde terk etmeden, olur. Böyle bir uyarı gelirse bile bilemiyorum ama. ama terk edilmiş gitmiş artık orada sahayı bana gitmez. terk ne olacak? olacak. Kaçtı ya. <laughs> Kaçtı ya. <laughs> Okan Buruk diyor ki penaltıyı nasıl doğru verdiyse kırmızı kartı da vermesi gerekiyordu. Daha öncekileri söylemiyorum bile diyor. Çok rezalet. Ya diyorum ki 11-11 oynanmadı maç. 11-12 oynandı. Çok net söylüyorum bunu futbolcular biliyorlar hakemin şeyinden, yürüyüşünden, şeklinden, düdük çalışından. Biliyor topçu gibi. Düşün. O futbolcu birden itiraza giderse haksızsın abi. Bak üç futbolcu filan 10 futbolcu gittiler. Herkes görüyor çünkü ya. Ayıp suratını gördün mü futbolculara itiraz ederken? Evet. Ya oralarda dağıldı zaten. Ya yapmasınlar ya. Yapmasınlar, gitsinler ha. E var var. Barayı yan mı yapıyor? Varda kim var? Yine aynı hakem. <laughs> Halis var. <laughs> Yine Halis var. Var da Halis var. <laughs> Şeyde de... Tam Halis Hakem. Halis. Sivas'ta da Ali var. Halis Muhlis var. Ha Orada darbe. da o penaltı pozisyonu öncesi, penaltı atışı Aslında sırasında... Aslında o şarkıyı durumun ben durumun falan. Diyorum. Ne Cem Karaca'nın parçası ya. Ne no, Ben bir ceviz ağacıyım. Gül Gül Gülhane farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Şimdi burada Gülhane... E, ben bir ceviz ağacıyım. Ceviz ağacının manası ne burada? Pozisyon. Gülhane Parkı ne? Teşbih bela. Salatoğlu bu. Sağ. Bak, şey, e, pozisyonlar ne? Cemiz Ağacı. Gülhane <laughs> <Gülana> Parkı ne? <laughs> Start. Evet. E, sen bunun farkındasın. Değilsin ne? Hakem. Polis bunun farkında Değil? değil var. 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 Çünkü Var'ın elinde her şey var. Polisin elinde her şey var abi. Ne hakem bunun farkında var da ne de Tabii. Var farkında diye de var çevirelim farkında. onu. Yemin ediyorum sana ya. Hep beraber söyleyelim isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> yani, Tam rezillik ya. Konuşacağız birazdan. Peki. Ee, ama... Var'ı yani, da yönetecek bir üst kurul ya da birilerinin atanması gerekiyor o zaman. Var'a müdahale var demedi, etsene demesi lazım. Bir mesela Var'ın başındaki hayır, hayır, isim var, değişti. Var odasındakiler şöyle düşünüyor olabilir. Ya pozisyon böyle ama hani idare edelim. E, ...böyle olması gerekiyor gibi düşünebilir ama... Hocam sonuna dışında kadar... Tepeden... ...Hener, Galatasaray, Beşiktaş olmalı. Yarışma olmalı. Dekoder ya satılmalı. Mutlaka, hayır, Bazı olur. pozisyonlar gösterilmemeli. Konuşulmamalı. Hocam dekoder o zaman biz satılmaz bu, ki. Biz bunu hep beraber götürelim, heyecan olsun, para kazanalım. Tam tersine. Olay bu. Adalet Ufaklarda olmazsa, badem. Adalet olmazsa dekoder satılmaz ki. Taraftar her şeyin farkında Artık eskisi gibi değil ki. Sosyal medyada herkes her şeyi tartışıyor. Doğruyu buluyor kendi arasında. Pozisyonları inceliyorlar. Nasıl siz, Erman Hoca burada anlatıyor. Orada da çekim yapıyorlar. Çekimde aralarında tartışıp onlar da doğru yolu buluyor. O yüzden burada adalet olmazsa, ben zannetmiyorum öyle dekoder satılsın, reytingler artsın. Adaletin olmadığı yerde insanlar kaçıyorlar aksine futboldan. Niye basketbola bu kadar yöneliş var? Hem keyifli hem de orada oyunlar dönmüyor. Hak eden kazanıyor. İrfan Can Kahveci demiş ki skoru koruyabilirdik. Rakip de pek üstümüze gelmedi. Daha çok gol dağıtabilirdik. İlk yarıda e, bir pozisyon var. Rakip 10 kişi kalabilirdi. Ama vermiyor. Vardı da bir izle yani. izlemiyorsun İlk yarıyı bitiriyorsun. Ama bizimkinde hemen penaltıyı veriyorsun. Haklı. Haklı, haklı abi. Bak topçu haklı. Ne güzel konuşmuş çocuk. Ama ceza verilmesi lazım. Ceza verilmesi lazım bu çocuğa. Niye konuştu diye. Çocuk doğru konuşmuş. Okan'a da ceza verilmesi lazım. Hadi Göksel Gümüş neredesin? Verilmesi lazım Bu ya. Bu mantıkla doğru söylüyor Fatih Hoca'ya. Madem Galatasaray hocam. Başkanı'na Fatih'e falan veriyorsunuz Aynen. ki isim vermiyor. Burada Aynen. futbolcu konuşuyor. Antrenör konuşuyor. Hadi versenize. Yüzde yüz Hadi. Neredesiniz? E. Hocam öyle. Emsal var ben diyorsun değil mi abi. Emsal kolay. Hadi buyurun. Cenaze namazına. Trabzonspor bu arada Sivasa 4 Eylül Stadyumu'ndan ayrılıyor. Trabzonspor takım otobüsü yani hafta içinde etafe sonra Bu hale Bu hale nasıl getirdiler? Gerçekten inanılır gibi değil ve başkan değişmedi. Hoca değişmedi. Çok tamam sakatlıklar, sakatlıklar olabilir ]lar. ama yerine Ekuban ve yerine çok oyuncu alındı ya. Yerine çok oyuncu alındı. Ve affedilir gibi değil ya. Çok abdurrahman. Tamam, niceliği ve nitelik. Tabii. En sayısal sayısal var mı? Nitelik olarak var mı karşılığı? En önemli ya, bu. Genç Halil oyuncu almak şey önemli olurdu. ama yeterli Bak, olup olmadı, seviyesi hal önemli. Bir şey. Nüfus kağıdına bakıp oyuncu alınmaz. Şu yap. Yani evet, genç evet Ama neye bakılır esas esas? O, o esas oyuncunun yaşlı veya genç olduğu değil. Yeterli ben bir oynayabilir mi oynayamaz mı? Kalitesi var mı için yok anlatayım. mu? Ben anlatayım. Ya Rodrygayı tutmadılar. Neymiş? Menajeri fazla para istemiş. Ne istemiş? 400 bin euro istemiş. 50 bin euro teklif etmişler. O kalsa daha iyi. Değil. O bizim o o bizim oyuncumuz ama. Ya ister tabii ki. Bunun komisyonu bellidir. Rodrygadan daha iyisini alamıyorsanız, takıma uyum sağlamış o Rodrygayı niye takımdan uzaklaştırıyorsunuz? Ki aldığınız oyuncuyu da gördük. Vermeyi yani vermeyi Ekuban son olmayınca, derece. Son derece. Ekuban olmayınca olmadı. Hadi Rodrygayı gö gönderdiniz. Adabayor gibi bir oyuncu vardı, onu almadınız. Dedik Mehmet Topal boştaydı, almadınız, savunma yol geçen anı, elek oluyor her maçta. Uğurcan dünyayı kurtardı, neden? yedi gol yemiş. Hüseyin neden kementi şey ne yedi? Ne yedi. yedi. Şey Arkadaşlarım söyler misin? Söyleyelim hocam. Geçin, geçen senenin ilk 5 haftasındaki puan cetvelindeki Fenerbahçe'nin durumu ne? Geçen Kötüydü. sene ilk beş haftada altı puanı vardı Fenerbahçe'nin. Bir baktır ya. Yok biliyorum. Yok öyle öyle. Bilim altı o. puanı vardı. Çok da aşağı 4. Vardı. haftada 3 puanı vardı. 5. haftada Konya Sporu yenip 6 puanı oldu. İlk maçta da 1. açılış maçında iyi. İlk maçta da Bursa Sporu kendi evinde evet. hocam 2-1 yenmişti. Ya, e, Yalnız söylemiyorum değil mi çocuklar? 5. hafta sonunda evet, evet. Konya, doğru diyorlar. Konya evet. Sporu 1-0 deplasmanda Elif'in golüyle yendiler. Kadıköy'de de ilk, bir, haftada bir, ilk Bursa hafta 2-1 yendiler Bursa Sporu. O arada şeyler var. Şimdi, 6 puanı vardı Fenerbahçe'nin. 5. hafta öyle sonunda. Öyle bir maç var ki Trabzon Beşiktaş yani kaybedenin hocası için koltuk Çanlar, sallanır. Kimin için Tehlike çalıyor çanları çalıyor. Ya bu bir şey değil ama yani. Ama çok formsuzlar. Aslında çok erken tabii hocalar için ama formsuzlar Ama böyle. başkanlar ve camialar. Bakın camiyalar... size bir şey okuyacağım. Buyurun hocam. Erman abi. Var protokolünde bariz gol şansı. Bunları söyleyelim ki seyirci de kafası karışmasın. <laughs> evet. Var protokolünde bariz gol şansı. Penaltı ve gol pozisyonlarında eğer hakem ilk yarı veya maçın bitiş düdüğünü çalmış olsa dahi hakem verdiği kararı inceleyebilir. Hatta ve hatta o esnada oyuncular içeri girmiş olsa dahi i̇çeri oyuncuları olsa sahaya olsa dahi. davet edip kararını değiştirebilir. Ha, bu Güzel Çok şey. önemli. İşte Güzel nokta. Hocam bir kere daha okuyabilir miyiz? Tabii. İyice. Maçın e... en önemli noktası bu. Erman abicim. <Gülüyor> <Gülüyor> Erman abicim gözlerinden öperim bu mektubu sana yazıyorum. <laughs> evet Erman abi var protokolünde. Bariz gol şansı, penaltı, penaltı ve gol pozisyonlarında eğer hakem ilk yarı veya maçın bitiş düdüğünü çalmış olsa dahi hakem verdiği kararı inceleyebilir. Hatta ve hatta o esnada oyuncular içeri girmiş olsa dahi oyuncuları sahaya davet edip kararını değiştirebilir. İşte dediğimiz zaman tepki tarafı. Bu şimdi çok... Var hakemi de Halis Özkahya. Evet. Bu evet. şimdi çok kritik bir bilgi. Sonra da bu Halis Özkahya hakemliği bitirilecek falan olayı olunca ağlıya ağlıya diyor ki ya ben İzmir'e yerleştim diyor ya ben diyor para da alamayacağım ben ne yapacağım şimdi diyor ağlıyor ya. Şey Neyi ya? ağlıyor? Ağlayan hakemden hakem olmaz ya. Ağlamayın lan Millete ağlatıyorsunuz. Milletin anası ağlıyor sen ağlamıyorsun. Anası ağlıyor milletin be. Hı. O topçudan nasıl çalışıyor? Bu olay büyük skandal zaten. Milli takımına sağlıyor ya. varken, öyle bir hakkı varken bunu kullanmıyoruz. İyi yapıyor ama. O Halis Ösyağı'yı koruyanların başındaki adam Göksel Gümüşdağ. Dikkat Orman, Ali Koç. Halis Ösyağı'ya bu kadar çok Bu kadar başta abi. Kötü yönettiği maçlar vardı Göksel var Başkan ki. birazdan konuşmaya gelecekmiş. Bu arada hocam 16 Nisan 2018'de Mainz Freiburg maçında Devre arasında oyuncuları soyunma odasından çağırıyorken böyle bir pozisyonda gelin diyor. <laughs> var inceliyor, var kararla penaltıyı veriyor. Tamam e işte. Süper. Bu şekilde bir pozisyon. Bizim varımız hiç çalışmıyor demek. Ki. Asıl önemli nokta bu zaten hocam başta. Yani var böyle bir şansın. Bir incele. Var yok. En işte. azından dinle. Tamam, incele. Hani gene verme. Kaçtı Ama ya, kaç biliyor ya. Vara gerek yok ki, o da biliyor. Hocam... Bir... Eğer adım Erman Toroğlu'ysa, soyadımla beraber... ...adam değilim ver bilmiyorsa. Biliyor pozisyonu ya. Net gördü. Vara gerek yok ki. Yemedi. 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 Vardakilerin de mi yemiyor hocam? Onun hiç yemez. <laughs> Allah Allah. O, o hiç yemez. Orada ne işi var o zaman? O şeyin kuyruğu gibi. Ne uzar ne kısalır. İlginç. Tanıyorum, biliyorum abi maçlarda. İlginç bir bilgi var. Alanya-Fenerbahçe maçında mi kim? kim? Halis Özgökhaya. Evet. Var kim? Suat Aslanboğa. Vay be. Bozacı'nın şahidi. <gülüyor> bugün <gülüyor> Güzel. Suat Aslanboğa'nın şahidi Bozacı. Şahidi Bozacı bugün değiştirmişler. Vay Çok be. enteresan ya. Niye böyle garip Hocam sen çalışacaksın, antrenman yapacaksın. Anan ağlayacak, kendine bakacaksın. Akşam erken yatacaksın. depar atacaksın, terleyeceksin. Ya felaket işte abi gelecek seni çıtır çıtır yiyecek ya ne o hakem ya yürü gidin abi ya sonra Antrenörler kovulacak futbolcular takım değiştirecek belki bir alt kümeye düşecek bunlar hala hakemlik yapmaya devam edecekler. Bu arada Rodega'nın bir arkadaşı şimdi isim vermeyeyim Hı -hı. E, maaşını düşürmek istedikleri için Hayır. takımdan ayrıldı. Hayır söylerim. ben çok iyi biliyorum o arkadaşa aynen şunu söyleyeyim. <laughs> ...menajeri çok yüksek para istediği için... ...biz kabul etmedik dediler... maaşı maaşıyla ilgisi yok... ...Rodeaga'ya bir buçuk milyon euro... ...vereceklerdi... ...Denizli Spor'da şu anda... ...bir milyon yüz bin euro oynuyor... ...sırf menajeri... ...biliyorsunuz bu Güney Amerikalıların vesaire... ...bu tip oyuncuların menajerleri hep sorun çıkarır ama... ...burada menajer haklıydı... ...niye haklı? ...yeni sözleşme yapacaksın... ...komisyonunu istiyor... ...adam dört bin euro istemiş... ...sen ona teklif ediyorsun... ...elli bin euro yeter sana... Bu şekilde olmaz. Sen eğer Rodayega'dan daha iyisini tespit ettiysen gitmesi için bunu söylersin. Ama B planın yok. Aldığın oyuncu belli. İşte takır takır atıyor dediler. Ekuban sayesinde atıyordu. Şimdi tek başına kaldığında. Şimdi size... Markajdan kurtulamayan, penaltı bile atamayan, enerjisi düşük bir forvetin var. Staric sakat ve hocam benim ağrım var. Ağrı eşiği çok yüksekmiş bunun. Eskocaları söylüyor. Star için. Evet, nasıl yani? O ağrıyla ağrı baş ağrı etmesini diyor. Mi? Hep futbol hayatı boyunca en ufak bir ağrıda ben bu ağrıyla oynayamam diyormuş. Ha düşük o zaman ağrı Tabii ağrı o, işte Onunla savaşması gerekiyor diye ya eski hocaları. Yani star için sıkıntı. Nasıl yani? Hep böyle bir sıkıntı. Ya Bazı oyuncuları ağrı, ağrı eşiği olur. mesela evet. ee, mesela Erman Hoca stoperdir. Şimdi sayısı güçlü bir evet. insan. Mesela seyretmedim. Mutlaka Erman Hoca ama şöyle baktığında ağrı eşiği yüksektir. Yani kolay, kolay kolay falan olay kolay hocam? çıt kırıldım yani. dediğimiz hani oyuncu profiline değil. Vururlar eder bilmem ne. Ya kafası yarılmıştır. işte şuradan darbe almıştır. Sakatlanmıştır Şenol, çıkıp oynamıştır. Çarpmıştık. Bazı oyuncular da yani Şenol'dan bir tane de çarpıştık. O çıktı sebebiyle ben oynadığım 7 dakikayı hatırlamıyorum hoca. Ya. Aynen. Soyunma odasında ağlıyordu bu yandığımda hastaneye beni de götürdüler yani yana yattık. <laughs> Bazı oyuncular da o ufak ağrı, çok ufak ağrı bile rahatsızlık duyar. Ağrı eşiği düşüktür oynamaz. Şimdi size bir soru 10 puanlık. Bugünkü maç oynanıyor. Haftaya Trabzon'da Trabzon Beşiktaş maçı. Evet, Zeki evet. Hocam az önce söyledim dakika zaten. Dakika 45. Evet. Aynı pozisyon oldu Trabzon hücumunda. Evet. Bugünkü pozisyon. Evet. Bugünkü pozisyon oldu. Ne olur acaba aynısı olursa, aynı olay olursa? Hocam hiçbir şey söyleyemem Normali, bundan sonra çünkü varışı sulandırıyor gerek orta hakem işi sulandırıyor. Şimdi bunun cevabını Bilmem ancak hala. siz verebilirsiniz. Ben çünkü adalet dağıttıklarını artık hakemlerin inanamıyoruz inanamıyorum. Yani bu kadar Peki, büyük maçlarda hata o, yapıyorlarsa. O yapmaz. Zeki Müdürüm Senin o çok güzel bir konuya da değindin. Hemen Erman Hoca'ya soru olarak şöyle bir şey soracağım. Hocam federasyon başkanlar tamam. değişiyor. Değişiyor. MHK başkanları değişiyor. Bu ara bir bakıyorsun MHK'de başkanlar değişiyor. Hakemler bir iki tanesi işte klasman düşülüyor veya bırakıyor. Ama çoğu hepsi aynı olduğu yerde duruyor. Gelişmiyor. Bu ara yaptığı hatalardan teknik direktörler işsiz kalıyor. Evet. Ama onları bir bakıyorsun iki hafta dinlendiriyor. Bir maçta farz eden maddike veriyorlar. İki hafta sonra bir bakıyorsun tekrar... Süper Lig'de görev alıyorlar. Bir sıkıntı yok. Şimdi buradaki sıkıntı yani bu kadar MHK başkanı değişiyor, Federasyon başkanı değişiyor. Antrenörler değişiyor. Hiç değişmeyen hakem ve kendini geliştirmeyen ve de bu teknoloji de var artık. En çok geliştireyim onlardan onlarda. Sana cevap niye vereyim. gelişmiyorlar? Sana cevap vereyim. Sırf bunu akıllarında bu sene. Bu sene. Yani yüzlerce tilki var da 40 tilki de Sana, sana söyleyeceğim mi? şimdi ya bu sene, bu yıl. İstanbul'da altı tane hakem alacaklar büyüste. Bir, bir Pardon, beş tane hakem alacaklarmış bir üste. İlk ona hakemi yolluyorlar listeden birden ona kadar. İlk altı hakemin babası ve akrabası hakem. Bu ne demek biliyor musun? O hakemlere giden gözlemcilerin alayı organizanın içine girip bu işi tezgahlamışlar. Göksel, Tezgahla geliyorlar hakeme. Göksel Gimiş daha konuştu mu? Tamam. Tamam, hemen reklama gidelim. Beni uyarıyorlar reklama gitmemiz lazımmış. Devam edelim hocam, hararetli bir şekilde e, giriş yapmıştınız ama reklama gidelim. Hemen devam edeceğiz. Artık futbol kaldığı yerden devam ediyor. Hemen Göksel başkan'a gidelim bakalım neler söylemiş e, Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüştepe. Evet değerli arkadaşlar. Öncelikle Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman ve Yönetim Kurulu'na ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün konuşulacak çok şey var. Ancak ilk yarının son pozisyonunda o pozisyona düdüğü çalamayan, vara çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Konuşulacak maçla ilgili çok pozisyon var. Fakat arkadaşlar bu öyle bir pozisyon ki eğer bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmez ise Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz ve Türk futbolunu ayağa kaldırmakta zorlanırız. Başka soru almayacağım. Hepinize iyi akşamlar. Hatırlıyor musunuz yaptığımız yayını? Konya Galatasaray maçında vardı Halis Özkahya. Evet. İçeride Hüseyin Göcek. Ve bir şey söyledim. Dedim ki Hüseyin Göcek penaltıya yeltenirken yardımcı hakem diyor ki Hüseyin Göcek'e yakındaki. Pozisyon çok temiz. Sakın ha hoca diyor penaltıyı verme. İki defa söylüyor bunu bak iki defa. Bunlar üçlü duyuluyor. Var çağırmıyor. Bu olduğu zaman bunda kasıt var abiciğim. Bak artık eski hakemlik bitti abi. Bizim zamanımızda hakemlik falan bitti. Ben hakemdim ben topçuydum. Geç abi. Geç. Senin topçuluğun hakemliğin bitti. Yeni bu. Sen bunu çağırmazsan eğer sen art niyetlisin. Senin kafanda bir şeytanlık var. Halis Öçahya, Hüseyin Göcek. O gün dedim ki bu iki hakeme büyük ceza vermezseniz eğer bu işi toparlayamazsınız. Çünkü bu milat dedim. Oradaki olay da şu. Yardımcı söylüyor. Bak. Hakem ters gördü. Tamam. Yardımcı söylüyor. Ulan yardımcı söylüyor. Var ne yapıyorsun? Arbut mu topluyorsun? Bahçede. Çağır. Bu çağrılmıyorsa burada bir tezgah var. Buna uzun müddetli ceza vermiyorsanız gücünüz yok. Abi şimdi konuşan Göksel Gümüş'te Fikre Dorman, Ali Koç, toplantı yapıyorlar telefon, bildiri yayınlıyorlar. Anadolu kulüplerinin bazıları et, yaptım diyor, Trabzon imza etmedim diyor, Antalya imza etmedim, haberim yok diyor, bir bildiri yayınlıyorlar. Ben de dedim ki bu yanlış bildiri. Galatasaray Başkanı konuşuyor, Fatih konuşuyor, onlara okkalı birer ceza. Dedim ki bakın bu olay Galatasaray olayı değil, bu olay farklı bir olay, yapmayın, Bunun şimdi alırsanız bitirirsiniz. Ne oldu Göksel Gümüşta? Geçen sene son Fikre Orman'ın açıklamalarında dedim ki sen şeye Serkan'a Serkan, Serkan şuraya bir sandalye getirin dedim arkadaşlara söyleyin. Onda da şaşırdılar ne oluyor diye. Niye dediler Fikre Orman gelecek dedim yanımıza. Aynı cümleleri söyledi Fikre Orman buna benzer. Bu hakemleri bitirmek lazım dedi. Şimdi bir tane de sandalye getirip Göksel Gümüş'ten şuraya oturması lazım. Geç kaldınız Göksel Gümüş'te. Olayların önüne geçemediniz. Ben size söylediğimde Galatasaray zannettiniz. Fener Galatasaray Fener değil olay. Olay sakat içeriden. Bunları bitirin. Bunları bitirmezseniz gidemezsiniz. Genç adamlar gelsinler ya acem olsun fark etmez. Bunlarla yürümez. Bunlar belli abi. Hata yaptıklarına inanalım. Hata diye. Emre bunun eline suratına vurdu. Sarıkat verdi. Bir sene evvel. Vurdu buna gene. Bu tokat yemeye alışmış abi. <laughs> Buna çok kadar çaksın. Çat çat kendine gel. Aslında atmak <laughs> lazım. çat 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 kendine gel diyeceksin. Bunlardan olmaz abicim ya. ya, devam etme yani. Bir şey yapın ya. Hocam 40 tane hakem var şu an ellerinde. Gençlere görev versinler. Yani hocam mekanı. Torpille de, hakemler çıktı ha. Dev, ya, torpille. torpille. Torpille hakem çıkınca Abi. ne oluyor? Ben torpille geliyorum. Sen çıkıyorsun süper maçlar idare ediyorsun. Sana gelen gözlemci seni doğuruyor. Bana yüksek puan veriyorlar. Ben tezgahın yukarısına çıkıyorum. Sen de bakıyorsun ki... Ulan ben burada mücadele edemem lan. Lanet olsun diyorsun gidiyorsun. Pırıl pırıl çocuklar vardır aşağıda. Bak net söylüyorum. Merkez Hakem Kurulu'nun bir devrim mi yapması gerek hocam? Evet. 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 Bunlarla olmaz. Ama bunları nasıl... Bunları bitireceksiniz ya. E bazıları FIFA kokartlıymış da... De. Şimdi biz bunların kellesini uçurursak FIFA'dan... FIFA'dan bana ne var? Ben önce içeriği toplayayım. Ben önce kapımın önünde Bunlar... mi toplayayım? Burayı bir, bir FIFA'ya 5 tane gitsin be ne olur. Adam gibi gitsin. Bu rezillik abi ya. Benim çok merak ettiğim hocam. Ulenberg bunlara ne eğitim veriyor? Her hafta, hafta, maçlardan sonra gelip bunlara Ulenberg, eğitim veriyor. Parayı mı almaya geliyor? Şakal, gelin. şakal. <laughs> ben de söyledim. <laughs> ama ya. Baba bir şakal. A, doğru söylüyor ama. <laughs> doğru söylüyor. Ulenberg çok büyük para almıyor. Ulenberg alıyor, diş hekimi şeye gidiyor, hakeme gidiyor. Diş, o da pahalı yapıyormuş ya bizim. Diş hekimi var ya İzmirli. <laughs> hocam yaptırmıştır artık dişlerini. Geçen ama yıl gidiyordu. Ama bunlar öyle abi. Bunlar Biniyor uçağa İzmir'e gidiyor dişini yaptırmaya. Ulenberk İstanbul'da dişçi mi yok? Ulenberk'in görevi neymiş biliyor musun? Geliyormuş. Erman Hoca nasıl burada pozisyonları anlatıyor. Hakemlere maçlarla ilgili işte pozisyon analizi yapıyormuş. Herkes kafasını sallıyormuş hakemler. Ondan sonra da çekip gidiyormuş. Peki UEFA'da hakemlerin maç almasıyla ilgili o bağlantı orada gücü var mı? Ben zannetmiyorum. Ya. Yani, ben, şey ama ben, yani, ben çok zannetmiyorum. Eğer ya. öyle bir kulis gerekiyorsa onu yapalım. O ayrı bir konu da... Ya, yani bu bir bir ta, 171 bin tane avukatın <laughs> olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, 171 bin tane avukatın bayağı bayağı faal bayağı görev bayağı yaptığı Türkiye'de <laughs> disiplin kurulu başkanıyla tahkim kurulu başkanının ortak büroları olduğu, ortak kitap bastıkları yerde biri disiplin, biri tahkim olursa e, bu hakemler çok bile bize. Aynen. Hoca. bu hakemler bize çok. Çok doğru söylüyor. Onları oraya getirir miyim ya? Kim bunlar ya? Kim bunlar abi? Biliyorsunuz Beşiktaş maçında girezildik. Şeyde, şeyde. Gazişehir maçında. Gazişehir maçında. <laughs> abi ya nereyi tutsan elinde, kalıyor. kalıyor. Ya ama Çok burada mi? Futbol Federasyonu'na da biraz seslenmek lazım. Çünkü kurullara hiçbir zaman Yıldırım Demirören de hakim olamadı. Nihat Özdemir hiç hakim değil. Ee, Hat tamam bağımsız birimler bunlar ama sonuçta ne olursa olsun yani bunların Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulundan çekinmelere lazım. Yani sonuçta Türk Futbolu'nu birlikte yönetiyorlar. Bakıyorsun e, disiplin kurulu kararları e, tahkime gidiyor. E, giderken daha işte şu takımla ilgili kararda değişiklik olmayacak notu üzerine düşülüyormuş. Bu arada Fenerbahçe'nin Aslan Boğa'yla verilecekmiş. Baykuş Boğa'yla, Baykuş Önemli. Kuş, bu Bay Kuş önemli. Kuş bu Gene Vardaki adamın hakemliğini bitirdim. Ya bir Çok de, de işin acı tarafı. Hakemleri bitiririm işini. Suat Bak, Aslan bu Aile, sonra Ali Sözkaya. Ali Sözkaya ile Sözka Sözka. Aslan Boğa'nın pardon Baykuş Boğa'nın bitiririm. Hocam hakem bitirmiyorlar. İki hafta i̇şin, dinlendiriyorlar. Işin tekrar görev veriyorlar. O zaman o zaman bugün iki tane maç oynandı değil mi? Evet. İkisinde de hakem hatası tane var. tane maç oynandı. Biz doğru olarak tabii hakem kararları öne çıkıyor. Yine ilk 5 hafta bir programa giriyoruz. Tabi konuşmamız gerek. 45 dakika bunu konuşuruz. Yani e işte. Bir tür futbolunun ee, gelişimi oyunu tek. ya yaratör... başkan konuşuyor ya. ya. Başkan 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 kendisi. Kendisi. Hayır hocam. Yani. Doğruyu ben de söylüyorum. Yani e, 45 dakika bunu konuşuruz. Ya, bak ülkeniz, o, ben, oyunu, oyunu bu. Ama bak oyunu konuşmuyoruz. Bak futbol akademisi hocam, Avrupa'da ne yapacağız? Şampiyonlar gideceğiz. 11. De sıradayız. ya. Hayır hocam. Ben hak vererek söylüyorum bunu. Ya düşün. 5 haftadır daha lig yeni başlamış. Bismillah. Ya Avrupa'daki sıkıntılarımızı konuşmuyoruz. Ya ligimizdeki o kalite eksikliğini konuşmuyoruz. Antrenör işte performansları, oyuncu performanslarını konuşmuyoruz. Yanlış yapılan transferleri, panik transferleri son günlerde, son 10 günde yapılan, planlanmamış, kurgulanmamış bir transfer sezonundan sonra son gün alınan oyuncuları konuşmuyoruz. Devamlı hakem kararları. Hakem peki, peki, koca peki, koca adamlar dediler ki var gelecek, Erman Doroğlu bitecek. Nah Biterim bitti. hocam, şimdi Reha <laughs> Hocam'a şunu söyleyeyim. Nah bitti. Çok pahalı bir yarış arabası aldın. Şimdi yarış arabası dediğin takım. Şimdi onu yorumlayacaksın. Benzin istasyonuna gittin. Çok kötü bir kırsal yakıt tarzında, kalitesinde traktöre konulacak yakıtı koydun yarış arabasına. Yarış arabası gitmiyor. Diyorsun ki bu kadar pahalı malzeme, bu kadar para verdim gitmiyor. Hakem de o yarış arabasının yakıtı. Hayır abi yanlış yakıt... anlattın. Niye? O canım arabaya gittin. Amatörde bile araba kullanılmayacak bir şoför aldı. şoför. Arabayı deviriyor. O teknik direktör hocam. Arabayı deviriyor. <laughs> o, tek Takımı, o teknik direktör oluyor. Burada yakıt yani o malzemeyi diyorsun ki ya bu takım gitmiyor, etmiyor futbol kötü. E çünkü yani yakıt o enerjiyi verecek bunlar olan hakem sonuçta. Ya bunlar güzel futbol oynatacak ya. hakem ağacı, değil mi? Hakem iyiyse güzel futbol oynatır. Hakem kötüyse oy oyuncunun demoralize eder, moralini bozar. Bir anda verdiği kararlarla o maçı çığırından çıkarıp bir çıkarır, maçı alıp bir, alır, alır, bir, taraftan, bir yani Şimdi Şimdi taraftan bir tarafa verir. bir taraftan bir tarafa. verir Beşiktaş maçı. Buyurun buradan Buyur yakın bak, beyler. Çok zor vallahi. He? Kime gidiyor maç? Cüneyt yani? Çakır. Ya bak Çakır şeye şey, gider. Bak bir hafta Beden var, bak yine evet, bak şimdi var. doğru olarak doğru. yine konu açıldı. Çünkü tedirgin oluyorsun. Bak şimdi bir hafta sonrayı konuşuyorsun. Reha, Reha hocam. Hiçbir ama. şey konuşamıyorsun. Bana, bana oyuna giremiyorsun. Reha hocam bana bir İngiliz meslek dedik dedi derbi de var ama. Bence evet. zorba ikisi ya yararsınlar. Zorba olsun. Çünkü. Bana bir İngiliz meslektaşım dedi ki ya bizde dedi sizin kadar dedi hakem konuşulmuyor. Ben de dedi ki bizdeki hakemler sizde olsa var ya yer yerinden olur. Başka bir şey konuşmazsınız. Sen ya. Ben oradaki hakemlere bakıyorum. Adam varı güzel kullanıyor, maçı güzel yönetiyor. Topçudan hızlı koşan hakem mi olur ya? Abi ben... Topçudan hızlı koşan Bırak hakemi, hakemi, bırak hakemi. Ben İngiltere maçında varı seyrediyorum. Bir offside çizgisi çiziyorlar. Herhalde 30 saniyede. Bizim çizgilere bakıyorum abi. Karayolları çizgisi gibi. Hocam, Böyle öyle viraj alıyor. Adam alıyorum. bir grafik yapıyor orada. İngiltere'de o muazzam. var kararları Premier Lig'de 30 saniye geçmiyormuş. Biz de çay kahve içiyorlar. 30 saniye. Biz de çay kahve içiyorlar. Nasıl olur ama 30 saniyede birçok görüntü. nasıl yapabiliyoruz? Görüntü hemen çok çok 4 dakika yol falan yol beklediğimiz yol oldu ya. Tabii 4 dakika 30 saniye. Hocam bak çizgi. Bu çizgi olayında demek ki bizdeki teknoloji iyi değil. Daha iyi teknoloji var. İngiltere'den maçı seyrettiğimdeki bak. çizgiyle bendeki çizgi farklı. Çok farklı. Bendeki çizgide bazen offside olanlar offside olmuyor çıkarılıyor. Ofsayt olmayanlar ofsayt diye çıkarılıyor ya. O zaman, Çok net söylüyorum. O zaman topun futbolcunun topa değdiği an çekilmiyor bazen. hocam ya çekilmiyor. Bu program üzerinden yapıldığı için yani o yeni tabii. program satın alsınlar. İngiltere'deki programı satın alsınlar o zaman. Bizdeki yani belki büyük bir eksik versiyonu var tabii. En iyisi, tabii. Neyse. Tabii, tabii. Onu, o, onu o, alacaksın. Yani bu artık işin öznesi. Ee, o zaman pozisyonları e, karşılaşmalara ilişkin pozisyonların üzerinden konuşalım. Bu arada Ünal Hoca da demiş ki yani iştahlı bir Trabzonspor vardı. Oyundan memnunum. Ama penaltı olmak üzere bolca pozisyon da bulduk. Mağlubiyeti hak edecek bir oyun olma, e, oynamadık. Olmuyor bazen. E, detayda hata yapıyoruz. demiş. Ya, Bakalım. Ya. Önce... Ya, öz eleştiri yap Ünal Hocam. Öz eleştiri yap. De ki Donis Adriyay sağ kanatta iyiydi. Golü dağıttı. O çıktıktan sonra yerine koyduğum Koray ne savunmaya yardım etti, ne top kapıp topu ileriye hücuma taşıyabildi. Orada hata yaptım de. Şakandan Sivas Spor'un hocası Rıza Çalınbay'ı da tebrik et. Ne Fernando'yu almıştı. Fernando'yu Santos oyuna aldı. Girer girmez topla buluştu. ilk pozisyonda golünü attı adam. Yani karşı tarafta Rıza Çalınbay hamlesiyle e, o takıma bir anda maçı değiştirebiliyor. Ünal Hoca'nın yaptığı değişiklikte takımı geriye itiyor. Daha da şey düşüyor oyundan. Ben... Peki. Bak çok güzel bir, e, bir örnek verdi e, Zeki Müdür. Buradan devam edeyim. Şimdi oyuna kim girdi? Fernando girdi. Gol attı değil mi? Ağabey, ilk buluştum. Bak şimdi. E girdi. Bak, ben, eline alıyorsun. Benç'i yedek kadrosunu. Sivas Spor'un Trabzon Spor'dan daha iyi bir yedek kadrosu Kesinlikle. var. Giriyor. Maç 1-0 gerideyken Sivas Spor. Fernando gol atıyor. 1-1 yapıyor. Bakıyorsun diğer taraftan oyuncu amnesi yapıyor. Oynanan oyunu giren oyuncu geriye götürüyor. Trabzonspor'un en önemli sizin söylediğiniz gibi planlaması. planlama Sezon başı Ender büyük sıkıntı. Rezalet. Ya Bir A sınıf oyuncular var. Mesela B olur değil mi büyük takımda? Şuraya. C yok D Çık sınıf bak. oyuncular var. FFF birincilikle yani, şu Trabzonspor'un yedek kadrosunu ver. Çoğu yes. takım almaz. Oynatmaz. Ya, ya şimdi Abdülkadir, Ahmet Ağar'la sesleniyorum ya. Bu kadar şov yaptı ekranlara çıktı, anlattı. Şunu aldık, bunu aldık. Çok merak ediyorum ya. Şu maçlarda Fenerbahçe maçında da böyleydi. Fenerbahçe derbisinde de Trabzonspor Yine yedek oldu yedek falan olduğu Ya için. bakınca biz ne yaptık? Demiyorlar mı? Bunlar özeleştiri yapmıyorlar mı? Çok merak ediyorum ya. Takımın içinde geçen yılın en iyilerinden olan Hüseyin Türkmen ya yedek bu takımda çok şaşırıyorum. Bu takım 7 gol atmış, 7 gol yemiş ve Uğurcan İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Bugün 5 oldu maç. Sivas spor 5 tane gol atardı. İnanılmaz kurtarışlar Peki, yaptı. Peki pozisyonlara bakalım. bakalım. Şimdi şunu da vurgulayalım. 5 hafta son, sonunda Süper Lig'de yenilgisiz tek takım Aytemiz Alanya Spor. Lig'in zirvesinde 13 puanla. Peki. Peki. Ve önümüzdeki hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Bir dev maç daha var. Trabzonspor-Beşiktaş böyle bir ortamda. E ee, yani Beşiktaş'ın 5, beş, Başakşehir'in 5, Trabzonspor'un 6, Galatasaray'ın 8 puanı var. Fenerbahçe'de 10 puanı var. E Alanyaspor'un bütçesi ne kadar acaba? Hani yani, Abdullah Hoca dedi ya çok para harcayanlarımız 3 var ama az para para harcayanlar 8 var. Az para ama çok iş çıkaran da bir antrenörleri evet. var. Peki. Evet, şu pozisyonlara çok bakalım. Evet. Bunu başından verebilir misin İrfan? Şimdi karşılaşmanın 7. dakikasıydı değerli futbol severler. Epriano'nun yerde kaldığı bir pozisyon var ikili mücadelede. Orada Burak Yılmaz sarı kart gördü. bunun üzerine hani Burak'ın gördüğü sarı kart üzerine eliyle bir teması var Epriano'nun yüzüne. Farklı düşüncede olan var mı? Yok sarı kart olmazdı şöyle olurdu böyle olurdu diyen. Yok. Hocam bunun yakını vardı çocuklar. Bayağı itiraz etti ama Burak. Ya hakemen yani bu nasıl bir şey ya? Bunda itiraz edecek bir şey yok ki ya Burak. Net sarı. Net sarı tabii. Şöyle. dirsek de var. Net sarı, net. Dirseğe yakın. Yani dirsek değil tabii burada konuşmuştuk ancak sarı olur bu diye. Sarı. Yamultuyor bak. <laughs> da varlığı Başakşehir savunması Yalnız, için önemli. Burak Yılmaz hazır hazır değilim dedi ama çok geri döndü yani. Savunma lideri, savunmanın aklı. Bir de en güçlü pas bağlantısı savunmadan, Geçen özellikle sene, çok temiz bir solaya var. O yokken ne? Tabii o bağ. Tabii belki şampiyonluğun kaybedilmesine en büyük faktörlerden de Başakşehir adına. Bir de Duran top ekstrası da var yani Duran toplarda da Eprian'ı bir sıkışır. Tabii. Bir Duran Ola toptan attığı olacağım. golle de o e, skoru kendi lehine e, çevirmesini Başakşehir'in sağladı. Şampiyonun kaçmasının birinci nedeni birinci Peki bir evet. sonraki pozisyon üzerine konuşalım. 7. dakikada Burak sarı kart gördü. Sonrasında hemen sonra bu kez bir sarı kartta Başakşehir'e vardı. Orada e, Mahmut'un Doruk'u arkadan çektiği bir pozisyon oldu. Çok tartışılacak bir yönü yok bunun. Devam. Devam. Orada sarı kart doğruydu. Hemen o aynı dakikalar içinde iki farklı pozisyondu değerli izleyenler. E, maçın ilk bölümünde hani sarı kartlarla oyunu kontrol altına almaya çalıştı. Yalnız bir şey Suat söyleyeyim. E, zemin şahane. Yıldırımız ile düzeltmişler, düzeltmişler hocam zemini. Bayağı kötüydü. Stadın zemini çok güzel artık. Öyle miydi? Güzelmiş. Serdar sen. Çok kötü. Çok kötüydü ama ya. bugün çok, zemin güzel. Ama çok bugün, iyi. Bugün bugün iyi. çok iyi. Bugün çok iyi. Bir dahaki maçta daha iyi olacak dedi. Daha iyi olacak. Yani, düzeltmişler yani. Peki devam. Bunu geçelim çocuklar. Çok kritik bir <laughs> pozisyon değil. Enkudu sol tarafı ilk bölümde biraz daha iyi kullandı. Zaten Beşiktaş'ın en önemli kurduğu ucu Müşgen Orası. Doğru. Caner, Adem Laiç ve Enkudu. Enkudu da, evet atletizm olan bir oyuncu. Yani burada zaten patlaması, o reaksiyon hızı da iyi. Ama en önemli sıkıntı zaten, yani toplumda da bunu yaşadı, oyun bilgisi, yorumu ve tekniği. Devamlılığı da yok. İkinci yarıda çok düştü. Gittikçe Hocam, düştü. Hocam arkadaki iki oyuncuyu atabilir mi topu? Solma desteği de azaldı. Tabii bir de geriye düştükten sonra topu, Beşiktaş. Arkadaki iki tane bomboş oyuncu var Beşiktaş. Atabilir de atamadı. Yani ya kafasını kaldırıp bakmadı ilerleyen belki de. Bunu maçlarda atabilir. Çok sıkıştı. Bunun adeti önemli. Yani bak. on topun kaçını atabilir? Şimdi haftaya gider asist yapar ya işte attı diye. On topun Çiz kaçını atar? Çizgiye çok yedi sıkıştı baskıyı da yedi. Evet baskıyı yedi. Bu diğer, biraz diğer, daha, diğer, daha evvel yapabilirdi. Tam, bu, yani çok sıkıştı bak. şurada, şurada yapabilirdi bak. Evet. Fazla çizgi gir. Diya bir et mi balık mı anladınız mı hocam sizin deyiminizle? He? Diya bir. Henüz anlayamadım. Diya bir de o da geniş. Balığı yarın anlayacağım hocam şeye gideceğim Boğaz'a. Et mi balık mı? Hı. Bizim tavuk şey mu? var, güzel yer var. Orada tamam. balık yiyeceğim. Ben, Balığı orada. Ben çünkü şeye gidiyorum. Sarıyer'in öbür tarafına gidiyorum. Evet, Tam o orada güzel yerler var. Tam Karadeniz'den geliyor. Evet. Balıkçıdan da alıyorum balıklarımı var ya. Mis. Öğlen oğlanları yemeğe götüreceğim oh. için gene palamudu. Yok abi falan <laughs> yok. Mezgit şey var şimdi. Var şimdi. Yok. Hocam fener alıyorum, kavurma, bir de tekir var. Onu da soya sosuyla yaptırıyorum süper. Oo. Fener, fener kavrulması güzel olur hocam. Sen ne diyorsun hocam. Bak diğer, şimdi... bir... <laughs> Hocam büyük <Eyvallah>. büyük düşünüyorsun <laughs> yalnız. <Eyvallah>. Balık <laughs> konusunda büyük düşünüyorsun hocam. Güzel yer. Sizin memleketli çocuklarda hocam. Trabzon'da. Evet, evet. oyuna evet. döndüğümüzde diye bir de senin sorduğun evet. gibi yani enkudu da e, atletik performansları birbirine benziyor. Kısa alanda ikisi de çok ve geniş alanda da uzayabiliyorlar. Ama ikisinin de oyun bilgisi ve tekniğinde Peki sıkıntı hocam, var. Soru Set sorayım. ucun ve pas oyunu için ikisi de uygun değil Beşiktaş Beşiktaş'da adına. Beşiktaş'ta hocasınız. Seçeneğiniz Enkudu mu olur? Ricardo Kovarejma mı olur? İkisi farklı özellikli. Şimdi Kovarejma Enkudu kadar hocam. patlayıcı ve hızı yok. Ee, Enkudu'nun da kadar oyun tekniği bilgisi yok. yani ikisi farklı özellikli. Beşiktaş'ta arıyor ya. Ya şimdi. Yani benim bildiğim bak şimdi, Burak Yılmaz'a sorsalar. Kovarejma gitsin mi kalsın mı diye bence kalsın derdi. Kovarejma e, emsali oyuncu da yok bak işin tuhafı bak. Evet. Ya şimdi iki tane Diaby ile Enkudu'nun yedeği kim? Boyd, Lens, ve artı güven sıkıştığınızda değil yani. mi? Kanatlarda evet. Kanatlarda oynatırsınız. Caner'i de oynatırsınız. Vay be balıklar yani, bak. Hocam balık gör. Şey, balıklar <laughs> geldi balıklar Dedim, balıklar, balıklar geldi bir anda. Konulara <laughs> <laughs> Bizim <gülüyor> görüntü <gülüyor> ne oldu çocuklar? <laughs> <Şimdi> balık belgeseli <laughs> çekeriz. Var ya, ya. futbolu bırakalım. İyi e, adam yapın üzerine e, gelir. Ba e, şey. balık, <laughs> şey. balık, balık <laughs> belgeseli falan Nereden balık üzerine ya. konuşalım. Balıklar geldi görüntü bir anda. Şaka gibi ya. Fakat bu sene palamut da az ya. Mesgit <laughs> yani, yani, ham şey bir da Mezgit hamsi şey çokmuş. Peki. Hocam sazan da <laughs> <laughs> Bir sonraki pozisyona geçelim mezgit yani. bunlar Sen değil hocam. Balıklar geldi hocam size. Ama senin balıklar bunlar değil. Bunlar ben, Yok. ben yanlış görmüyorsam istavrit onlar yani. İstablet evet. mezgit falan. Evet. Yani <laughs> Beşiktaş takım birbirine profil denk oyuncuları çizgilerde var ve de bu oyuna uygun değil. Ya, bu oyuna uygun değil. En büyük sıkıntı bu. Kendi işlerine evet önemli oyuncular olabilir ama e, özellikle Beşiktaş'ın hani o gol yükünü aynı zamanda asist yükünü çekecek çok oyuncu değil. yani kaç tane ayel kurdurur? Ya Deabre ile e, Enkudu işte gol yapar, asist yapar. Kaç tane evet yapabilir de adeti ne? Beşiktaş gibi şimdi şampiyonluk paradosuyla lige başlamış bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Bir sonraki pozisyona gelelim. Yani Abdullah Avcı Abici... Olumlu konuşuyor da işte tribünler Sergen Yalçın diye bağırıyor, o sıkıntı. Ee, uzaktan bir şutu vardı dakikalar 23'ü gösterirken Başakşehir'in. Enkudu 4,5 milyon euroymuş ha bonservis bedeli. <laughs> vay yavrum vay. Hocam Hı. Adem Layiç... Ama %50 o. Tamamı değil, <laughs> bonservis %50'si. Hocam Adem Layiç'e 6,5 milyon euro ödeyerek e, torunodan... Bon evet. servisini aldılar O zorunlu opsiyon, opsiyon. Bak şimdi zorunlu Düşün. opsiyonu Adem İçi, şimdi Alex, Sergen, Hacı. En büyük farkı nerede getiriyorlar? Şu pozisyonda ser, kalalım ser ser çocuklar, ser ser o, o ser 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 oynayacağız sonra. Serbest arkasında değil mi? Adem Laiç'e 6,5 milyon euro verip 4 3 3te hiç oyuncu mu oynatırsın? Bu kadar kreatif, becerili, yani her an her şeyi yapabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Yoksa Burak'ın arkasındaki geçen sezonki gibi serbest oyuncu değil mu oynar Serdar? Ben olsam serbest olurum. Ser senin takımın ona uygun. Yani bir de öndeki oyuncuların ona endeksi. Elman sen hocam. yalnız Adem Laiç'i orada oynatarak Dorukan'ın performansını da kötü hale getiriyorsun. için pozisyonu var. Ee, elle teması var. Bunu baştan Erman Hocama izletelim. Karşılaşmanın 23. dakikasında uzaktan e, yanılmıyorsa oyuncu kimdi ya? O Raul Meireles hocam. Meireles değil mi? Evet. Ne yapıyor hani söz i̇yi, i̇yi, bir şey yapmıyor hocam. Bilmiyorum. İki sefer yapıyor. Hakem ne yapıyor? Halis Özkaya ne yapıyor? Şey ne yapıyor hocam? Onu bana bir hakem yap, bir, top topçu şey yapacak. <laughs> bana da kırmızı falan vermem. Bir kafa çakarım onu deviririm yani. <laughs> O yaptığı hareketi bana yapacak. O hocam bu pozisyona hareket. ne diyorsunuz? Yok hocam ya. Bu da bir şey Ağır değil. Çekim de belli olmuyor mu? Ağır çekim değil. Zaten değmiyor gibi de ama ya elini kurtarmaya kalkıyor çekiyor 50 filan. ya bu pozisyonda el de vermem, penaltı de vermem. da geldi hocam. Vermem. Bir kez daha bakalım. Reha Hocam siz ne dersiniz? Şöyle ben bir... de Erman Hoca'ya katılıyorum. Verilmez yani. Bu Elini penaltı kurtarmaya verilmez. çalışıyor. Verilmez. Yok, yok, Ve kesinlikle olmaz. 23. dakikadaki bir pozisyondu. Ceza sahası içinde e, kaleci Karyus'tan dönen topta Adem Lahic'e e, topun bir teması var. Orada koluyla bir müdahale var mı? Yoksa Bak, kaçırıyor, kolunu kaçırıyor şimdi... zaten Bak, ya. Çok yavaş oynatın, görecek. Devam et, devam et. Top dönüyor mu? Bakın. Belki kolunda bile gelmiyor belki. Gelse Peki, bile oğlum koşu, şuradan ama, mu kurtarmaya ya? kalkıyor şöyle yapıyor tabii. yani çalışıyor. çalışıyor. Hiçbir aynen, şekilde, aynen, aynen. Hiçbir şekilde çalışıyor. Hiçbir şey şekilde olmaz. Kendini. Kesinlikle penaltı olur. mu? Ee, Bu pozisyonda e, toptan Kaçıyor yani. Çok bariz belli. Evet, İyice evet. kolunu da arkaya doğru getiriyor. Tabii, yani kaç şöyle evlisiyle. yapıyor. Kaçıyor. Adam yok, yani yok. daha Tabii. ne yapabilir bilemiyorum. Evet. Ee, peki e, bu pozisyonda e, penaltı yok temiz Aslan. düşüncesinde. Başakşehir futbolcuları da çok fazla itiraz etti. İtiraz Canım, Ya, orada ya, itiraz ya. Şey. Topçu biliyor Topçu ya. ya. Topçu bilmez mi? Topçu cingi var. Devam edelim çocuklar. Topçu biliyor da hakem değil hocam. Ciyib abi. 34. dakikaya geldiğimizde o Gulbransen galiba değil mi? Evet evet. evet. Gulbransen. Burada bir sarı kat var. Layit cezalı duruma düştü. Baştan alsana pozisyonu. Ne Trabzon maçında oynayamayacak evet. bundan dolayı. Solundan atıp sağından geçti Gulbransen. Rakibinin sonra da. Geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel, 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 gel. Çabuk gel geri. Gelelim çocuklar. Evet, şimdi git yavaş yavaş ileriye. Hakemle Laiç hangi pozisyonda çarpışıyorlar? Zaten faulü veriyor. Değil Zaten Aslan Boğa faulü verip oraya doğru hareket ederken Laiç ile çarpışıyorlar. Evet. Şurada. E, olabilir. Çarpışabilirler. Bu pozisyona gidiyorlar ikisi de. Ya evet. yani oyun durmuş pozisyona gidiyorlar. Yani şu sanır, niye gösteriyor? Maçın o... içinde bu olay maçın içinde pozisyonun içinde olsa da pozisyon durmamış olsa la için mesela hareket kabiliyetini engellese filan. Şuradan daha ben dedim ki hocam. çekil ya diye itebilirim yani. Bir hakkım var ona bile yok da o bile olabilir ya çekil önümden. Ama oyun durmuş zaten. Bu da başka durmuş bir açı hocam bakın. Bak bu daha iyi. Ya bu olur mu ya? Ne yaptın sen diyor. Hakem. Direkt kırmızı kart olsa kaç maç ceza alır? Feş, bir şey söyleyeyim feşle feşle mi? Asla. Bazı aptal hakemler, bazı aptal hakemler bunu bin kere tekrar ettim. Yapmayın işte. Yerde futbolcu yatıyor değil mi? Elini uzatıyor futbolcuyu kaldırmaya. Eline vurdu. Evet. Ne yapacaksın? Şey buradan Can gel. abi, acıyla yapabilir onu. İstemsiz bir hareket. O zaman ucuda. elini uzatma. Uzatmasın kaldırmaya. Mı? Şimdi burada da elini böyle yapıyor hakem. O da itiyor. Cart diye kırmızı. Doğru mu? Doğru. He? Doğru. E? Aslında hakemi teklemiyor. Neyi? Tabii. Bak, seyredin şimdi. Arma tek. Hocam, bu Ademle için yaptığı takım üzerinde bir baskın... Yani bir e, baskı var, bir gerginlik var. Bu net okunuyordu zaten oyun başladığında. Yani buradan da kaynaklanan ne olabilir mi? Tabii evet, baskı yaptığı var. hatalı. Baskı, çok baş. bariz yani. Mesela, farzen yani Beşiktaş, 4 maçta 12 iki puanla bu maça çıksaydı. Reha Hocam, takım psikolojisi bozuk. Bu yani kadar gergin olmuyor, çok, çok gergin yani, yani Oyuncuların üzerinde bir baskı var şimdi, net. Ben tarif edeyim. Hani pozisyonu yaşamayanlar varsa. Soğan ya, Serdar gelsene. Serdar, Serdar gel, gel. Serdar. Hocam bir teklemeyeceksiniz değil mi? Sana ne? <laughs> Yok baya irisiniz siz. <laughs> Şimdi bak. Bu hakem. Şöyle duralım bizi yandan alıyor değil mi şey? Hı. Bu Şimdi hakem. gelecek hocam. Ayar ben de layıkım. Ha? Ben de layıkım. Siz layıksiniz. Ben layıkım o da hakem. Evet nasıl duruyorlar layışlı hakem? Böyle duruyorlar. Evet. Layış bu tarafa doğru ben gel. Geldiler. sen de gel. Sen de gel. Böyle oldu. Evet. Tamam hakem de böyle hakem yaptı. Hakem oraya doğru koşarken Hakem de böyle yani. yaptı. Evet. Böyle, yaptı. Evet. böyle yaptı. Layış hakeme böyle baktı baktı. Bunu, bunu yaptı. Bu ne abi şu? Bu ne? Bu. Ne bu? Boyun posun devrilsin diyor yani. Evet. Hakeme. İşte ben onu merak ediyorum. Eğer kırmızı görseydi kaç maç ceza alırdı? Bana anlatın ya. Hakem olarak seni sağ için diyorsun ki hocam yok sayıyor. Doğru mu? Hocam. Bu. Evet. Bu. O yemedi. Bunu gösterdi. Yeseydi bunu gösterirdi. Yüreği o kadar bu adamın. Kırmızı da görse üçten fazla da alabilir ceza. Direkt kırmızı görseydi. Bu olaydan dolayı. Ya bu hakemlere vursan da bir şey olmaz. Ama bak şey de olmadı. Emre Hatay de yaptı bunu. Oynanan, Emre içi... de yaptı bunu. Hatırlayın. Evet. Emre de bunu yaptı. Kayo diye olmadı mesela. Ha hakem raporuna yazdı o hakem şeydi. Aslanlar Sonunda. gibi yazdı o. Ama ne yaptı? Disiplin kurulu. Tabi. Tabi. Bir şey. Disiplin kurulu indirdi. İndirdi. Hukuk kurulu şeye verdi o? E, hakaretten verdi. İki sefer küfür ediyor. Sonra şey bunlar, değişti. ne o? Geltilmenliğe aykırıdan yaratırı bir maç. Bir maçı, bir maçı da yırttırdılar. Ama Özel maç olduğu için oradaki de. Oradaki hakem raporunu yazdı. Sen evet. de onu söyledin. Biliyorum. Bravo diye. Ama burada e, sarıda kaldı. Abi. İşte burada bunlar abi bak. Ki evet. orada kamera mamera yoktur herhalde. Değil mi o maçta? Yok. Verdiler Yok. mi bir görüntü, görüntü hazırlık maçı. Evet. Ya yani, yani olsa olsa burada sağa var. İnsani baktım. bir şekilde iki kişi çarpışıyor oyuncuyla hakem. Evet. Ondan sonraki ama bak, efekt bak, hakem bak, hakem ya, pozisyona bakarak gidiyor. Laiç önüne bakarak gidiyor bak. Evet. Laiç hakemi görmüyor. Laiç öne bakarak gidiyor. Hakem evet. oraya gidiyor. Hocam bak şurada kart bile göstermeyecek. Adem Laiç arkasını dönüp gitmese. Öyle bir vücut dili var. ilk yakınlaştıklarında Bak direkt mesela... Belki de hiç göstermeyecek. Bak bak cebinden çıkartıp orada kartı gösterecek bir hamle yapmıyor. Vücut diline bak şimdi bak. İlk başa geldiğimizde ondan sonrası gidince yürüyünce evet. ondan sonra sarı kartı gösteriyor. Doğru. Evet. Bak ilk düşüyor. Bak şimdi çarpıştı. Şimdi, Çarpıştılar. Bak şimdi artık. burada bak. Böyle itiriyor. Bak şimdi yakın çekim varsa. Bak bak, bak yapma diyor. Alanı Şu arkasından gidince ondan sonra kart gösteriyor. Evet. Ya yani kartı gösterecek dönse, direkt. Tabii dönse tamam dese kartı göstermeyecek. Sarı kart. Sarı göstermeyecek... Böyle yapsın hocam. Da Vücut dili o yani eğer Ademle hiç pardon deseydi sarı kart bile göstermeyecek... Şimdi ...Adem Ademle şöyle yaptı ya. Hakemsin. Peşinden ne gidiyorsun da kuyruk gibi? O gidiyor ya. Seni taca attı. O gidiyor. Elini alacaksın kırmızıyı. Düdüğü çalacaksın. Şöyle yap abi. 3 metreden dört 4 petle düdüğü çalacaksın. Gel buraya böyle yapacaksın... Nerede o yürek? Laiç'in hakemi ittiği bu pozisyon kırmızı, kırmızı. kart olmalıydı. Kırmızı. Tartışmasız diyorsunuz. Kırmızı. Laiç burada sarı kart gördü ve Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü. Burada Evet, bir kez daha. Yani Yok. Niye bağırıyorsun? Adem... Arkasından da bağırıyor. Ben... Niye bağırıyorsun. Bu... Var. But... Düdüğü var. Düdüğü çal Düdüğü çal çağır nereye ya, ya, çağır. Bak bu takım içinde aynı zamanda disiplin sizi de gösteriyor. Üç sarı kartlı bir oyuncu. Haftaya Trabzon Tabii. derbisi oynayacaksın. Bu takım sana ihtiyacı var. Bilmemesine imkan var Herhalde. mı? Herhalde. Tabii işte burada yani olduğunu. onu söylüyorum. Sen kırmızıyı görseydin. 4-5 maç alsaydın. Ne olacak zaten para takımda bir sürü şimdi. var. Yönetim Geç... para cezası var. Ya Bir oyuncunun bunu düşünmesi lazım. Bilal zaten iç Takımda yani sürekli puan kaybı Editör yaşayalım. arkadaşımız Berkay beni uyarıyor. Geçen sene de yine bir derbi öncesi. Gol atıp bayrağı tekme atıp Galiba ben Bak, ben, sana, evet, evet. Hayır, ben, ben, söyleyeyim. Olmuştu. Malatya deplasmanında. Bravo. Ben o gün çok kızmıştım. Malatya deplasmanında 3 sarı kartı vardı. Gitti golden sonra. E, Bayrağ, köşe bayrağı Korner köşe gönderdi. Atiba geldi. Vurdu. Sen ne yaptın dedi. Tabii Atiba koştu. Burak burak, burak geldi, da gidi ne yaptın, ne yaptın dedi. Sonra bilmiyor muydu sana geldi? Bilmiyor. Üç üçlük derbide bilmiyor. Fenerbahçe sonra derbisinde. Sonra fark etti. Böyle oynayamadı. Yaptım. Vodafone Park'ta oynayamadı. Burada da aynısı hocam. Burada yani da bizim yine bizim orada ya. da 3 sarı kartı kart vardı. Sayısını bilmez mi ya? Ben de anlamadım. Nasıl ya? Ya. Bu bu futbolcu neden yapar biliyor musun? Ya kasıtlı oynamamak istiyordur veya fizik olarak hazır değildir. Oksijen az gider beyne. Gayet iktidarı yapar. Demek söylerim? ki antrenman noksanları olabilir. Hocam bak. 34. dakika. Fizik olarak. 34. dakika olmaz ama fizik olarak. Olur abi. Hani o kadar da değil hocam. Hani olur 80'den sonra sanırım da 34. E yapmasın dakika. Yapmasın abi. Olur yani abi. Ben ondan ya da değil, bir disiplin problemi. Disiplin burada, problemi. Yani, yani takım disiplin problemi. Takım bozuk hocam. Yani takımı zaten o net bozuk. görülüyor. Yani layıkçı yerinde... Caner olsaydı, Burak olsaydı belki o da itekleyebilirdi. Hakikaten takımın psikolojisi. Tribünlerden etkileniyorlar ya. Tribünlerde 30 bir kişi sürekli bağırıyor. Yönetim istifa, futbolculara, hocaya, Sergen Yalçın. Ya futbolcuların da herhalde... Etkilenmeme an, şansı etkilen. yok. Yani, Zekanın yani üzerinde etken, o bas, baskı işte net bu görüyorsun. Bu iş sağlayamazsa Sağ, ya. Yani nasıl olduğunu, sağlayacak sence? Messi bile gelse işi zor. Vazo kırıldı. Nasıl sağlayacak artık? Vazo kırıldı. Ayman hocam Kışın, vazo kırıldı. Burak kanaltı yaptı. yaptı. Vazo kırıldı. kırıldı. Maç beraber, berabere geldi. Bir 1 oldu ondan sonra İkiş yine tribünler binler bağırmaya yönelik istifa diye. Bir de bak şuna 34. dakika Adem'le hiç bu kartı görüyor. Hakem'le işte ikili orada bir diyaloğa girdi değil mi? 34. dakika buna gerek yok yani Beşiktaş takımı olur da. 80. Dakika, 80. dakika olur Beşiktaş takımın iki tane penaltısını vermez. İki golünü iptal eder vesaire bir şeyler olur. İyice olay gerilir. Yani 34. dakika bunun olmasının nedeni az önce de söyledim. Takımın üzerindeki baskı o gerginlik. Peki bir sonraki pozisyona gidelim. Burada kırmızı kart olmalıydı. Hakemi itmesi kabul edilemez dedi Erman Hocam da. Bir sonraki pozisyon 34. dakikada 10 kişi kalmaktan kurtuldu Beşiktaş. Sarı kart ama Laiçe ve Laiçe yüzünden de Gökhan Gönül'ün kartını konuşamadık. Değil Şimdi mi? De, tabii. <gülüyor> <gülüyor> o da sarı kart herhalde değil mi hocam? Yaptığı ha hareket tabii. Yıllar sonra sağ stoper oynadı. Şurada bir Caner'in 39. dakikada 40'a gelirken ile bir ikili mücadelesi var. Bir taban gösterdiği bir pozisyon var. Orada tam temas etmiyor gibi Niyetmiyor. görüyorum. Aa, ama ben Niyet ne de. dersiniz? Niyet çok iyi değil sanki. Niyet? Caner'in niyeti. Şu pozisyon biraz da frene de Şere basamamış. Anlama hatası diyeceğim ama kontrolsüz bir geliş de var. Bak şimdi. Niyet bak. De... bak bak bak. Bir de itiyor üzerine sanki. Ya itmeyi bırak. <laughs> Biraz ayak gidiyor yani. Top yok orada bak. Top geçtikten sonra. Bu da bak burada da da. E... bak. Top yüzdeki stres, sıkıntıyı görebiliyoruz. Evet, hani. evet. Bunlar hep ondan kaynaklanan şeyler. Ama bir şey bir yandan Yapmak da istiyor, yapamıyor. Var. Yarıda kalıyor. Evet, de, de yarıda 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 kalıyor Karar sıkıntı. veremiyor. Böyle Aynen. anladın mı? Arada kalıyor. Yapmak evet. istiyor, yapamıyor filan. Böyle saçma sapan bir iş. Dördüncü hakemin de hemen önünde. Evet. Hakan Ceylan değil mi dördüncü hakem? Kim o? Hakan Ceylan mı dördüncü hakem? Evet. O değil mi? Dördüncü Hakan hakem. Bir çocuklar. Ben bir... her şurada gördüm o. Bir baksanıza o mu? Hakan Ceylan. Hakan, evet, Hakan evet. Ceylan. Hakan Ceylan'ın kim olduğunu biliyor musunuz? Hasan Ceylan'ın Ceylan Ceylan oğlu. oğlu mu? Evet. Baba oğul gidiyor işte. Dediğim olay. Körler sağırlar birbirini. Ne haller? Türkiye'de böyle? Abi. Burada kart gerekir mi? Burada kart çıkmadı değil mi hiç çocuklar? Çıkmadı. çıkmadı. Şark, kart çıkmadı. Bir sarı kart gerekir mi? Gerekmez bence. Erman Hocam güzel açıkladı. Ne diyorsunuz? Arada kalmış. Yani... Başakşehirli yapsaydı olabilirdi. <laughs> yani şurada bir şey sarı gösterse abi. kimse itiraz, i̇tiraz etmezdi yani. bence. Hani Başakşehir'le olsaydı belki olabilirdi. Dokunmadığı belki. için belki de... Yani viskeye vurmamış sonuçta. Dokunmuyor herhalde. Zekai Bey, Babel'in Gençler maçında adamı gördün mü? Yok. Evet. Bilmiyor doğru ama kırmızıyı gördü gene. Yani. Ya Beşiktaş beş o kadar kontrolsüz hani güç güç değildir ya. Yani. Tabii, tabii. Beşiktaş takım sağ için o bugün kontrolsüz i̇şte, içgüdüsel oyun ki. Bak şimdi dışarıdan oluşan bir ortam var. Çok stres var takımda. Var. Ciddi anlamda ondan etkiliyor, etkileniyorlar. E, İstedikleri skoru alamıyorlar. Var. Çok golüyorlar pozisyon veriyorlar. Sağ organizasyonları yok. Çok sıkıntı var. Ya yani Böyle maçları çıkmak, oynamak, sezona iyi başlamak. Hele büyük takımlarda çok zordur. Ya bu hareketler normal olmamasının nedeni bu. Ya Şimdi Abdullah Avcı'nın önünde büyük bir şans var. Burak Yılmaz da ben, bence iyi dönmüş yani şey değilim Boy hazır de değilim dedi ama de. çok hoştu. Bir ara bir defar attı. Ama, maç, maç ritminin olmadığı o defara müthiş belli bir oluyor. De. Bir pozisyonda de, bir Kimin? Burak'ta. Mert'te, Mert, normal ama ya. Mert normal Burak'tan normal. önce yetişti bir bir Bu pozisyon haliyle da. bile işte. Orada eski Burak olsaydı ya geçen topu yakalardı. İyi döndü. Topa son anda dokunmaktan da ayağını çekti çünkü ürküyor biraz. Yaptılar. Peki pozisyonları Ezberli sürdürelim bıraktı. çocuklar. biraz daha tempolu gidelim. Burak var ya orada bir sandalye var otursun. Yine rakip savunma için bir tehdittir. Bu işte çok konuşulan pozisyon. Evet ya. De Değerli izleyenler 45 artı 1'di. Bir dakikalık uzatma işaret edilmişti. Ee, yine e, Douglas hareketlendiler. Savunmanın evet. arkasına Gulbrandsen hareketlendi. Hocam bara git diyor Başak şeydiler. <laughs> vara git diyor. Pozisyonda iki oyuncu yerde kaldı. Gulbrandsen önde yerde. Douglas arkasında yerde. Ee, sadece bir kaleci kariusu var, bir kale var, top var. O şekilde anlatayım ben size. Pozisyonu izledi, oynayın dedi ve maçı bitirdi Suat Aslan bu aynı anda. Sağdan kaçtı. <laughs> utandı, rezilliğine utandı, sağdan kaçtı. Rezil, rezil, rezil bir rakam. Rezil. Ekmek parası diyedi çocukların. Çocukların ekmek parası yedi, çok net. Ee, Pozisyonu ama, görüyor bir de ya. Ama varda kim var? Göksel da. Gözlerinden öperim. varda Ali Sözkaya e var. Göksel Gümüşda. Etme bulma dünyası abi. Yapacaksın. Bir gün sana gelirler. Kapını çalarlar. Bak seni kapını çalarlar. Aynı ekipten biri. Yani şurada kırmızı kart olsa 9 kişi kalır Beşiktaş Bunda dersinizin. Bunda hiç şey var mı? Yorum farkı, şeyi var mı ya? Yorum. Bunda sana net. göresi, bana göresi yok. var mı? Yok. Bak demin Canan'ın pozisyonda, ya olurdu, olmazdı diyoruz değil mi? yani Oyuncu bir de kurtarmaya olmaz kendini. Olmaz mı? Tamam. Ya bunda evet. öyle bir şey yok ya. Bunun sarısı, marısı yok abi ya. Bu net bu abi, net bu. Net bu. Net. Net. Başakçı. Bunu göresi, veremeyen adam yok. hakem değil. Evet. Bunu gösteremeyen adam hakem değil. Hakem olamaz. Yüreği yok. Korkak, rezil bir hakem. Yazıklar olsun be. Yazıklar İlk kendini atıyorsan. Ekmek parası, parası yiyorsunuz. Milletin ekmek parasını yiyorsunuz. Ucudu bir ya. yükleniyor. Yazıklar olsun. için her şeyi yapıyor. Başakşehirli evet. oyuncu. Kurtarayım golümü atayım diye ama bırakmıyor Emek, ki. Emekleri yiyorsunuz. Ekmek parasını yazıklar olsun be. Aramos. Ama bak hocam. Hadi görmedin diyelim. Göremeye de bilirsin de böyle bir vara bakma imkanı ya da böyle var. Böyle yani. bir protokol var. Protokol vara var. Vara bak. bak. bak bak. Ee, kararı veriş şeklini gördünüz mü? Ele bakın. Evet. Eline bakın. Gösterirken gücü vücut diline bakın hakemin. Çok mu geride kaldı? Yok yok yok. Bak vücut diline bakın şimdi. Bakın vücut diline bakın. Baba -ba bak dur. Geri ne gel, geri gel, geri gel, gel. Faulü, geri gel. Faulü, faulü Beşiktaş lehine veriyor evet, hocam. Evet evet. Geri gel. Bak bak bak. Yan hakeme bakıyor. <laughs> Bunlar cin olmadan şeytan olanlar. Yan lan, hakeme bakıyor. ]acağım. Bunlar cin olmadan şeytan olanlardır. Bunlar tam şeytan. Bu var ya bu hakemi. Yetkili olsam, MHK'de olsam, Federasyon Başkanı olsam telefon açarım. Bu hakem hakemlik vermeyin derim. Varada yollarım, ikisini sepetlerim. Yemin ediyorum size ya. Ya bunu Galatasaray maçında yapsalardı, Galatasaray maçında bu Başakşehir Başkanı, Fenerbahçe Başkanı Fikret Orman yapsalardı bu işler bugüne gelmeyecekti. Temizlenecekti bunlar ya. Hata yaptılar. İki taneyi doğru gönderdiler. Ama dörtleyecekler de onu. Dört çarpı dört olacaktı. Yapamadılar. Onların da yüreği yetmedi. Veya onlar da bir tezgahın içine girdiler. Bilemiyorum. Bilemiyorum. 45 artı bir de Ayıp e, ya şu ayıp. Ee, Gubran senle Douglas'ın ikili mücadelesinde Douglas mutlaka kırmızı kart görmeliydi. Bunun sana göresi bana göresi yok diyor. Erman Toroğlu. Bu karar en çok şaşıran Douglas. Hı, <laughs> evet. İspadesi bir bakın. Evet evet ağlıyor. Douglas'ta ben bittim ben diyor. Yerde zaten bir bakın. Böyle yapıyor. Bitti ben zaten bittim ya. diyor. <laughs> bak yerde. Beşiktaş. Bak bak. bak. Beşiktaş takımının oyununu da gösteriyor ya. Yani direkt atılan bir ya top. Aslında, top. direkt atılan bir aslında top. Kırmızı kart oldu. Şaka gibi ya. Yani böyle bir savunma Aslında bir sabahtan beri konuşuyoruz ama ben size doğruyu söyleyeyim mi? Bir top tek. Başakşehirli futbolcu sahtekarlık yapıyor. Kırmızı yemesi lazım. Başakşehirli. Bir o ok kaldı artık. Yani. Hı. bir o ok kaldı. kaldı. Söylenmedik. Evet bir o ok kaldı. Bir de Başakşehir'in topçuya yerdeyken bir kırmızı çaksa tamam. Şöyle bir gösterse tamam. Hadi. Rezilliğin sonu. Rezilliğin sonu. Yani e, 34 layıç 45 artı 1 Douglas için kırmızı kart Hanım, olmalıydı olacağı, diyor. Normal şartlar altında Erman Toroğlu. E, burada Var'ın He, şu Mainz maçı vardı o, o görüntüsü var değil mi çocuklar? Bakın orada ne oluyor Mainz maçında Hı -hı. dedim ya size Hı -hı. geçen sezon ha e, hakem çağırıyor diye var mı o görüntü hazır? Bakın tempoyu arttıralım izleyicilerimiz çünkü göremiyor pozisyonları biz görebiliyoruz ama hani onlara da o pozisyonları tarif ederek bu işi anlatmak lazım. Yoksa görebilen yok konuşabilen yok anlayabilen yok. Öyle istiyorlar. Tezgah kuruldu abi. Öyle istiyorlar ya. Birileri şampiyonlukta gitsinler hep beraber. Sonra düşsünler. Öyle isteniyor. Peki. Endüstri bu. yürüsün. İkinci yarıda hemen hızlı hızlı burada faul ver. Tamam bunu geçelim. Bunu geçelim çocuklar. Ah. <laughs> Buran Mert'le karşı karşıya biraz çaprazda kaldığı pozisyon. Mert karşıladı. Sen dediğin bu pozisyon değil mi? Bir sonraki. Bir sonraki mi? Bu pozisyonun başında mı? Ona mı bakalım diyorsunuz çocuklar? Ya da Mert'le Burak'ın pozisyonunda bir şey var mı? Ona da bir bakalım. Şimdi Burak yerde kaldı burada. Mert'le bir temasları var hocam. Mert niye düşüyor ki burada? Bir dakika. Mert sonra kendini niye atıyor? Mert de şöyle Ayakları bir... Ayakları birbirine giriyor <laughs> ikisinin de. Pozisyon Mert devam. topa değiyor. Tabi... Pozisyon devam. Devam tabii ki devam değil. da. Karşılıyor, karşılıyor zaten Mert topu. Tabii tabii. Devam pozisyon da. Burak'ın... Hatta yalnız... Burak mı foal yapıyor? Burak foal yap... Yani foal yapmak istemiyor ama... Yok yok o... Ürkek biraz yeni çıktı evet. sakatlıktan. Pozisyonun kendini sağlama almak evet, için evet. şunu evet. gösteriyor. Evet. Yani bir sakatlık olmasın, bana bir şey gelmesin yeni diye şunu sakat. gösteriyor ha? ama devam burada. Devam diyorsunuz. Devam edelim çocuklar hızlı bir şekilde. Beşiktaş ikinci yanın başında biraz daha topa sahip olmaya başlıyor. Burak işte az önce vurguladığım 53'te kaleyi bulan ilk şut sağ çaprazdan sert bir vuruş çıkartıyor ve o dakikada mert hemen direğin dibine soluna yatarak bu pozisyonu karşıladı. Beşiktaş'ın ilk isabetli şutuydu 53. dakikada devam edelim. Sonrasında karşılıklı ataklar var. Ve 54. dakikada Crivelli'nin golü geldi. Enzo Crivelli 1-0 öne geçirdi. Burada Necip offside'ı bozuyor değil mi hocam? Evet. Elini kaldıran o bozandır derler genellikle de ya hocam. Doğru. Necip offside'ı bozuyor. Enzo Crivelli Ama de. Ama savunmaya da çarpıp geliyor önüne. Evet. da olsa. Offside'ı bozan Necip. Necip. Yardımcı evet. Akemi, elini kaldırıp dönmese belki belki biraz daha yaklaşabilir, rahatsız edebilir forveti. Belki. Evet. Ee, Başakşehir'in golünün temiz olduğunu bir kez daha vurgulayalım böylece. Necip offside'ı bozuyor. Bir metre kadar geride burada bir şüphe yok devam ediyoruz ee, sonrasında Vizca'in bir şutu var sağ çaprazdan Karyus'un çıkarttığı önemli bir evet. pozisyondu yine Beşiktaş kalesinde devam edelim arkadaşlar. Bu arada Gökhan da topu sinirden vuruyor bile bile dışarı. Kale, Her yani niye gidebilirdi Kalyon? Hayır, hayır, hayır onun dışarı ıı, atar bölümde. da yani yani elini kolunu sallayan Başakşehirli oyuncu rahat rahat Beşiktaş karesine onun siniri bir savunma oyuncusu olarak. O bölümde 55-60 evet. civarında örneğin bu pozisyon Tabii. böyle. Burada ee, Yine çok, çok rahat çık... bulmaya başladı. Geçiş başladı. Hücumları hücumları yaptılar. yaptılar. Başladı. Burada hem final paslarını hem son vuruşları. Devam, ederim, devam edelim, devam edelim. Sıkıntı yaşadı Başakşehir. Eğer bunu yapsaydı zaten burada maçı koparırdı bu O da orta saha düştü çünkü. Bir anda e, Beşiktaş yüklenirken çok e, risk olsa e, 4 olurdu abi. Evet. Çok, çok risk aldı Beşiktaş o, Oyun olurdu. bir ara var ya, oyun bir ara yani 3, 1, 6 kişi önde kalıyor Beşiktaşlı. Bir işte 6 kişi dönmüyor. Bir kişi orada olursa Atiba oluyor. 3 kişi geride. 3'e 7 yakalıyorlar önde. 3'e 7 yakalanıyor. 2'ye 8 yakalanıyor. İşte az önceki ya yani çıkış çok gibi. Enteresan Orta pozisyonlar sahaya kadar gelmiş. son Savunma Ya yani merkezinde hem Necip hem Gökhan. Sonrasında Ağır. Oğuzhan girdi Serdar. Devam edelim abi. Devam edelim pozisyona geçelim. Burada bir şey yok. Hmm, bu, bu olacak şey değil. Bu Burak'ın biraz e, maç eksikliğinden kaynaklandı. Onu Bunu söylüyorsun evet. değil mi? Karşılaşmanın 72. Ben, dakikası. Ben net gol diye düşündüm koşu başladığında ama tabii yeni çıktı sakatlıkla. E, çok etkili bir e, lay şutu var sonrasında. Hemen e, yay üzerinde. E, Devam e, edelim. Burak'ın penaltı beklediği bir pozisyon var hocam. Hemen 80. dakika ve Zaten var var diyor hakem. Evet. İşte Burak da Allah yukarıda diyor. Epriano. Epriano yani bu da Burak abi. arasındaki pozisyon. <laughs> Vara gidiyor burada Suat Aslanboğa. Bu Ali Sözkaya diyor ki orada bir müdahale var. Penaltı konusunda hemfikir miyiz? Net penaltı. Tartışmasız evet, evet. penaltı. Hayır diyen diyorsunuz. yok herhalde değil mi? Çekiyorsunuz. Bunun da Net sana penaltı. göresi bana göresi yok. Penaltı konusunda hem hemfikiriz. Burak çekiliyor, yerde kalıyor. Karar penaltı oluyor. Var uyarısıyla. Suat Aslanboğa var kontrolünün sonrasında beyaz noktayı Bu gösteriyor. Bu maçta pek fazla gri pozisyon olmadı sanki. 83. dakikada. Burak topun gerisine oldu. geçiyor. Mor. Ve Ölkeğin rezilli mor bir pozisyon var. Bir de sarı kart Epriano'ya. Sonrasında Burak, hakem olsa Beşiktaş ilk yarı 10 kişi, şey 9 kişi. 9 kişi. Ne olacak? Evet. Buyurun abi. Ne olacak abi? Hakem hakem olsa ilk yarı Beşiktaş 9 kişi. Ne olacak? Haftaya da Trabzon maçı var. Hem o bir de Büyükost'ta. İyi abi. sen bu maçta ne olur 9 kişi abi hesabını et. Büyükost maçı kaybedecek. Hakemle beraber maçı kazanamadılar. Hakemle beraber oynadılar maçı kazanamadılar. Çok net. Hocam bir de Başakşehir geçtiğimiz sezonki Başakşehir değil. Doğru mu? Çok kötü. Evet. Yani bu maçta biraz daha Ama atıyorum. yine kötü doğru mu? Bir doğru. sonra o yani çıktıkları Var mı ucuma, başka çocuklar? Pozisyonlarda rahat rahat değerlendirmesi gerekir. Geçen sene öyle maçlar Başakşehir, mesela Şehir, bir anda 2-3'ü buldu. Yani Halbuki 9 kişi oynaması lazım ama i̇lk her maçta şey. işte hakem verseydi kırmızı kartlar her maçta kırmızı kartı var işte. peki Trabzonspor maçının pozisyonlarını Trabzon da hemen maçı. konuşmaya başlayalım reklama ne kadar var çocuklar bir dakikamız var biz başlayalım hızlı giden yol alır Trabzonspor maçında henüz ikinci dakikada hatta ikinci dakikayı geride bırakmıştık üçün ilk saniyeleri Sherlock topun üzerinden atladı e, Adiel vurdu Abdülkadir'in getirdiği topta ve maça adeta 1-0 önde başladı. Evet aynen öyle oldu. Sevgili Zeki Uzundurkan, Trabzonspor. Erken gol, Sivas da ritmini bozdu, moralini bozdu. İyi bozdun. de oynuyordun. Trabzonspor yani içinde bilir, yani şimdi, şimdi, bir moral oldu. Şimdi Rıza Çalınbay takımları nasıl tanımlarız? Yani fizik gücü iyi takımlardır yüksek. Evet. Birebir sıcak teması iyi oynarlar. Devam edelim. Böyle bir deplasmanda 1-0 öne geçmek geriye düşmeden büyük avantaj. Avantaj. Aynen öyle. Büyük Ama evet. O evet. avantajı kullanamadılar. Peki burada kafa kafaya çarpışma var 20. dakikada. Küçük bir reklam arası verelim bu karşılaşmada da değerli izleyenler. Sivas Spor, Trabzon Spor maçında da tartışılabilecek hakem kararları var. Trabzon Spor'un, var. <laughs> öyle mi diyorsun? <laughs> bu arada Fenerbahçe'nin <laughs> Fenerbahçe'nin yaptığı kural hatasına ilişkin itiraz yarın karara bağlanacak. Yarın o konuda e, TFF tarafından açıklanacak. Hemen hatırlatalım salı günü o kural hatası itirazı sonuçlanacak. Kısa bir reklam arası ardından Trabzon maçının Bakal pozisyonlarını konuşup hemen derbiye geçeceğiz. ile ilgili de şöyle bir toparlama yapmak lazım. Çünkü bu hafta Ziraat Türkiye Kupası haftası. Ee, biraz konu dağılabilir. Biz derbinin startında şimdiden vermiş olalım. Önce kısacık bir ara. Artı futbolda son bölüme geldik. Değerli izleyenler Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasının bir bir sona eren Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasının tartışmanın pozisyonlarını hep birlikte değerlendirdik. Erman Toroğlu dedi ki Beşiktaş aleyhine verilmeyen iki kırmızı kart var. Birisi 34'te Laiç'e, diğeri 45 artı 1'de e, Douglas'a e, Beşiktaş'ın e, aldığı, Beşiktaş'ın kullandığı penaltıda doğru karar. Orada penaltı var ifadesini kullandı. Geldik Trabzonspor maçına. Trabzonspor hemen maçın başında Audiello öyle geçmişti. Ee, sonrasında Sivasspor yavaş yavaş oyunda dengeyi sağladı ve pozisyonlar bulmaya başladı. Devam edelim bu pozisyonda arkadaşlar. Burada he. Evet. Bunu da sürdürelim. Bunu da devam edelim. Bu da normal bir faul. Devam edelim çocuklar. Daha majör pozisyonlara burada var ama bir şey. 35. dakikada yerde bir müdahale var koluna çarpıyor top çarpıyor mu çarpıyor. hemen ona bakalım çarpıyor Avdiyalle Hakan Aslan orada sonra böyle bir Advia'yı şutunda yatarak önlemeye çalışıyor bak buradan ağır çekimde bir görünüyor ama orada bir açısı var Çarpsa da olmaz ki. Ya olur olmaz. Sonuçta bak görüyor musun? Sol koluyla sanki önlüyor topu. Bak şimdi gelecek. Ne diyorsunuz? Çarpma. Bence çarpma. Aynen. Çünkü önce bir bacağına öbür bacağına, bu til topu tabii, tabii. gibi. çarpma çarpma. Penaltı mı? Değil. Çarpma. Mı. Mı. <laughs> mıysa verme. Vermedi zaten. Bak mıysa verme. Penaltıyı çalacağız zaman böyle yapacağım. Penaltı. <laughs> Sen de penaltı mı Seni beni olmayacak diyorsun. Tık Diğerini koyarsın. Penaltı. Böyle yaparsın. Futbolcu böyle yapar. Oyuncu kurtaramaz orada kendini. Peki. Kullama yorumcularımız canlı. diyor ki burada kurtaramaz. penaltı ağır karar olur. Evet. Devam edelim. Bur... Yalnız şurada... Orada iyi bak, pozisyon. Bak bak. Üzerine kez... Sherlock da yararlanıyor. Kafayı vuran kim ilk? Bak. Kampi herhalde değil mi kafayı Onun vuran? İlk kafayı vuran. Sonra Şörlot. Etten duvar ölmüş yalnız ha. Evet. Sivas Spor savunması evet, da. Işte. Önce kaleciyi çıkartıyor. Sonra Kampi ikinci vuruyor. pozisyon var. Üç tane aynı pozisyon içinde aynı anda. 3 evet. Üç pozisyon arka arkaya maçın. 38. dakikası belki Oraya niye vuruyor abi. onu anlamadım. Sağa niye vuruyor? Topu çek sol bomboş ya. İşte. Niye vuruyorsun? Yalnız ya? Kampi'nin kafa vuruşunda da kaleci inanılmaz çıkartmış. Yere topun, inen topu yani benim evet, pozisyon olamaz. Fena kaleci çıkarmak değil. kolay değil ya. Evet. Köşeye giden topu. Aa, i̇kinci hamleyi de yapıyor. Evet. Kalkıp ikinci hamleyi de yapıyor. Evet, üçüncüyü de yapıyor. savunma üçüncü yapıyor. Üçüncü de savunma etten bir duvar örüyor. Bak, şimdi bunu, Gerçekten. da, bunu da atamıyorlar. <laughs> bu hani kaç maç 1-0, 2-0 yani. evet. olsa belki İçin. oyun kopacak Tabii. ama. Yalnız e, ikinci vuruşta burada... yani bu atılmaz mı artık? Yıllar önce Roma evet, Galatasaray maçı şey, vardı. E, e, Hüseyin'i galiba. Novak o. Novak mı? İkinci olmuş? vuruşu yapar. Evet Novak, Novak. Novak, yine oralarda zeki. E, hep orada da bunu atardı normalde ya. Bu tip pozisyonları. Kaleci yine İlan iyi çıkarmış. Adam, bak bak, yani, bak nasıl çıkarmış. Yani Sol bekin olduğu yere bakın Tabii, hocam. Tabii, bir de Ender bunu atmak mı kaçırmak mı daha zor? Evet. Kaçırmak. Vallahi kaçırmak, kaçırmak daha, daha zor. Üzerine açırsa yani, yat, iki, yerde yatan bir kaleci var hocam. Yerde bir yatan de, bir kaleci bir var de çarptırıyorsun? Trabzonspor zaten hep konuşuyoruz o. Gelgitleri oyun içinde. Evet, yerde yatıyor kaleci. Kırılma anlarını yaşayan bir takım Trabzonspor. Yani Trabzonspor bu ikiyi bulduğunda rahatlaması gerek. Çünkü Şöyle. Trabzon takımı her zaman rakibe savunma verebilir ve her zaman Trabzonspor takımı rakip takımı oyuna tekrar tutulması için verir. iştahlandırabilir. Böyle bir doğru olmayan takım savunması var. Ya yani burada ikiye atsa ee, daha rahat bir maç oynayabilir. Ya, Trabzonspor evet. bu kadar gel git yaşaması da bu. Evet. Ee, Gaston Kampi'nin kafa vuruşunda Samasta Kaç... da soluna yaptı. Karşıladı. Pozisyonu da o şekilde anlatalım. Karşıladığı topta hemen önüne düştü. Novak. O, evet. ee, kaleci'ye nişanladı diyelim. Hemen sonrasında da zaten birkaç dakika sonra 2-3 dakika sonra oyuna sonradan giren Fernando Trabzonspor savunmasında derinliğin kaybolduğu bir anda Savunmanın arkasına ben, sarktı. Kaleci'nin de yanında. Senle biz devre arası yolladı? programında da konuştuk. Yani Trabzon, bu gel gitin niye yaşıyor? Futbolda bir parametre var. Oynayı başlamak, iyi devam etmek, iyi bitirmek. Her iki yerde de. Trabzonspor iyi başladı, iyi devam ettirdi. Pozisyon vermiyor ama iyi bitiremedi. Yine bir pozisyon verdi. Arkasından, arkan arslan devre arasında konuştuk senle. Tam girdiğimiz bölümde. O golü atsa Trabzonspor düşünebiliyor musun? Böyle bir takım şampiyonluğu oynayan bir spor öndesin. İkinci golü kaçırıyorsun. Evet büyük beceriksizlik. Arkasından devre biterken 4 dakikada neredeyse 2 iki gol yiyip içeri giriyorsun. Evet. Ya o zaman bir takım Hocam dengesinden ama bahsedemez. Bir savunma da yani tek bu kadar bu kadar. Ya ıı, bak bir de ne var. Olmaz. Ya biz savunma da bu kadar derinlemesine kaleden uzak bir savunma yapmaz ne gibi. Şimdi e, özellikle gol golnik pozisyonunu çekersek alan zaman var. Orta sahadan Fernando'ya direkt savunma arkasına bir topu atılıyor ve Pereira'nın da bak bak şimdi dur bir dakika dur. Burada evet, alan zaman çocuklar. var. Ya yani alan zaman var. Savunma derinliği var. Kaleden uzaklaşılmış. Bak şimdi Pereira ile stoper arası açık. Evet. Ya yani çok bariz. Pereira top odaklı savunma yapıyor. Alan adam değil. Çok basit bir gol yiyorlar ya. Ya evet. şimdi burada baskı yoksa faul bu kadar yapalım, savunma da. öne çıkar yap, mı? Kartal, bak yani arkada alan var. Orada o bölgede iki yani, Trabzon orada durarken, aslında fut... orada kalecinin çıkmaması lazım. Tabii ki. çık, hatalı çıktı. Yanlış çıkıyor. Orada arkada üç kişi var bırak ya. Köşeye evet. gidiyor gitsin. Çapraza gidiyor. Futbolcular Çapraza geldi. Gidiyor. Sen evet. kalende dur ya. En önünde dur biraz. Yani şöyle. Kaleci burada. Bursa. Büyük açıda çünkü. Evet. Fut, futbol en önemli çağımızdaki. Bak 20 sene önceki Erman Hoca'nın oynadığı zaman. Mesela fark ne? Alan ve zaman mefhumu. Eskiden oyuncu alıyordu sürüyordu sürüyordu alan zaman buluyordu. Şimdi en önemli şey alan aslında. zaman bulmadan yani çok baskılı savunma az baskılı savunma yapmış Trabzon. Az baskılı savunma ne sevgili Ender? Alan ve zaman bırakmak rakibe. Çok baskılı savunma ne? Alan ve zaman bırakmamak futbolda. Eğer sen bak atıyor rahat rahat alan zaman var. Pasa atıyor Fernando'ya. Pereira'nın arkasına kesiyor. ve golü yani. Trabzon. Bir kişi fazlaysan gol yemeyeceğim. Bir kişi Kaleci. fazlasın. Tabii, fazlasın. Bir şey ki geliyor adam. yemeyecek Peki devam edelim. Bu golden hemen sonra Hakan Aslan'ın kafa vuruşu direkten geri geliyor. Ee, yani çok enteresan. 1-0 önde olduğu maçta eee yenik duruma bile düşebilirdi. Soyunma odasına geride gidebilirdi. Ee, Trabzonspor. Evet devam edelim çocuklar. Devam edelim. Devam edelim. Bunları geçelim. İkinci yarıda ee, bir birlik beraberlikte e, Sivas Spor'un pozisyonları var bu sefer ve Uğurcan'ın önemli kurtarışları var. Uzaktan bir şutta yine 55. dakikada İnanılmaz Uğurcan gole izin vermedi. Bu pozisyonları hızlı geçelim çocuklar. Trabzonspor çıkarken top kaptırıp yine kalesinde bir tehlike gördü. Bu arada e, burada Fernando'ya arkadan bir müdahale var. Müdahale yapan Atviyar. E, Adiel ve sarı kartı var mı bu arada? O sırada sarı kartı var mı? Burada sarı kart gördü sanırım. Yok. Daha önce yok, değil mi? Sarı kart aldı. Yok, burada sarı kart aldı evet. Aldı burada. Doğru. Ne sarı, diyorsunuz? Sarı kart aldı, itiraz ediyor sarı kartı. Doğru. Hayır, doğru. Devam edelim. Hem topu kaptırıyor, hem de arkadan müdahale. tehlikeli bir müdahalesi var. Sonrasında yine Uğurcan'ın Yine 50'li dakikalarda bomboş kaleciyle karşı karşıya bir pozisyon. Uğurcan'ın çok önemli bir e, kurtarıcı var. Müthiş kurtarışları var. Müthiş. O bölümde Aha. çok Yeniden kritik kurtarıçlar. Şurada e, penaltı var mı? 61. dakika. Abdülkadir Parmak rakibinden kurtuluyor. Düşse Yok penaltı. dengesini kaybediyor. Düşse belki verirler. Düşmedi ki. Basmış ayağını. rakibinden kurtuluyor. Sonra devam ediyor. Dengesini kaybediyor. Ardından da burada düştü. Bastığı anda düşse penaltı Bak. Tam da basmamış. Basmamış sanki. Evet. Yok, basmamış. Tabii tabii. Basm dengesini Basm biraz bozmuş. Dengesini, bozmuş. dengesini bozmuş sadece O halde. O yüzden de düşmüyor zaten. Abdülkadir de inanmıyor penaltı. İnanmıyor. Zaten itiraz da etmiyor. Hiç itiraz etmiyor. Evet. Dengisi Toparlanamıyor Ohanli. Toparlanam ne evet. diyorsunuz hocam? Toparlansa gol zaten. Evet. Var mı bir şey? Yok. Yok hmm. ya dedi Erman Hoca. Devam. Hmm. Tempolu Bak, gidelim. Trabzon, Trabzon spor takımının tamam geçen seneye göre kadrosu değişti ama en önemli o geçen seneki enerji coşkusu da yok sahada. Yusuf sağlıyordu onu. Liderdi sahada. Bir lider yes. vardı abi, Yusuf. Ömür. Yani böyle abi, Yusuf yani, yani, abi, ya, ya abi, de, ya. kaderine razı bir görüntü var. Tabii, onun tabii. Hocam sene. şimdi burada Fernando'nun bu pozisyonundan sonra Trabzon'un penaltısı geldi. Sivas sporlular burada penaltımız verilmedi ve VAR'a gidilmedi diye itiraz ettiler. Ne dersiniz? 75'te bu pozisyon dönüyor, korner oluyor. Ve o kornerden sonra da penaltı, var. Oluyor. Yavaş git. Bak. Bir hareket yapıyor. Bir daha yapıyor. Devam et, devam et. ileriye git. Ama cezaların dışı. Evet. O evet. hareket cezaların dışı. Ben Ama foul var. foul var. Evet. Faul var mı? Faul 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 Tam var çizgi. Ya. Tabii çizgi. Faul var. Çizgide. Çizginin bir karış dışı sayılır. Evet. Gelici evet. atıyor oyuncağı. Devam mı? edelim. Evet, burada faul var. Ee, penaltı yok diyor Erman Hoca. Çizginin ceza sahasının dışı. Tam o pozisyonun ardından koyuyor. penaltı kararı çıkıyor ki herhalde bu penaltıda da en fikiriz diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz Hı. hocam? Evet doğru. Charlotte'un kafasına doğru. kadar gelen bir ayak var. Doğru. Yüzüne vuruyor. Doğru Yani karen. bayağı kaldırmış ayağını <laughs> savunma oyuncusu. Top da orada kafa vuracağı sırada. Kart çıktı mı burada? Burada sarı oldu galiba. Charlotte'un ee, da hemen e, kaşının şu bölgesine e, evet. bir darbe geldi. Penaltıyı yalnız 75'te 76'da artık çok kötü kullandı ya. Çok kötü kullandı. Sol Tam oya, topa ya. vururken durur musun? Tam He. topa vururken buradan değil, öbür taraftan. Ya da... Evet. Tam topa vurduğu an penaltıyı atan kalecinin durumuna bakacağız. Vurdu, vurma, vurma. Tam ya. topa vurduğu evet. an... Evet, <laughs> bu. Burada... Arkadaşlar kalecilere diyorlar ki... Yeni kuralda. Yeni bunu çok net söylediler. En az bir ayağı çizgide olacak. Zaten Aynen. bir ayağı Aynen. çizgide olduğum öteki ayağı çok fazla Aynen. gitmez. Doğru. Bakın. Topa biraz daha git vurmak için. Top batan değsin. Evet. Ne kadar önde? Bir metreden fazla önde. Ben penaltı atışına söyledim. Hatırlıyor evet, musunuz? Tekrar beraber evet. Tekrar Başka... edinmelidir. Kesinlikle penaltını tekrarı gerekirdi. Ve bu ne? konuda e, İFAP'ın da şeyi var. Şu, buna dikkat edin. Tamam. Evet. Tabii canım, kimse bunlara kimse çok dikkat, dikkat edin. Hatta Dortmund-Barcelona maçı mıydı? Evet. Orada da oldu. Evet. Uyarık. Peki, zaten hakemler aynı soruda da işareti oldu. yaparak. Kural uygulanmadı. İFAB'ın kuralı bu. Hakemlere evet. de anlatılmış. Erman Hocam da söyledi. Bir ayağı en az tamam, çizgi doğrusu. <laughs> Neydi? Yani herkes <gülüyor> müracaat <laughs> ya ediyor ya. Herkes müracaat ediyor. Sonra diyor. sonra Kardeşim kural hatası var. Kurala uymadılar diyecek. Normalde hakem hatası tabii, tabii ki. <laughs> peki bunun başka açısı var mı? Daha sağlıklı. Bir kalıyor. de hakem var ya kaleciye bakıyor. Ya. Yani şöyle bir, bayağı, değil. açılmış. Biraz direkt, geri direkt alabilir bak, Yok mi? buradan Kaleci. değil. bir önceki pozisyondan. Ya kaleciye bakıyor falan. bak. Kale arkasından. Kale arkasından. Kale arkası güzel. Bak yüzü... O güzel bir pozisyon Heh. çünkü. Tam topa vururken. Tam, Tam topa zor. vururken. Topa gelsin. Baksana ne kadar geri. evet. Gezmek biraz için. geri. Biraz geri. Evet. Hocam bir metre bir var. Bir metre var. Bayağı Çok, bir açılma. İlk daha penaltı kaçtı ben söyledim. Söyledik Çok net tekrar gerekiyor. Dedim ki bunu tekrar etmesi gerek dedim. Evet. Bakmıyorum e ki hakem. Ya. Bir de oraya bakıyorsun. Peki bunu nasıl görmezsin? Kuralları mı bilmiyorlar acaba hocam? He. Bunu unutuyorlar belki. Geri de. gel. Geri yani gel. Yani ne geri net, gel. falan. Başka bir şey göstereceğim. Bakın. Tam topa vururken dur. Tam topa vururken dur. Dur. Bakın. Kaleci iler yaptı değil mi? Top Davuta gitti değil mi? 6 sıvası oyuncu nerede? 1 2 3 4 5 6 7 Sivaslı iler yapıyor. 7 Sivaslı ceza alanı içinde. 7 Sivaslı. Bir de kaleci 8. Hakem oldu 9. <gülüyor> <gülüyor> bir tane Trabzonlu var ceza sahasında. Hakem oldu 9. 9 doğuracak. E buyur abi ya. Hakemsiniz La siz ne iş yaparsınız abi o zaman. Bakın net ya pozisyon. Hadi kaleciyi görmedin bak. Topavuta giderken kaç kişi var? Hakemi kaleciyi görmen için aslında yanlış yerde duruyorsun. Biraz daha şöyle alman lazım. Şöyle hem futbolcuyu hem kaleciyi görmen için. Genelde öyle duruyorlar. Genelde öyle duruyorlar hocam, değil mi? Hakemler penaltı atışlarında bu. Nerede durmuş? Görmüyor. Yaşar Kemal Yorlu şurada duruyor ama direkt... Ha hakem. Hocam bakıyor. Hocam, bir gün penaltı atışında nerede durdun biliyor musunuz? Çizgide mi? Kale sahası var ya. Evet. Kale sahası avuç çizgisi. Evet evet. Direkler kale sahasının arasındaki çizginin bir metre dışına çıktı. Niye öyle yaptın? Şöyle bakıyorum, e kalecinin oynamasını da görüyorum, futbolcudan girdiğini de görüyorum. Doğru, Sağınında dışındayım, top bana çarpsa, gol olsa tehlikesi yok. Ona yangın yeri oldu ortalık. Ne yapıyor, ne yapıyor, Erman yapıyor bu adamlar? Sana ne abi? İş doğru görmek değil mi? İş doğru görmek değil mi ya? Doğru yapıyor Sen benim duracağımı sahibiz sahibiz nereden, ya. onu ben karar vereyim, Siz siz bırakın ha. Bakın, görüyorsunuz net. Net bir penaltı ihlali var, net. Trabzon evet. oyun kuralı ihlallerini yapabilir. Charlotte <laughs> çerçeveyi bulamadı ama kaleci Samassa'nın penaltı vuruşu sırasında Charlotte topa dokunduğu anda bir metre İşler kadar var ileride olduğu için sahaya tesir etmedi. Normalde ters köşeye, öbür köşeye vurması lazım. Kalecinin uzanacağı köşeye doğru ayaklı oyuncular demiş kısıtı vardır. Kaleciye de hiç bakmamış. Hiç. hiç bakmamış. Kaleci zaten o tarafa yatacak. Ayağını sağlam koymuyor ki bakın. Sağ ayağına bakın. Ayağını Artık hocam, yakın bakın. zaten. Hocam Kalecinin o tarafa yatacağı belli zaten. Tabii. Niye Ama o tarafa şeyde acı. Futbolcular da farkında diye kalecinin çıktığını. Yani 2-3 tane Trabzon'da gersen hocam öyle çıktı, bir travma yaşıyorlar ki Bilmiyor ki sonra, o sırada. Belki hani mecburen gidecekler bu Onlar da evet. bilmiyorlar bence kuralları. Buradaki varda kim var? Buradaki varda Ali Şansalan var. Abi bak. Hakem görmedi. Bu varlık bir olay. Evet. evet. Hakem görmedi. Senin önünde kabak gibi duruyor. Bir dakika diyeceksin. Arkadaş diyeceksin bak. Hakemi de çağırmayacaksın. Tekrar. Bu pozisyonda hakem çağrılmaz. Tekrar et. Böyle diyeceksin. Sen tekrar ettir İlal var. Bu o kadar. Ne tabi? Burası var odası değil. Çağırmayacak, çağırmayacaksın Hocam burası var odası değil. Biz bile gördük. Evet. Orada kaç tane ekran var? Evet. Kaç tane kamera var? Çağırmayacaksın kaç tane adam var bir de içeride? Bana çağırmana gerek yok bu pozisyonda. Tabii. İlal var. Böyle hakeme diyeceksin ki penaltıyı tekrar et. Hem futbolcular hem kaleci iler yapıyorlar. Bitti ya. Hakemin üzerinden de alacaksın yükü. Ya kardeşler. Ya. Sonra niye hakem konuşuyoruz? Yürüyün gidin lan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, sonrasında Sivas Spor'un direkten dönen bir şutu var. 84'te. Yani, evet, e... Yavura vurur gibi vuruyor. Müthiş vurmuş. Uğurcan'ı geçen top direkte patladı. Sivas Spor adına şanssız andı. Ardından yine Sivas Spor'un rakip kale sahası önünde bulduğu pozisyonlar var. Gol geliyorum dedi ya. Geliyorum dedi değil mi? Evet. <laughs> Ve 90 artı 5-6 artık. Bir kontratak. Trabzonspor çok adamla giderken Geriye dönüşlerde hep Geriye yapıyoruz. dönemiyor. Hep Deplasmanda yapıyoruz. bu oluyor. Sol bek hızlı çıkıyor. Uğur. Gençler birliğindeki Uğur, Uğur Çiftçi. Çiftçi. Şimdi golde dikkat ettin mi? Samasa kaptı topu. Ne kadar çabuk başlattı. Eliyle başlattı. İkinci pasta gol attılar ya. Bir en başından ha? alabilir miyiz? Önemli bir şey söyledi Reha Hocam. Şimdi Trabzonspor köşe vuruşu kullandı değerli izleyenler. Bak. Kaleci topu yakaladı. Çok adamla gelmişti Trabzonspor. 90 artı 5'te galibiyeti bulabilir bir, miyiz diye. Iki, i̇kinci pas. Ama bir şey, pas da muazzam. O pas, muazzam pas atan kimdi tam, acaba? Ben onu tam Uğur ama muazzam bir pas. Uğur da çekiyor. Uğur da çok serin kanlı yani. Çok. Özgüvenli evet. bir vuruş. Harika Trabzon Trabzonspor gibi bir büyük takım şampiyonluğu oynayan bu kadar yerleşim hatası yapar mısın? Yataba, ya? Pası veren Yatabale. Yatabale. Zeki Uzun, Uzun Durukan. Yani Eski evlat, dost. evlat kurşunu. <laughs> yani ya. İki pas üçüncüsü <laughs> Uğur vuruyor gol atıyor üçüncü. Yani e iki hem Samasya'nın top oyuna tabii, tabii sonması, hem sokması hem Yatabari'nin pası. Uğur çiftçinin de çekmesi orada gösterip sol ayağına içeri alıyor. Çok güzel. Çok... Spor hocam yani bu, bu sezon kaptırdığı toplarda geriye dönüşlerde hep sıkıntı yaşıyor. Hı. Ve herkes geri kaçıyor. Oyuncuya müdahale hiç yok. Şurada yap müdahale. Hatası belki hatası kırmızı kart olacak, olacak ama ya yap faal yapmıyor. Ama ya karıcı... bu takım hocam faal yapmıyor bu takım ya. Kaleci yalnız oyunu. Yapmış oyunu ya. çok, Orada ama gole gidiyor adam. Düşür. Bana göre Yatabade'nin asisti son yılların en güzel asistlerinden. 25 Şubat 2013'te. Evet hocam. Şimdiki merkez başkanı Zekeriya bir televizyon programında şunu söylüyor. Evet. Ne diyor hocam? Diyor ki bu diyor şey e, Aslan Boğa Trabzon'da Trabzon Fenerbahçe'nden sonra Mehmet Topal'ın formasını istiyor alıyor hangi maçtan sonra hocam Trabzon Trabzon Fenerbahçe. Evet. Bir hakem almamalı diyor. Evet. Bir takımın forması. alıyorlar? Trabzon'da ee, Fenerbahçe. Sonra diyor. ama. Bilmem. Onun yüzünden de uzun zaman maç vermedi diyor. O zaman. He. Bugün, e, bugün bu de Mehmet İstanbul. Topal vardı. Ya git şeyden alka kardeşim. Vardı. Değil mi? Bugün Gezdik. de Mehmet Topal vardı, vardı. Mı acaba? almaz acaba. Hiç almayacaksın abi olur mu ya? Hayır, hayır hayır git store'dan al sonra alacaksan. Marketinden, kulübün marketinden bir yer, birini gönder aldır. Niye futbolcudan alıyorsun ki? Bak konuşuluyor. O mazini hep sırtında taşıyacak Suat Aslanboğa. Aslında bence yanlış yapmış. Tamam. Formayı alıp Fener odasına gidip orada futbolcuları imza ettirecekti. <laughs> Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> yanlış yaptı o. Ya bunları kovarım ya bunları kovarım ya. Siz dalga geçiyorsunuz ya ben vallahi. Bunları kovarım abi bunlar yürü git ya. Bunların alayını kovarım. Vardakini kovarım önce. Evet. Bu baştaki vardakini de kovarım. Evet. Kovarım abi ne olur ya bunlar olsalar ne olur? Yapsa, yapmasalar ne olur? Ya? Geçen hafta Gençler Biliği maçında gitmediler. Trabzon'un orada puanı gitti yine. Galip gelecekti belki. Bu hafta da işte orada penaltı tekrar olsa. Trabzon'u yapıyorlar hocam. <gülüyor> <gülüyor> Ama şeyi söyleyelim. Bu pozisyonun evet. öncesinde Sivas Spor'un pozisyonunda faal olduğunu faal söyleyeyim. Var. Çizgide faal, çizginin hemen yarım ne, bir karış evet. yakınında faal var. Onu da vermedi. Yalnız yani bir büyük takım. Uğurcan da kurtar kurtar, kurtar burada da kurtaramadı. Böyle bir son 90 artı 5'te böyle, böyle bir son bak bir dakika yani. şurada duralım. Kaç Trabzonsporlu kornere gidiyor önde bir dakika. kalıyor. Bu kadar yerleşim atas bak hocam, şuna. Hocam, hocam bak, iki bu, iki kişi var geride. Şunu esas var ya görüntü olsa tam burada Burada düşüreceksin hocam. İlk, ya burada değil esas. Üç topta gol var. atıyorlar. Ya. Evet. Üç var. top hocam. Üç, ya dedim ya ikinci pas üçüncü uğur buluşuyor gol. İlk böyle birinci görüntü var mı merkezden? Yani, ya Samaslanın hocam, var Hocam Samaslanın bir şey söyleyeceğim. Topu tuttuğunda var. Bu, değil, bu yerine değil. giren, yerine giren Koray, Koray oyuncunun peşinden koşuyor Uğur Sivçin'in. Ya yetişemiyorsan, bu kadar ağırsan düşür ilk bir, pozisyonda. Tabii düşür, kırmızı kart bak, olsun. Golünle. Bak. Mesela televizyon, televizyondan bak. maç izliyoruz. Şöyle Şurada bak duralım, şimdi. bir dakika dur bir dakika, bak. Bir dakika dur, devam et. Geriye devam et, geriye, devam geriye et. gel, geriye. Yok yok al bak, geriye gitme devam et. 7 oyuncu var orada hocam. Hüseyin'e bak sen. Yok yani ortalarda. Bak Şimdi sol durur, tarafta kimse gel. yok geri ya. Gel. Bakar mısın? Burada geri gel. geliyor Koray. Burada evet. Böyle bir yerleşim Neşe hatası var. Koray da ha. Şimdi evet. bakın. Abi korner atılıyor. Korner atılırken bu Sivaslı oyuncular bütün Sivaslı oyuncular kaleye daha yakın şeyler Trabzonlularda. Ve yakın değiller. Böyle bir duruş olur mu abi? Söyledim savunmada yerleşim hatası. Topun durduğu zaman tehlike yani. Evet. Korner atılırken bu tehlike. Çıplak gözle istesen var ya. Dersin ki bu top döndü mü gol olur. Daha kaleci aldığında. 90 artı 5, 7 oyuncu Trabzonspor'dan rakip ceza sahasında köşe Bak. buluşu kullanılırken diğerleri de sola doğru duruyor. Savunmanın sağına doğru kimse yok Trabzon'da. Ya evet. Burada Trabzonspor 96. dakika girerken işte bu pozisyon gerçekleşiyor. <laughs> Şimdi orada 7 tane oyuncunun öne gitmesi nedir? Ya Galibiyetle dönelim. Galibiyet arıyoruz. 1-0 evet. öndeydik gol kaçırdık arkasından gol yedik bari galip gelelim duran topta kazandık maçı 2-1 kazanabiliriz tamam böyle bir düşünce olabilir ama bu kadar Barış bak şimdi bu kadar Barış yerleşim hatası olur mu ya 3 6 oyuncu bir de da kornerle kullanan 7 oyuncu şurada var nerede? efendim Bence biliyor musun buradaki hatayı defasta bir tane kaptan olacak daha, daha bu... en geriden bakıyorsun hocam hocam böyle yapacaksın ya şuraya git sen buraya gel Ender sen buraya git bak. yapacaksın sen söyleyeceksin, evet. dağıtacaksın. Doğru. Daha korlar atılırken buradaki futbolcu bir tanesi baba böyle yapacak. Oraya yanaş, buraya yanaş, buraya yanaş. Hocam bunu baba bile yapmayacak oyuncu. Kim yapacak artık? Çağımızda antrenör yerleştirecek. Duran topta evet. sen buradasın, Kenardayın şuradasın. Herkes ne nerede olduğunu bilecek. O baba farz edelim sakatlandı veya kart gördü çıktı hocam. bir şey yapacak Demek ki onu antrenör organize bir şey edecek yapacak. bu bir. Burada en barizi ben sana söyleyeyim mi? hani sarı kart e, görsün dedik ya Koray. Gerek yok ya. Kalecinin önüne kim o? Abdülkadir Parmak müdürse başlatmasa sarı kart görecek. Takımının geriye gelmesine Aynen. sağlayacak. Doğru o mu bak şey, kalecinin o dibine. Kalecinin dibinde kim o, o Kalecinin var. dibinde net burada göremiyoruz. sporlu oyuncu direkt e, kalecinin önünde dursa düşebiliyor musun? Başlatamayacak. Evet. Aynen. Sarı kart Aynen. görecek. Aynen. Aynen. Hocam bu arada Sıvaspor... Ya bu da bir oyun planı, bu evinde, da taktik planıdır. Kendi Eğer önde Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'u da yendi. Tabii tabii. Sivasspor Çok iyi oynuyorlar. Evet, sezon öncesi Rıza hocayla. hoca'yla ben bir sohbet ettim. Öyle o maçta çok iyi oynadılar. Sohbet o etmiştim. Takımın oynadık. büyük bir bölümü de değişen bir takım bu takım. He. Yani geçen senenin kurulu takımı değil bu Sivasspor. Bak doğru Hüseyin'e yanında kalecinin koşuyor orada çarp mesela sarı kartlı. Hiçbir bir şey yapamıyorsun. Şey bir taktik folyo yap. burada düşürecek. Taktik kart. yap. arada. Ee, sevgili Serkan da diyor ki bir fotoğraf paylaşmış. Penaltıdan önce Yaşar Kemal Uğurlu da böyle gösteriyor. Uyarıyor kaleciyi. Evet, şöyle. <laughs> evet. <Samaz sayı. gülüyor> evet uyarıyor. Görüyor, gördüm onu ya. Ona evet. bakıyor bir de. E, niye bakıyorsun o zaman? Evet. Bakar kör. Bravo. Ya, Ama bütün hakemler o uyarı yapıyor hocam. Evet. Soru unutuyorlar. Evet. Turgula. Sivas Spor iki önemli iç saha galibiyeti. Beşiktaş ve Trabzonspor galibiyeti elde etti çok önemli 6 puan. Sivas Spor'un demir grup Sivas Spor'un 8 puanla ligde 4. sırada olduğunu Rıza Hoca'ya da helal olsun. Vallahi evet tebrik etmekte lazım ayrıca. Evet. Onu da göz ardı etmeyelim. Ee, şimdi artık bu ortamda Erman Hocam bu iklimden geldik. iki önemli maçın arifesine. Derbi var Galatasaray Fenerbahçe derbisi ve Trabzon'da bu Trabzonspor'la Beşiktaş beş, e, birisi 5 beş, diğeri 6 puanda. Ligin 6. haftasında karşı karşıya gelecekler. Laiç cezalı. Eksikler var. Her iki takımda da. Çok. Bu ortamda. Sakatlar var. Ve Cumartesi şimdi hakem falan konuştuk başından beri. Bu iki maça iki hakem lazım. Şimdi Birine. benim aklıma Cüneyt'le Fırat geliyor. Başka da Sağından bakıyorum, solundan bakıyorum. Birine Cüneyt'i vereceğim, Fener Galatasaray'a. Ötekine de Fırat'ı vereceğim. Fırat son maçta iyi idare etti geçen seneye göre. Onu verirsin. Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus. Yani. Öyle olabilir. Fırat Aydınus sonra. Varlar Aydın kim da. olur? Varlar, var olur. Hayır söz ki <laughs> Duruma göre görecek veya görmeyecek. Takacağı gözlüğe bağlı. İki maçın varı da herhalde olmaz değil mi hocam? Oradan oraya gidiyormuş. Varlar, avarlar... <laughs> Varlar, avarlar, bilmem neler göreceğiz şimdi. Hadi bakalım dört tane takım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Buyurun buradan yakın. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Hadi. Hadi la göreceğim şimdi günlerini. Şunu Hadi yapsalar bırakalım. belki çağırırlar hocam. Vardaki, He? vardaki hakemler de avarlar da para alıyorlar orada oturdukları için. Eğer işte iki maçta da sonuçta vardakiler hatalı. Öyle olduğunda MHK diyecek ki siz e, hatalıydınız o yüzden sizin harcırağınızı da kesiyorum. Sizin var ücretiniz de var ücretiniz de kesiyorum. İki maçta dinlendiriyorum. Yaptırımı olsa belki bütün pozisyonları çağıracaklar. Ya da Ulenberg bence hakemlerin kafasını karıştırıyor. Çünkü durup durup söylüyormuş her pozisyonda Zaten Ulenberg hakemi Ulenberg geldikten Sonra böyle bir ya böyle bir şey deme başlayalım. ya. ya artık def edin şu Türk futbolundan gerçekten ya. Paraya da yazık. Kural öğretiyor işte kural bilmiyor hakemler. Uyarıyor. <laughs> ya düşünsene. Serkan güzel uyarmış. Hakikaten de böyle ya uyardı. Mi? Çizgide doğru. Şöyle yaptı ya. <laughs> ama böyle 10 yaptı. saniye sonra penaltı kullanılıyor. İşte <laughs> görmüyor. biraz ağır olacak ama yani bunlar. aman vermeye hocam, yani görmeyen aman hocam. Hakemlere. hani aman. var. Avar diyorum Rütük ya. var. var. Bunlara da var güttürecek. <laughs> aman hocam. <laughs> da var. Aman. Valla. Benim oyun oldu. Hocam. Derbi için. Belki o zaman adam oldu. Ha bu arada derbi için görüşlerinizi alacağım ama dün ee, Levent Hoca'nın üzerine sosyal medyada Galatasaray taraftarları özellikle çok gitti. Hedef tahtasında yeah. Levent Hoca vardı. Arkadaşlarımız bürüyüş maçından sonra e, Fatih Terim'in bir ifadesini yakaladılar. Belki size yol göstermesi açısından evet. onu bir izletmem lazım. Bir o VTR e hazır mı hocam? Evet. Ee, hemen bir izleyelim. Açıkçası son maçtaki mücadelesi ve e, konsantresi oyuna olan e, açlığı bizi çok sevindirdi. E, pek de çok eksiği varmış gibi görünmedi. E, zaten yoruldum diye de haber yollamış. Ondan çıkardım onu. Çıkardılar daha doğrusu. Evet. Çıkardım onu. Çıkardılar daha doğrusu. Ama çıkardılar daha doğrusu. Yani hani çıkma, girme maça ilişkin kararları Fatih Terim mi, Levent Hoca mı veriyor konusunda çıkardım. Onu diye. Cezal diye öyle diyecek yani. Ben değil, Levent O ondan, ondan o, ya, ondan o, o cümleyi kuruyor. Oradaki duranın o konu mankeni. Gücü yeter mi? İnanıyor musun? Gücü yeter mi? İnanıyor musun? İşin en tuhafı da o ya. Yani dün de konuştuk. Yardımcı antrenör fikir verir. Teknik adam karar verir. Her iş koluna böyledir. E yani. Baktığında. Şimdi Levent Hoca 89. dakika Falko'yu çağırıp işte gel oyunu alacağım der mi? mutlaka Fatih Hoca. Ya daha önce de oldu bak Ender. Ümit Davalı Hasan Şaş. Aynı şekilde Levent Hoca da. Onlar da bench'te olduğu zaman o çok konuşuldu. Yazıldı, çizildi işte. Ya Fatih Terim'in olduğu yerde veya bir teknik direktörün. Bak Fatih Terim'i de geçtim olaydan. Bir teknik direktör ya telefonla ya telsizle. Dün gece söyledik. Mutlaka o bağlantıyı o kulübeyle kurar. kurar. Ve oradaki yedek kulübesinde de birinde vardır. Ya kulaklıkla vardır. Orada konuşur veya mesaj atarlar direkt orada görünür. Direkt müdahale eder. Bıraksan devre arası konuşacak var. içeri girdiğinde istersen telefonu veya hoparlör bağlatırsın. Direkt hoca loj adamı bir yerde de, herhangi bir mi? teknik yasak adam. Bence. Bak şimdi tamam da ama böyle uygulanabilir. Bir teknik adam bir yere gider. Oradan oyuncularına konuşabilir. İşler buraya artık gelmiş noktada. Hocam Bunun için Levent bunu Hoca, Levent Hoca'ya veya Hasan Şaş olduğu zaman kulübede Ümit Tava da onlara yani söylemde bulunuyor çok enteresan. Ben, bana, Burada bana, bana bütün organizasyonu haberde, hocam, yapan, bütün oyuncu değişikliği her şeyini <laughs> yapan, takımı yapan Fatih Terim. Ben de öyle düşünüyorum ama Fatih Terim derbi derbide bunu yapacakmış ama bugün gelen haberde de e, teknik adama güven ve saygı nedeniyle maç boyunca müdahale etmemiş. Tabii devre arasında müdahale etmiştir. Maçtan önce tabii ki kadroyu seçiyor, ediyor. Ama oyun içinde e, Levent Hoca'ya müdahale etmemiş deniyor. Ama e, bakıyor görüyor ki hocanın performansı Levent hocanın zayıf. Derbi de işi şansa bırakmamak için aynen dediğiniz sistemle sürekli müdahale edecekmiş. Ama bu da yasak olması lazım. Ceza al değil mi hoca? Yani sürekli kulaklık kulağında hocam ne diyorsun şunu ne yapayım şu taktik sağ mı geçsin olmaz ki. Nasıl Ama bu sefer şeyin kafada karışır. Kenardaki hocanın ya, da kafası abicim, karışır. Abicim yedek kulübesinde birisi masör bilmem ne filan ona mesaj attığı zaman ne yapacaksın? Tabii yapılır. Yapmak istedikten sonra Masraptan yapılır. WhatsApp'tan yolladın. Tabii ya yapılır. Bir şekilde mesaj iletilir. Ya kağıtlar yani. kağıt ya. <laughs> Gönderir ha yukarıdan <laughs> kağıtlar. Orada da çıkardım belki ağız alışkanlığı olur. Çünkü evet. sürekli basın toplantısı yapan ve sürekli oyuncu çıkarıp alan ağız alışkanlığı olması da belki de kendine çıkarıyordur. Ama ben şöyle bir anekdot anlatmak istiyorum. hoca Yardımcı hoca nedir diye. Şimdi burada tabii Hasan Şaş, Ümit Daval'a veya Levent Hoca'ya saygısızlık etmek istemiyorum. O ayrı bir konu. Fakat Beşiktaş bir gün Hollandalı bir hoca getiriyormuş. İsmini vermeyeyim. Ee, demiş ki benim sizden iki isteğim var demiş. Birincisi çok iyi bir doktor. Yani Türkiye'nin futbol anlamında, futbolcu sağlığı anlamında en iyi doktorunu isterim. Ne güzel. Bir de yardımcı bir Türk hoca. Ama benle kavga edecek. <laughs> Bana yürüyecek. Yani benle kavga edecek. de tartışacak. Benim fikrimi değiştirecek nitelikli bir yardımcı <laughs> Türk istiyorum. <laughs> Tam Fatih Terim gibi bir hoca istiyor yani. İyi bir model rol yani dik duracak. Şimdi ben dik Piontek artık. Ben Pion Bu Tek, kavga derken bak Pion, yanlış anlamasınlar. Tabii tabii tabi, kavga, iş, etmeyecek. <laughs> yani yukarıdan müdahale etmeyecek. Ben kenardaysam yani aynen dediğin gibi ben Piontek Pion bulmak adına otoriter bir, otoriter, otoriter şey diyor, Şimdi otoriter istiyor. Şimdi bulunacak. Piontek döneminde milli takımda yardımcısı Fatih Terim'di değil mi? Benim hatırladığım Fatih Hoca Piyontek'te kavga ederdi. Yani iş, yani iş anlamında tartışırdı. Anlamda ama tartışırdı. tartışması lazım zaten. Evet yani. yani. Şimdi tabii Levent Hoca da iyi bir hoca. Ben Levent Hoca'yı da çok seviyorum. Çok da iyi bir karakter. Çok da iyi bir insan. Çok da iyi bir insan. Ee, Hasan Şaş'ın da tabii ki, Ümit Daban'ın da tabii ki hocalık e, melekeleri vardır. E, bu konuda yüksek bilgisi vardır. Ama yardımcı antrenör dediğiniz kişi hakikaten çok önemli kişi. Kavga çok hocayla, hocasıyla. Gerekirse kovulmayı göze alacak. Peki. Çünkü o da yardımcılıktan bir gün birinci hocalığa gelecek. Ya, tabii, için ya hocam. daha çok tabii fikir verir. Burada senin söylemek istediğin yani her şeyi onaylayan Mercit değil yardımcı antrenörlük Hı. artık çağımızda. Bunu görüyoruz Jürgen Klopp'un yardımcısını. Evet. Arteta'yı görüyoruz. Pep Guardiola'nın konuşuyor iletişim halinde. En önemli onunla beyin fırtınasına girmesi. Ona her şeye hocam, olur sen doğru biliyorsun değil. Ona bilir. farklı bir şeyler de mutlaka teknik adama göstermesi. Antrenörü geçiyor. Mourinho'nun Mourinho müdahale Mourinho doktoru ben, o hanımefendi Mourinho'yla kavga etti. Ben Fatih Terim'in <laughs> kenardaki hocasına <gülüyor> güvendiğini <gülüyor> ve sürekli müdahale ettiğini düşünmüyorum. Birçok kararı da değişiklikleri de bence bu maçta Levent Hoca'nın yaptığını düşünüyorum. Yoksa bu kadar Fatih Terim müdahale edecek, o olacak, bu olacak, bu kadar kötü bir Galatasaray ortaya çıkmazdı diye düşünüyorum. Peki derbiye ilişkin çok kısa, kısa kısa düşüncelerinizi alayım. Ee, tabii ki bu, bu, tarz maçlarda hani hangi derbi? iki İki tane derbi var. Der, önce de Galatasaray Fenerbahçe ha. derbisi. Galatasaray ardından... Fenerbahçe derbisinde e, berabere biter diyorum ben. Berabere biter diyorum ben. Benim görüşüm bu. Gollü beraberlik. <laughs> yani Madem <Daha> da <laughs> istersen skor bir adım ötesine taşıyorum. İstersen skor söyleyeyim. <laughs> yani Devam ev sahibi işte. bir e, devrim, da, yani Artık ev sahibi olma düşeceğim. avantajı önemli bir avantaj. Göz ardı etmeyelim bu tarz maçlarda. Çünkü Fenerbahçe'de gol atar. O zaman şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de gol atar. Galatasaray'da gol atar. Beraber ha, buyur atar. Işte, golli, beraberlik o zaman. golli beraberlik oluyor. <laughs> Erman hocam. 2-2. Öyle mi? <laughs> Çok iyi. Skor Bir abi. adım öteye taşıdı Erman hoca işi. Gibi. Oyun senaryosu ne olur? Erman hocam. Tabii ki iki takımda savunma zafiyeti var. Var. Şimdi var yani şöyle bir düşününce e, Ha şunu belirtelim. Hasan Ali, İsla ve Moses takımla beraber çalışmaya başlamış. Başladı. Hı. Bu üç oyuncu hafta sonuna kadar aynı şekilde devam ederlerse e, oynarlar mı oynamazlar yapmaz. mı oynarlarsa bu oyunculardan biri ya da birden fazlası. Örneğin Hasan Ali oynarsa bir anda her şey değişiyor. Ee, yani sol bekin oluyor. Bu sefer sağ bekin de oluyor. Stoper kim oynayacak Fenerbahçe'de? Stoper stop kim oynayacak? Ben Rami Nazım ol olmadı. Ben de söyledim. Yani oraya daha orijin ya yani Serdar Aziz'le oynaması gerekir. Şimdi e, oynamıyor Fenerbahçe. Derbiye gidiyor. Nasıl Fenerbahçe aynı baskı iç sahada Galatasaray'la derbide oynadığında koyuyor ortaya. Galatasaray da sahada oynayacak. Tabii. o da koyacak. Bunun için burada o baskıda mutlaka daha o pozisyonu bilen, o daha orijini olan Serdar Aziz'in oynaması gerekir. Ama maç eksiği yok mu hocam? Maç eksiği ama sonuçta stoper daha önce de oynamış. Mesleği evet, stoperlik. Mesleği belki Zanka bir yerde. Şey kötü sonuçta olay. da Ersin Hoca'ya şunu söyleyecekler. Ya ne güzel oynatıyordun Zanka'yı, Jailson'u. Bir anda niye, nereden ben çıktı Hocaya Serdar Aziz'e? Ya Jail, Jailson savunma anlamında sıkıntı Yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor gördük tabii. bunu. Yaşıyor. Şimdi Başakşehir deplasmanında da gördük. Alanya'da da gördük. Gördüm. Şimdi bu da bir deplasman. Değen de değil. Hocam. Bir tek... E, o Avdikap'ta da gördük. Tabii. Turna'da. Ee, tabii hazırlık maçlarına doğru söylüyorsun Serdar. Ya şimdi yalnız Jason topu kuracak diye Jason'la başlamak bu maça doğru değil. Esas bana göre Serdar Aziz derbiyi de düşünerek Zanka ile beraber oynaması gerekirdi. Adet Rami hep söylüyorum iyi bir transfer ama hazır değil. Hazır değil. Yani haftanın da hazırlığını Ersun Yanal yalnız Ankara gücü maçında o maçı değil öbür haftayı da yapması gerekirdi. Ama oyunun genelinde Ender yani iki takımın savunma zafiyeti var. Hangi takım savunma zafiyetini giderirse bu maçta bana göre bir adım önde olacak ve galip gelecek. Ben beraberliğin olacağını düşünmüyorum. Mutlaka bir takım kazanacağını düşünüyorum. Ben yöne yöne hiç düşünmüyorum ben. Çünkü iki takım e, ciddi anlamda belki ilerleyen haftalarda daha da iyi olacaklar. Ligin 6. haftasında derbi oynuyorlar. Fenerbahçe'nin hep söylüyorum. Evet yeni bir kadro, yeni bir oyun planı, başarılı bir oyunu var ama eksikleri var. Savunma dörtlüsü daha oturmadı. Yeni bir takım mazereti bu. Galatasaray'da da aynı şekilde orta sahibi ucunda gelen oyuncularla farklı oyuna evrilen bir Galatasaray var. Bu anlamda iki takım da %100 hazır değil. Yani nerede savunma yapacaklar? Nerede özellikle ucundan savunmaya geçmeye hele sıkıntısı iki takımında çok net ortada topu şey kaptırdıklarında bunu değerlendiren maç kazanır. Trabzon'un? Bu tekrar yerine dediğim tabii. Ben bir getirelim de bir şey söyleyeceğim orada. Bu arada hmm. e, tabii Vedat Muriç, Falka, Gözler çok konuşuluyor. Hmm. İki evet bolcu, hmm. e, Eğer Cahilso veya Adem Kırami oynarsa Fenerbahçe savunmasında Maçın adamı Falka olur bence. Yani. Adil Vuruş mı istiyorsunuz Vuruşağını. hocam? Vuruş Anlı çocuklar. Orta sahalarda da Emre, Gustavo, Kuruze, evet. e, Seri, şunu da Enzonzi Seri, Lemina ya da Ömer. Bir de hangi takımı takımın Belanda'nın oynamadığı maçlarda Galatasaray hep kaybediyor. Kötü sonuç alıyor. Yani Bakın Belanda biz çok... demin bunu var filan diye konuştuk da burada evet. bir şey atladık biz demin. Evet. Burada dur, burada dur. Geri gel. Burada dur. Hocam, yardımcı hakemin şu köşeye gelip durması lazım. Nerede yardımcı? O görebiliyor muyuz onu? Köşeye gelip durması lazım. Ceza alanında kesiliyor. E, oradadır yer. zaten hocam. Orada. E, o da ikaz etmesi lazım. E, o iyi görüyor hakeme göre. Ha. Mutlaka görüyordur. Hakem de görüyor hocam. Yani ya hakem işte. görüyor ama yardımcının ikazı o daha kolay. Doğru. Çünkü oradan bakıyor. Hakemden daha iyi o. Peki Şimdi, o da görmüyor. Yardımcı da görmüyor. VAR da görmüyor. Peki gol olsaydı hocam Tekrarlatır mıydı? E, o Şu haliyle. Yok gol oldu mu tekrarlatmaz. Sivaslar itiraz edecek belki. Yok gol oldu mu tekrarlatmıyor onu. Gorol Hoca tekrar mı? Gerek Ama yapar, yapar. tabii, yapar. mutlaka yani bu da. Yani, yani burada zaten. Daha daha aktif yani burada tabii Sivas Spor'un galibiyetini veya penaltıyı kaçırdığı söylediklerimiz şimdi yanlış anlamı Yok anlaşılmasın. Şöyle. Sivas Spor'un insanların, halkından, taraftarından hepimiz de aynı hakkını teslim ettik. Bir sürü geriden çok önemli ne izah ediyoruz abi? Biz Sivas'ı konuşmuyoruz ki. Biz bundan sonra atılacak penaltılarda bu iş yapılmasın diye izah ediyoruz ya. Sivas'tan bize ne Sivas Spor, Kasımpaşa, Gençler bile önemli değil. Tabii, kim yani olsa. Burada e, yanlış bir karar var. Direkt kaleci bir adım öne çıkmış. Kural ihlali var. Bu öbür maçta Sivas Spor'a mesela aynı şekilde de yapabilir rakip. Evet, Bu baş... aleyhine de olabilir İngilizce, Sivas Spor. Siz de aynı Şimdi baş... lehine aynısı karşı karşılaşabilir. Ama burada %100 hakemin veya var hakemin eğer böyle bir kural ihlali varsa var, mutlaka müdahale etmesi gerekiyor. Yardımcının yani. bir defa net ikaz etmesi lazım. Bayrağı çekip ikaz etmesi lazım. Ha, yeme söylemesi lazım. Peki. E, Trabzon-Beşiktaş maçı için e, bir dev mücadelede pazar günü. Şimdi işte bugün konuştuk. Her ikisinin de maçı vardı. Eksikler var dedik. onu vardı. Bir kere Trabzon, e, Trabzon seyircisi evet, yine dolduruyor dolduracaktır tribünü. E, e, yani kredisi var hala takımında Ünal ya, Hoca'nın. Ünal Hoca'nın var da e, ben kaybederse Ünal Hoca... Yani 5 maçtır kazanamıyor zaten bu takım. Ee, Ünal Hoca tartışılmaya başlanır. Hoca arayışlarına girer. Trabzonspor yönetimi ya da camia, yerel basın, Ünal'ı gönderin şunu getirin diye. Kötü sonuçta beraberlikte dahil e, Trabzonspor'a hoca adayları gazetelere yazılmaya başlanır. Bence Çünkü Ünal Hoca formsuz, yani. B planı yok. Ya bu takım tamam eksik çok ama bu kadar kötü oynayamaz. Skor tutamıyor, oyun işte oyun ezberi dediğiniz bir ezberi yok artık. Yani Yusuf Yazıcı hem teknik direktörmüş hem sağ lideri. Her şeymiş takım. Kalbi gitti. Can çekişiyor Trabzonspor. Sezon başından beri kötü oynuyor bu İnan takım. Hocadan da şey çatlak sesler geliyor Trabzonspor'dan. Evet hocam. transferleri ben evet, yapmadım şimdi, dedi. Yani bayağı transferleri ben e, yapmadım şeyde, Basın ya. toplantılarında filan ince ince laf soktuğunu, yöneticilerin ne olduğunu filan bayağı bir sıkıntı var orada gelenlerden Ünal Hoca dolayı star için istemedi bir defa. O Bratislava'nın Beşiktaş'a iki gol atan oyuncusunu istemiş. Spor, evet, spor onu, spor er. spor onu istedi. Spor Hatta spor biz manşet de yaptık bunu ama onlar en iyisini alacaklar ya, dünya yıldızı getirecekler ya. Getirdiler ortada yok. Puanlar şakır şakır gidiyor. Ama onun servisi vardı tabi. Ya ya kaç olabilir rakamları alırsın. Yani Yanılmıyorsam diye... 4-5 gibi geldi oraya. 4-5'e bırakmamışlar diye duydum. Ben. Öyle evet. mi? Ya yani Trabzon için demiyorum. Bir takım ama çok 4 milyon euro mu ne verdi? Bırakmasın. Nasıl sen ya takımın bir 7 milyon euro zaten ya. ya bırakmamış yani. bırak, o fiyatı. Bırak, tendonunda, tendonunda ödem de ne demek ya? Tendonunda ödem varmış. Yani bu oyuncu ne zaman dönecek? Tendon sakatlığı da önemli bir sakatlık. O ödem ne zaman geçecek? Ne zaman bu oyuncu hazır olacak? Yani ya bir de çok bireysellik yani storage evet alınabilir. Sen bütün organizasyonunu yaparsın. Kadro derinliğini sağ beke, sol beke alırsın. İyi bir stoper alırsın. İki tane orta sağ alırsın. Sonra bu topu getirecek çünkü oyuncular lazım storage'e. Getirirsin, o da gol yapar. Evet, önemli bir transfer. Ama sen şimdi orta sahada doğru oyuncuları almıyorsun. Savunmaya almıyorsun. Kadro derinliğin yok. Storage aldım, gel kurtar. Ya yani böyle bir yani Futbol aklı yok. En büyük sıkıntı bu zaten. Trabzonspor'un planlamasına sezon. Peki madalyonun diğer tarafı Serdar Beşiktaş. Bugün tribünlerde Sergen Yalçın sesleri yükseliyordu. 5 maçta 5 puanı olan bir Beşiktaş Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Abdullah Avcı ve Beşiktaş açısından bu deplasman ne ifade edecek? Şimdi Trabzonspor'lular beni yanlış anlamasın. Çok güzel bir stat, çok güzel bir ambiyans. Ama Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki ambiyansı o kadar e, oyuncuları huzursuz ediyor ki. Yani oradaki taraftarı suçlamıyor. Herkesin tribüne tepkisi var, oraya tepkisi var, yönetimi tepkisi var. Bir sürü tepkiler var. Deplasmanda yani, De daha mı rahat böyle, Orada daha rahat oynayabilirler. Yani Trabzonspor'la yanlış anlamışsın. Hakikaten orası çok zor bir atmosfer. Evet, Ama Beşiktaş baş, kendi baş. sahasında, Beşiktaş'ta futbolcu kendi sahasında o kadar çok stresli bir hale geliyor ki. İşte gördük o Caner'in kontrolsüz dalışı ve o Ademler için hakimi öyle iteklemesi falan o gerginlikten kaynaklanıyor. Hoca çok Beşiktaşlı. Sezon başında çok Beşiktaşlı. artık sezon başında bu işin sonunda Abdullah Avcı Fikret Orman beraber giderler diye yorum yaptılar. E Sergen Yalçın diye bağırmaya başlayanlar. Bak çok sonra Abdullah bunu sezon başında maçlar başlamadan evvel söylediler. Çok Abdullah Avcı'nın en büyük hatası şu. Saha içiyle ilgili bir hatası Var yok benim haddime değil. Hoca burada, siz buradasınız. Siz söyleyebilirsiniz. Ama tercihine eleştiri yapabilirim. Başakşehir'den Beşiktaş'a gelmesi bence büyük hataydı. Kariyer açısından. Ama o da artık şampiyonluk ve kupa istiyor. Başakşehir'de olmayacağını O zaman sen Şam, bir şey diyemezsin. Bak, o zaman sen burayı Başak, göz göre göre geliyorsun. Tabii göz göre bak, göre geldi zaten. Şimdi Başakşehir'den Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a getiren ne? Kupalar mı? Şampiyonlukları mı? Taraftar, hayır. camia, Bak, basın, hayır her şey. demedim. Başakşehir'den Beşiktaş'a gelmesin dediğin şampiyonluklar kazanarak gelmedi. Hayır, ne? şampiyonluk Başşan... kazanmak Bak, için Şenol geliyor. Güneş'in gelişi de öyle. Şenol Hoca da öyle kupalarla gelmedi. Vay, Ama Şenol Hoca'nın kupaları vardı. Bak, hayır, hayır, Şimdi en önemli şampiyonluk için söylüyorum Süper Lig'de. Hı hı. Şenol Hoca bir vaat ettiği oyun vardı. Evet. Bursa Spor'da oynattığı, Trabzonspor'da öne giden, Saldırgan, direkt, direkt golü düşünen. Oyuncuları geliştiren farklı bir teknik direktördü oyunuyla geldi. Abdullah Avcı aynı şekilde kupayla gelmedi buraya. Neyle geldi? Oynattı oyun. Oyunda Bakıyorsun geldi. farklı bir oyunu oynuyordu. Başakşehir'de 5 yılda oyun pratiği. Ona göre oyuncular seçildi. Yani o oyunu hayal ettirdi. Bir şeyleri Beşiktaş camiası taraftarına Hayal ettirdi. Bunu bekle, Şimdi Beşiktaş için. taraftarı da bunu bekliyor ama eldeki kadro bunu oynayamadığı için gerçeklere hayallerden gerçeklere dönemedi. En büyük sıkıntı bu. Yani Abdullah Avcı'dan beklenen o, yani önde basan, coşkulu, topa sahip olan, rakibi az pozisyon veren, çok pozisyon üreten, çok dengeli bir takım kurması değil beşiktaş, mi? Eşiktaş, Başakşehir değil abi. Eşiktaş, işte. değil. İşte o değil, hocam değil işte onu buraya getiren ama burada oynatçı oyundu. Şimdi o oyun da yok işin tuhafı. Ve her evet. geçen günde oyun makası daha kötü gidiyor hücum savunmada. Sağ içi disiplinsizliği var. Oyuncular skor alamadıkça daha özgüvensiz hareket ediyor. Bu da ister istemez Beşiktaş'ın zaten puanını net gösteriyor. Hocam güzel Peki. bir şey söyledi. Abdullah Hoca 10 yılda Beşiktaş'ta kalsa Başakşehir gibi oynatamaz. Taraftar buna müsaade etmez dediği gibi. Beşiktaş farklı bir Hı. takım. Ya o Kafasını değiştirmek zorunda başarılı Bence olmak başa için. Bence Başakşehir'den yurt dışına gitmesi daha doğru olur. <laughs> Peki kapatacağım artık. <laughs> var mı önümüzdeki haftanın programı çocuklar? <laughs> tamam. <laughs> Cevap Aslan, çok iyiydi. Yok. Aslan <laughs> <gelmiş. gülüyor> Aslan Ama gelmiş, olmalıydı. Merachat bizi bekliyor. <laughs> Öyle mi? Evet. Konuşacakmış bizle. Baykuş var. <laughs> Peki, hocam bu hafta <laughs> önümüzdeki hafta e, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Beşiktaş maçları heyecan dolu bir dizi maç var. E, ve e, cuma günü Başakşehir Rize, Cumartesi Denizli, Kasımpaşa, Alanya, Sivas ve Galatasaray, Fenerbahçe derbisi. Pazar, Konya, Kayseri, Antalya, Malatya, Ankara Gücü Gençler Birliği ve Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi. Pazar şehirde Gazişehir-Göztepe maçıyla hafta son bulacak. Hafta içinde Salı, Çarşamba, Perşembe günü zira Türkiye Kupası heyecanı var. E, doğrusunu söylemek gerekirse çok yoğun, çok keyifli bir futbol haftası bizi bekliyor. Ee, dileyelim ki güzel futbol olsun. Ee, hem e, İstanbul'da e, Beşiktaş-Başakşehir maçının hem Sivas'taki Sivas Spor-Trabzonspor maçının basın toplantılarını izleyeceğiz. Ve sizlere veda edeceğiz efendim. Hoşçakalınız. Rakip 4-5-1 düzeninde bizi e, karşıladı. Özellikle bizim iki tane iç ortası saha Suat. Oyuncumuzu adam odaklı devam ettiler. Bizim özellikle 3 artı oyunu kurarken 3 artı 2 ve 5 hücumda bir sayısı olarak fazla olmak oraya kadar oyunu doğru getirdik. Blokların arasında bazen atamadık. Bazen attığımızda döndüğümüzde doğru yeri bulamadık. Belki bir tane şut attık. Rakibe pozisyon verdik mi? Vermedik. İkinci yarı itibariyle bu şekilde de oyuna ısrarla bir şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Sonrasında da özellikle kaybettiğimiz, kenarda kaybettiğimiz toptan ayağımıza çarpan rakibin de bunu değerlendirmesiyle rakip öne geçti. Rakip öne geçtikten sonra oyunda bizim adımıza mesafeler uzamaya başladı. Oyunun özellikle son 10-15 dakikası, o arada kaybedebilirdik ama 10-15 dakikasında e, seyircinin verdiği müthiş destekle beraber oyuna tekrar döndük. Penaltı arkasından oyunu kazanabilirdik. Ee, ondan önceki bölümde de kaybedebilirdik. Kazanabilirdik oyunu. Ee, oyunda çalıştıklarımızda takım bize içeriden o mesajları veriyor. Bugün itibariyle 5. hafta 5 puan ee, belki dışarıdan hoş gözükmüyordur. Ee, buraya gelirken Beşiktaş takımın büyüklüğünü ve zorluklarını bilerek geldik. Hiçbir taraf gül bahçesi değil. 5. Ee, hafta Belki insanlar memnun değil ama Beşiktaş taraftarı her şartla takımına destek olmuştur. Takımına destek olmaya devam etsin. Bu ligin büyük takımları, hep yarışı bitirenler veya yarışın içinde olan takımlarından bir tanesiyiz biz. Bir tanesiyle 5 puan var, bir tanesiyle 3 puan var. E, oyun bize doğru mesajlar veriyor. Onun için e, özellikle sakatlıklar ilk 5 haftada, kırmızı kartlar, bireysel hatalar... Biraz yorucu oldu. Ona rağmen oyuncu inanıyor. Biz de inanıyoruz. Reaksiyon veriyorlar. Ee, umarım kısa sürede bunun karşılığını alırız. Az önce yayıncı kuruluşta hocam Beşiktaş'ın 5 beş puanı var ama çok para harcayan takımların 10 puanı var. Beşiktaş taraftarı Çok harcayan evet. anlamında söylemedim onu ya. Hı, onu biraz ee, açabilirseniz. Büyük, hocam. Hani bu ligin domine takımları e, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu yarışın içinde olanlar. Kimin ne para aldığını muhasebeci değilim ben bilemem. Ee, muhasebe okudum ama ama bilemem. Ee, onun için e, onun, o anlamda söylemedim. Büyük takımlar bu ligi domine eden takımlarla bizim aramızda birinde 3 puan fark var, birinde 5 puan fark var. Ali Şu an itibariyle. Bazen istediğin oyuncuyu alamayabilirsin. Maliyeti, oyuncunun gelmemesi, tercihi, parasal yükü, bir sürü şeyler çıkabilir. Mevcutta da bu ligimizde bunu yapabilecek oyuncu şeyi vardır. Eğer biz maçlarda bir süreç yaşıyoruz, öne geçtiğimizde de farklı bir oyunlar da çıkacak ortaya. Bunu göreceksiniz. Ama oyun çünkü hani İsmail Hoca demiş ya topu verdik kazandık diye. Ondan sonra e, 20. dakikada Adem e, veya Enkudu içeri atsaydı topu gene mi bize vereceklerdi? Onun için şu anki mevcutta kullanabileceğimiz oyuncular bunlar. Bugün Orkan da girdi oyuna. Antrenmanlarda çalışıyor. Dar alanda problem çözmektir burada. Beşiktaş takımı geçiş takım geçiş oynayamaz. Kendi bölgesinde beklerken kaptığından geçiş olur ama genelde oyun felsefesi bu olamaz. Oynadıkları oyundan memnun kalmayabilirler. Destek olmaya devam etsinler. Ee, sonuçta biraz evvel dediğim gibi bütününde bir oyunu geliştiriyoruz. Eee bu oyun beğenilmiyorsa veya insanların tavsiye ettikleri oyun ne ben onu çok deneme merak ediyorum. Onun için en iyisini en iyi şekilde oyuncudan da geri bildirim alarak buna devam ediyoruz. Bugün biraz evvel hanımefendinin sorduğu soruda da bugün 10 puanımız da olabilir miydi? Gazişehir maçı iyi başladığında 9 kişiye kadar düştüğüm bir oyun var. Rize spor maçını domine ettin. Karşını. O da gerçekçi olmazdı. Hemen olmuyor. PlayStation gibi değil bu. Maçın e, ilk yarısını değerlendirdiğimizde sağdaki e, isimlere baktığımızda, iki takımdaki isimlere baktığımızda bu kadar iyi e, isimlerin e, bu kalitede bir oyun oynamasını e, eleştirebiliriz. Biz e, daha çok topun arkasına geçtik, rakip sahada rakibe topu verdik ama e, kendi sahamızda kazandığımız toplarla e, daha iyi bir şekilde e, geçişleri yapabilseydik e, pozisyona girme şansımız e, ilk yarıda da çok olacaktı. İkinci yarı biraz daha önde oynadık. E önde oynadığımız oyunda e, hem golü bulduk hem pası yaptık. İkinci, üçüncü gol fırsatlarını bulduk. Maç elimize geldi ama e, bunu çok e, net bir şekilde değerlendiremedik. Daha sonra yaptığımız bir hatayla da e, kolay bir penaltıyla da E maç berabere bitti. E, i̇stediğimiz gibi tabii ki yani oyun içerisindeki gidişata baktığımızda maçı kazanmaya yakın olan taraf olduğumuzu söyleyebilirim. Ama ikinci golü bulup o maçı bitirmemiz gerekiyordu. Bunu yapamadık. Kötü bir hakem performansı vardı. İlk yarının sonunda verdiği karar gerçekten çok üzücü. Hem var hakeminin hem sağdaki hakemin bu pozisyonu geçiştirmeleri bir anda herkesi içeriye sokmaya çalışmaları, pozisyonun üstüne yatmaları gerçekten çok üzücüydü. Bu tür üzücü şeylerle İnşallah karşılaşmayız ne olursa olsun hangi statta olursanız olun hangi baskıyı yerseniz yiyin böyle bir şey yapmaya hakkınız yok sonuçta burada sahada e, mücadele eden bir oyuncu grubu var e, nasıl penaltıyı doğru bir şekilde verdiyse hakem kırmızı kartı da vermek zorundaydı ama gerçekten hakem için de belki de üzücü bir gündü. Ee, zaman zaman etildi, zaman zaman konuşuldu, zaman zaman bağırıldı. Ee, zor bir gün geçirdi. O yüzden üzerindeki baskıdan dolayı da e, kırmızı kartı veremedi diye düşünüyorum. Tabii ki oyuncular da sahaya girmedi. Herkes çok net gördü e, pozisyonu ve yani burada yapılacak olan VAR'a gidip bakılıp e, kırmızı kartı gösterilip belki faal atışıyla oyunun devam edilip ondan sonra e, bitirilmesiydi. Prosedür bunu söylüyor ama gerçekten e, komik bir şekilde kapattılar ve bir anda içeri girdiler. Yani VAR hakeminin e, ifadesinin e, bizim oyuncunun faal yaptığını söylediğini söylediler. Tabii ki bilmiyoruz. Yani VAR ile orta hakem arasında e, bizim kırmızı kartımız gitti diyelim. Yani yan hakemin görmesine gerek yok. Zaten VAR diye bir sistem var. Nasıl penaltıyı verdiler? VAR'a bakıp kırmızı kartı vermeleri gerekiyordu. Dediğim gibi yani yüz, doğru bir penaltı verdiler VAR'a bakıp Aynı şekilde doğru bir şekilde kırmızı kartı vermesi gerekiyordu ama var hakemiyle birlikte orta hakem büyük bir hata yaptı. Tabii ki bunun cezasını görecek olan da onlar. Biz 1-0'dan sonra pozisyonlar yakaladık, net pozisyonlar da yakaladık. Belki son bölümde 70-75'ten sonra Beşiktaş takımı biraz tabii reaksiyon gösterdi, daha önde oynamaya çalıştı. Bizim takımında biraz gerilemesi burada söz konusu oldu ama net bir pozisyon belki bir tane söyleyebiliriz yani Beşiktaş takımına. Tabii ki bu kadar kaliteli oyuncular var. Böyle bir takıma net bir pozisyon belki bir tane vermiş olabiliriz bu bölümde. Ama bizim çıkışlarımız daha doğru olsa, doğru pas trafiyle doğru bir şekilde çıksaydık, Dediğim gibi yani ikinci gol atıp maçı bitirebilirdik. Zaten 84'te penaltı golünü yedik. Yani bir birden sonra iki takım da gol de atabilirdi. Biraz oyun da dağıldı. Yani geçişleri özellikle çok doğru yapmamız gerekiyor ama özellikle geçen Roma maçında da aynısını yaşadık. Yani önde de çabuk top kaybı yapıyoruz, set oyununa çeviremiyoruz. Bunu biraz daha çalışacağız. Yani bugünkü oyun belki daha önce kaybettiği maçların da zaman zaman altına düştü. Tabii ki hem bizim takımımızın topa iyi sahip olması pas çıkışlarımız yani bizden çekindikleri için de zaman zaman üzerimizde baskı kurmadılar. E, ama tam olarak e, Beşiktaş'ın oyununu oturtamadılar. Yani Beşiktaş'ı da bugün baktığımızda e, çok e, özellikle savunmada eksikleri vardı. E, bunlar da oyunu zaman zaman etkilemiş olabilir. Kaybettiğimiz için üzgün. Çok fazla maçın adına yapacak bir yorum yok. Maç genelinde istekli arzulu oynamaya çalışan takımım vardı ama özellikle deplasmanlarda her hafta dahil olmak üzere pozisyon yapamadığınız anda zaman zaman zorlanırsınız. Biz de bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm. Çalışacağız, devam edeceğiz. Ben yani gerçekten çok güzel bir lig maçı oldu. Maçın içinde her şey vardı. Goller vardı, kaçan goller vardı, penaltı vardı, direktlerden dönen toplar vardı. Gerçekten hakikaten iyi bir mücadele oldu. Biz maçın başında golü yedik ama hiçbir zaman oyundan kopmadık. Maçın başında gol yemek bazen takımları demoralize eder. Biz de bir an onu yaşadık bir beş dakika ama ondan sonra toparlandık ve oyunumuzu oynamaya başladık. İyi bir galibiyet aldık. Zaten biz bu maçı konuşurken arkadaşlarımızla da Aynı şekilde konuştuk. Ne, olur, ne olursa olsun e, oyundan kopmamamız gerekiyordu. Çünkü karşımızdaki takım iyi bir takım. E, çıkışta olan bir takım. Onun içine çok dikkatli olmamız gerektiğini ve oyundan ne olursa olsun kopmayacağımızı söylemiştik. Ve onu gerçekleştirdiler arkadaşlarımız. İyi bir galibiyet aldığımız için özellikle de son dakikada attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. E, üç maçları galip gelemiyorduk. Bu bizim açımızdan çok çok önemliydi. Şimdi önümüzde gerçekten kritik maçlar var. E, lig çok uzun bir maraton. Bir galibiyetle bitmiyor. Artık önümüzdeki e, Alanya maçı, ondan sonra olan Ankara gücü maçı bizim için çok önemli. Onları da iyi bir şekilde bitirirsek e, çok büyük bir avantaj yakalamış olacağız. Çünkü bizim takımımızda hala hazır olmayan arkadaşlarımız var. Örneğin Fernando, Traore, e, Armin. Bunların hepsi hem sonradan gelen hem bizimle hazırlık dönemi geçirmeyen arkadaşlar var. Onlar da hazır olmamalarına rağmen mecburen oynatmak zorunda kalıyoruz. Ama bu milli takım arası bizim için çok büyük avantaj olacak.